50 soruluk DGS Türkiye geneli deneme operasyonu başlasın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yektumat Yasin Kara. Şimdi sizlerle DGS denemesi çözeceğiz. Yalnız bu DGS denememiz Türkiye geneli bir deneme arkadaşlar. Bu denememizin matematik kısmı bana ait. Sözel kısmı Umutcan Arslan hocamıza ait. 50 soruluk deneme formatı. 50-50 toplam 100 soru var arkadaşlar. Şimdi... Ben her soruyu sizler için detaylı çözeceğim. Birazdan başlıyorum çözümlere. Ve arkadaşlar bu sizin için aynı zamanda bir konu özeti. Aynı zamanda bir son tekrar olacak. Çünkü soruları detaylı bir şekilde çözeceğim. Ve buradaki her soru ÖSYM soruları baz alınarak hazırlanmıştır. Sorular için arkadaşlar özellikle süreyi de göz önünde bulundurduk. Zorluk ve kolaylık açısından. E, o yüzden bu denememize çok dikkat edin ve çok önem verin. Denememize ulaşmak için. Denememiz Türkiye genel deneme olduğu için arkadaşlar özellikle ben biz pdf e bırakamıyoruz. Aynı zamanda sadece hakları bana ait değil başka kişilere de ait hakları var. Dolayısıyla ben ilk defa bu denemede pdf e bırakamayacağım. Ee, yani bu bağlamda. O yüzden arkadaşlar denememizi açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Ama ben çözümlerini herkese, herkese açık yapacağım. Birazdan başlayacağım arkadaşlar o benim elimde. Ama dediğim gibi pdf kısmı benim elimde değil. Açıklamadaki trend yol kitap seç ulaşabilirsiniz. Ankara AVM ve Fukara AVM arkadaşlar özellikle bu iki AVM'den verilen siparişler 24 saatte Karko'da. Fukara AVM'nin açıklamaya linkini bırakıyorum. Yine Ankara AVM'yi de kendiniz bulabilirsiniz. Hatta e, onu da linkini bırakabilsem bırakacağım açıklamaya. E, bu iki AVM'yi özellikle takip ediyorum. Diğer AVM'lerden de verebilirsiniz. Onların ama ne zaman göndereceğini bilemiyorum. Onlara da sorun arkadaşlar. Gönderiyorlarsa istediğiniz yerden, canınızın istediği yerden alabilirsiniz. Zaten şu anda kitap seçte de çok uygun e, bir şekilde satılıyor bunu da söylemiş olayım aynı zamanda beni ilk defa tanıyan arkadaşlarım ve seni hazırlanacak arkadaşlarım için de şunu söyleyeyim benim DGS ait arkadaşlar bir DGS problemler kitabım var DGS'nin problemlere kadar olan kısmı için bir sayılar ve cebir kitabım var yine DGS'nin problemlere kadar olan kısmı için bu şekilde DGS sayılar ve cebir denemen var bu denemelerimi çözebilirsiniz yine arkadaşlar DGS için bu şekilde bir problemler denemem var yine çözebileceğiniz bu şekilde 16 çarpı 12 bir problemler denemem var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar DGS için benim resmen bir kursum var. Yani kursa gidemeyen arkadaşlarım ya da evde çalışmak isteyen arkadaşlarım, imkan olmayan arkadaşlarım bu setlerden muhakkak ki faydalansınlar. Birçoğunun çözümleri de zaten herkes açık arkadaşlar. Hatta ben bunu geçen bir rehberlik videosunda çözümlerini tek tek paylaştım. O rehberlik videosunu da ben açıklamayı bırakıyorum. Oradan istediğiniz linke de ulaşabilirsiniz. Rehberlik videosu adı altında bu videonun açıklamasına bırakacağım arkadaşlar. Onu da muhakkak ki dikkatle inceleyin. Bu videonun açıklamasına bakın. sözü çok uzatmıyorum. Denememizle sizi baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar rasyonel sayılarla ilgili bir işlem sorusu. Şimdi İşlemde ilk başta ne yapacağız? İşlem önceliğine dikkat edeceğiz. Burada işlem önceliği çarpmada. Payda kısmında da arkadaşlar yine işlem önceliği bu çarpmada. Özellikle buralardan başlamamız gerekiyor. 2'yi 2'ye bölelim arkadaşlar. 1. Paydadaki olan bu 2'yi de 2'ye bölelim. 1. Buradan ne geldi? 2 eksi 1 kere 1. 1'i 1'e bölün. 1 gelmiş oldu. Bölü arkadaşlar. Şimdi 9'u 3'e bölün. 3. 3'ü 3'e bölün. 1 yaptı arkadaşlar. 3 kere 1. 3 bölü. 2 kere 1 2 eksi 1 bölü 3 oldu. Şimdi arkadaşlar burada da 2'den 1'i çıkaralım. 2 eksi 1'den 1 bölü. Burada payda eşitlememiz gerekiyor. O zaman burayı 3 ile burayı da 2 ile eşitleyelim. 3 kere 3 9 2, 3 kere 2 6 eksi 2 kere 1 2 2 kere 3 6 Buradan da ne gelir? 1 bölü 9'dan 2 giderse ne geldi arkadaşlar? 7 geldi. 7 bölü 6 geldi o zaman. 9 eksi 2 7 e, Payda'daki 6'yı da aynen yazdık. Peki sonra ne yapacağız? Bu 7 bölü 6'yı ters verip çarpacağız. 1 çarpı 6 bölü 7 yapıyor. Buradan da arkadaşlar ne geliyor çarptığınız zaman? 6 bölü 7 geliyor. İşleminin sonucu kaçtır? 6 bölü 7 olacak. Arkadaşlar tam sınavın tadında güzel bir ondalıklı sayı sorusu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken olay. Bakın M, N, K birer rakam. Bu bizim için önemli. Ve burada ondalıklı sayılarımız var. Şimdi arkadaşlar bondalıklı sayılarımızın toplamını şöyle ifade edelim. 0, mnk ben nasıl yazabilirim? MNK bölü 1000 olarak yazabilirim. Artı burayı nasıl yazabilirim arkadaşlar? Şöyle bir parantez açalım. 0,222 222 bölü 1000 Artı burayı da 333 bölü 1000 olarak yazabilirim. Artı nokta nokta en son kaça geliyorum arkadaşlar? 999 bölü 1000'e geliyorum. Şimdi burada olayımız şu. Ben burayı istersem tek tek de toplayabilirim ama ben sistematik bir şey istiyorum arkadaşlar. 222, 333, 999 bunların hepsi 111'in katı. O zaman ben ben burayı 111 bölü 1000 parantezin alıyorum arkadaşlar. O zaman buradan ne kaldı? 2 kaldı. Buradan 3 kaldı. Nokta nokta nokta. En son ne kaldı? 9 kaldı. Şimdi devamını da aynen yazalım. M, -N K bölü 1000 olarak yazalım. Şimdi 2'den 9'a kadar olan toplamı bulacağız. Burada hemen size bir taktik gösteriyorum arkadaşlar. Hemen zaten de bildiğiniz bir taktik. 1'den 9'a kadar olan toplamı hesaplayalım önce. 9 çarpı 10 bölü 2 formülünden ne geldi? 45. Ama 1'den 9'a ben 2'den 9'a lazım. 1 ee, fazla saydığım için 45'ten 1 çıkarın. 44 yapıyor arkadaşlar. O zaman 111 bölü 1000 çarpı 44 olmuş oldu. Yine burada da aynı şekilde MNK bölü 1000 ifadesi yer alıyor. Şimdi arkadaşlar 111 ile 44'ü çarpacağız. Ben hemen şurada çarpmak istiyorum. 111 ile 44'ü. Hemen ne geliyor? 444. Bir daha 444 geliyor. Taraf tarafa topluyorum. 4, 8, 8, 4. Ne geldi? 4884 geldi. Yani şurası şu kısım arkadaşlar. Şurası 4884 bölü 1000 geldi. Artı Burada M, N, K bölü 1000 sayısı var bir de. Şimdi dikkat edin. Bana ne diyor? Bu toplam bir doğal sayı eşit diyor. E şimdi bu toplamın bir doğal sayı olması için arkadaşlar o zaman M, N, K ile 4884 topladıktan sonra oluşan toplam 1000'e bölünmeli mi? Heh. Bu toplamda kaç olacak o zaman arkadaşlar? Ee, 5000 olabilir. O zaman M, N, ne olacak. 116 olacak. 4884'e 116 eklerseniz arkadaşlar 5000 elde edersiniz. 5000 de 1000'e bölünür ve böylece bir doğal sayı elde edebilirsiniz. Başka türlü de e, ee, hiçbir şekilde buradan doğal sayı elde edemezsiniz. Çünkü burada MNK 3 basamaklı bir doğal sayı. O zaman M1, N1, K6 arkadaşlar. Bana diyor ki M artı K. M ile K, M neydi? 1. K neydi? 6 bölü N. N neydi arkadaşlar? O da 1'di. 7 bölü 1'den o zaman ne geldi? 7 gelmiş oldu. O zaman bu sorunun cevabı Ceyhan 7 olacaktı. Arkadaşlar şimdi bu tarz sorularda bir taktiğimiz vardı. Neydi bu taktik arkadaşlar? A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere diyorsa ve bana teklik ve çiftlikle ilgili bir soru soruyorsa biz pozitif üssü siliyorduk. Neden? Çünkü pozitif üst teknik ya da çiftliğe etki yapmaz. Bakın pozitif üstlerimi hemen sildim arkadaşlar. Şimdi sildikten sonra ben ne biliyorum? Bu ifade neymiş arkadaşlar? Tek sayı. Şimdi bu ifadenin tek sayı olması nasıl mümkün arkadaşlar? Arada bakın ne var? Toplam var. Ya bu tek ya bu çift olacak arkadaşlar. Tekle çifti toplarsam çünkü tek gelebilir. Ya da bu çift olacak. Bu tek olacak arkadaşlar. Çünkü çiftle teki de toplarsam yine tek gelecektir. O zaman bizim burada hemen bir tablo yapmamız gerekiyor. Kısaca arkadaşlar. Ve ilk başta ben şu durumu konuşuyorum. Dikkat edin. Bu durumu konuştuğum için de ben A'ya ne diyorum ben başta? A'ya çift diyorum. B çarpı C'ye tek dediğim için de o zaman B'de tek C'de tek diyorum. Bunun için tek bir durum var arkadaşlar. O da bu. Şimdi diğerinin durumuna geliyorum. Belki onda birden fazla durum oluşabilir. A tek olacak. Tamam A'ya tek dedim yine. Ama B çarpı C'ye çift demiş. B çarpı C'nin çift olması için arkadaşlar B çift C tek olabilir. B tek C çift olabilir. B çift C çift olabilir. Yani o zaman burada 3 tane durum geliyor. Şimdi bu tabloyu yaptıktan sonra göreceksiniz ki soru çok daha rahat çözülecek. Bana diyor ki hangisi kesinlikle çift sayıdır? A artı B. Bakın A artı B ne geldi arkadaşlar? Tek sayı geldi. Ee, o zaman buradan kesinlikle diyemem. A artı B artı C. Bakın toplayın ne geliyor arkadaşlar? Çift geliyor. Ama buradan toplayın. Dikkat edin. Yine çift geliyor. E yine buradan toplayın. Yine çift geliyor. Ama burayı toplayın. Tek geliyor. İşte o yüzden bu soruda özellikle kesinlikle yazdım arkadaşlar. Bir tane de olsa durum bozuluyor. He, o zaman bu da gitti. A çarpı B çarpı C. E arkadaşlar çarptığınız zaman her türlü çift geliyor. O zaman demek ki bizim cevabımız burada. A çarpı B çarpı C olabilir. Bu kalsın. Diğerlerini de göstereceğim ben. B parantezini alalım. A artı C. Şimdi B parantezini aldım. A artı C. Şimdi arkadaşlar Burada dikkat edin, e, çiftle teki toplarsanız, hani a artı c diyor ya, ne yaptı? Tek yaptı. B de tek, tekle şey çarparsanız ne oluyor? Tek oluyor. E bu da olmuyor. Burada da ne parantez? C parantezinden a artı b kalsın. Şimdi c'nin tek olduğu bir durum bulalım tamam. C tek. E, a artı b'nin arkadaşlar, tekle çifti toplayın, o da tek. Tekle tek çarparsanız ne oluyor? Tek oluyor. E o zaman yine bu da gördüğünüz gibi sağlamıyor. Burada sağlayan tek bu seçenek diğer seçeneklerde böylece elenmiş oluyor. Burada dediğim gibi arkadaşlar tabloyu yaparsanız bu soruları hiç kaçırmazsınız ama tablo yapmazsanız burada 2 saat düşünebilirsiniz ve burada bir tane çözümü kaçırırsanız bu sizin canınızı sıkabilir. Arkadaşlar yine ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzı. Bunlarda hemen mantık yürütmeye çalışacağız. Bir iki denemede hemen çıkar arkadaşlar. Şimdi yolu ve taktiği size gösteriyorum. B ile B'yi topladığınız zaman 6 olmuş arkadaşlar. Bu sayı Şöyle de olabilir. Bakın iki tane senaryo var. Ben iki senaryoyu da size tek tek göstermek istiyorum. B, 3, 6. Yani senaryolardan bir tanesi şu. Bu 3 olacak. Bu da 3 olacak. 3, 3, 6 yapabilir. Diğer senaryoyu da göstereceğim arkadaşlar. Burada C. Topladığınız zaman B, 3, 6. Diğer senaryoda da 8 ile 8'in toplamından da 6 gelebilir. Nasıl gelir? 8, 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 dersin. Ee, devam edersin. Şimdi arkadaşlar benim göstermek istediğim olay şu. B'ye 3 dediğiniz zaman 3 3 daha 6 tamam. O zaman C ile C'nin toplamı 3 olacak ya. Yani 3 de olamıyor, 13 de olamıyor. Çünkü tek sayı. Ee, yani 2 C'nin 3 olması gibi bir şey. Ya da 2 C'nin 13 olması gerekiyor. Böyle bir şey mümkün değil. O zaman e, buradan herhangi bir çözüm gelmesi e, mümkün değil. Çünkü A B C birbirinden farklı rakamlar diyor. O zaman bu gitti. İşte bakın denemeyle hemen çıkıyor. Peki şöyle yapalım o zaman. Ben B'yi ne buldum? E dikkat edin. B'ye ben ne dedim 8 dedim. Tamam. B'ye 8 dedim. Sağladı. Burası da 8. E 8 8 daha 16'nın 6'sı. Elde var 1. Şimdi burada bir şeyi topluyorum. E ne geliyor buradan? 3 geliyor arkadaşlar. O zaman bu şöyle mümkün. Mesela C'ye 1 dersem, bu C'ye de 1 dersem 1 ile 1'i toplarsan ne oluyor? 2 oluyor. Elde var 1. Ne yaptı? 3 yaptı. Ama e, eğer burada elde bir şey olmazsa bu A direkt aşağıya iner. A direkt aşağı inerse o zaman A'ye B birbirine eşit olur. Ve bana ne diyor? ABC birbirinden farklı rakamlar diyor. He. O zaman demek ki C burada 1 olmayacak. Peki başka hangi sayıdan olabilir arkadaşlar? C'ye 6 derseniz de olabilir. 6 alt daha 12. 1 daha 13. 13'ün 3'ü 13. elde var. 1. O zaman e, B'yi de ne demiştik? 8 mi demiştik? O zaman şuraya da 8 yazalım. O zaman A 7 olacak ki 7'ye 1 eklerseniz ne oluyor arkadaşlar? 8 oluyor. Elde var olan 1 eklerseniz 8 oluyor. Burada C ne oldu arkadaşlar? 6. B ne oldu? 8. E dikkat edin. A ne oldu? 7 oldu. Evet. Gördüğünüz gibi ABC birbirinden farklı rakamlar oldu. E, bana ne diyor? Toplamı kaçtır? 7 8 daha 15 6 tane yaptı arkadaşlar. 21 yapmış oldu. İşte burada bu sistemi öğreneceksiniz. Deneye deneye arkadaşlar. Gidin çıkmış soruları çözün. Hepsinde buna benzer benzerlikler göreceksiniz. E, dediğim gibi mesela burada C ile C'nin toplamı evet 3 e, görünüyor. Ama e, bu C ile C'nin toplamı yani 2C ya 3 ya da bu 2C 13. e Şimdi diyorum ki yani elden var 1 olması lazım. O zaman eldeki olan 1'i de eklediğim zaman ne oluyor? Ancak öyle gelebiliyor. E, burada birbirinden farklı rakamlar okumazsanız belki hemen burada A'ya belki de şey diyeceksiniz. Yani 8 diyeceksiniz. Ama burada birbirinden farklı rakamlar diyor. İşte o yüzden arkadaşlar bu tarz sorularda her zaman şu tepeye çok dikkat edin. Bu tepe size çok şey kazandıracak. Arkadaşlar bu soru sınavda gelebilir. Yanına bir yıldız atın ve bu soru bir işlem sorusu yine temel kavramlarla yapılabilecek çok rahat bir soru. Bakın 2 faktöriyel ne demek? 2 çarpı 1 demek. Artı 3 faktöriyel ne demek? 3 çarpı 2 çarpı 1 demek. Eksi 4 faktöriyel ne demek? 4, 3, 2, 1 demek. Bunları yazdıktan sonra bu ne oldu? 4 e, bölü 2 artı 5 bölü 6 eksi A bölü 24 oldu. Şimdi arkadaşlar Bakın ben bunun sonucunun bir doğal sayı olduğunu biliyorum ama paydaları eşitlemem lazım toplamak için. 12 ile 4 ile 1 ile. Ne oluyor? 12 kere 4 48 artı 4 kere 5 20 eksi a bölü 24 oluyor. 68 eksi a bölü 24. Şimdi arkadaşlarım bana diyor ki bu işlemin sonucu bir doğal sayı. Bakın bu bir doğal sayı. Şimdi siz burada doğal sayının eğer ne olduğunu bilmezseniz sıkıntı yaşarsınız. Yani doğal sayı derken mesela 0, 1 doğal sayı. Mesela burada belki birçok arkadaşımız 132 cevabını işaretleyemeyecek. Çünkü neden? Burada 0'ın doğal sayı olduğunu unuttuğu için A'nın 68 değerini unutabilir. Ben birçok arkadaşımın bunu unuttuğuna eminim. Çünkü kendim de unutuyordum az kala. <laughs> A 68. 68 68 giderse 0. 0 24'e bölersen 0 bölü 24'ten 0 geliyor. Bu 1. Burası başka ne olursa 24'e bölünür. 48 olabilir arkadaşlar. O yüzden A'nın 20 olması lazım. Çünkü 68'den 20 çıkarsa 48, 48, 24'e bölün 2 yapıyor. Başka ne olursa bölünebilir burası. E, 24 olursa 24 olması için arkadaşlar A'nın ne olması lazım? 44 olması lazım. A 44 olursa yine 68'den 44 çıkarsa 24 o da yine bölünüyor. Bunların toplamlarından bak 64'ü işaretlemiş olabilirsiniz. 64 değil arkadaşlar. Böyle toplarsanız e, 64 ile 68'in toplamından 132 Cevabımız Ankara seçeneği yapıyor. Yani burada birçok arkadaş belki elenebilir ama e, dediğim gibi temel kavramlar gerçekten çok önemli. Sen doğal sayının tam sayının ne olduğunu bilmezsen bu sorularda rahat bir hareket yapamazsın. Arkadaşlar şimdi bu sorularda çok dikkatli olacağız. Okurken bir şeyleri kaçırmamaya çalışacağız. Bakın ne diyor? Turna sayı doğrusu üzerinde M ve N rakamlarını aşağıdaki gibi işaretlemiştir. Bakın M ve N rakam. Bu çok önemli. Soruda her şeyi burası belirliyor arkadaşlar. Meyvenin rakam olduğunu unutmayın. Şimdi dikkat edin bize ne diyor? Daha sonra turna her birinin m sayısına olan uzaklığı m sayısının n sayısına olan uzaklığın 3'te 1'i kadar olan iki farklı sayı işaretliyor. Şimdi m sayısının n sayısına olan uzaklığı 3x olsun arkadaşlar. Bu 3x'in 3'te 1'ini alalım. O da ne yapar? x yapar. Şimdi m sayısına uzaklığı x olan sayıları bulalım. Bir tanesi bunun sağ tarafındadır bu. m artı x. Bir tanesi sol tarafındadır arkadaşlar. Bu da m eksi x. Şimdi diyor ki işaretlenen bu iki sayının toplamı 12. Yani m artı x ile m eksi x'i toplarsanız kaç yapacak? 12 yapacak. Buradan m ile m'nin toplamı 2m. 2m 12 ise m ne oldu arkadaşlar? 6 olmuş oldu tamam. M'nin 6 olduğunu bulduk. Bana yalnız bunu sormuyor. Ne sayısını alabileceği değerler toplamını soruyor. Şimdi arkadaşlar m 6. Sayı doğrusunu bir daha çizelim. M 6. M'yi siliyorum. Yerine 6 yazıyorum. Şimdi N burada ne olabilir? Burada dikkat etmemiz gereken olay şu. N bir rakam olduğu için arkadaşlar. N 7 olabilir. 8 olabilir. 9 olabilir. Başka da bir şey olamaz. Çünkü N sayısının sağ tarafında. Dolayısıyla burada N'nin alabileceği 3 tane değer var. 7, 8 daha 15. 9 daha ne yapar arkadaşlar? 24 yapar. O zaman cevabımız Ceyhan gelecektir. İşte ÖSYM'nin yokladığı yerler arkadaşlar. Okuyup dikkatli anlıyor musunuz? Temel kavramları nasıl kullanıyorsunuz? ÖSYM'nin sizi yokladığı yerler. Arkadaşlar pozitif sayı negatif sayı ile ilgili güzel bir örnek. Bakın burada şuna dikkat etmeniz lazım. A, B, sayılar olmak üzere diyor. Burada akara ifadesi, A kare ifadesi. A'nın sıfır olabilme şansı yok. Çünkü sıfır olursa sıfır sıfırdan küçük olmaz oluyor. yani bunu sağlayamaz. Dolayısıyla A kare ifadesi kesinlikle pozitif bir ifade olduğu için arkadaşlar ben bunu burada ne yapabilirim? Silebilirim. Bu bana bir etki etmez. Yani burası kesinlikle artı bir ifade. E, B kübün ne olması lazım arkadaşlar? Burada da kübü silebilirsiniz. Tamam mı? Kübü sildiğiniz zaman e, çünkü küp eksi ya da artı etki etmiyor. Biz şu anda burada işaret incelemesi yapıyoruz. O zaman artı ile neyi çarparsan sıfırdan küçük olur. B'nin eksi olması gerekiyor arkadaşlar. Bu kesin bir bilgidir. Şimdi bakın. Eksi bir sayının kuvveti de eksidir. Burada 7'nin ve 5'in bir önemi yok. Çünkü bunlar tek sayı olduğu için sayının Çektik ya da çiftliğini etki etmeyecek. Ben bu iki sayı toplamdan sıfırdan büyük oluyorsa demek ki benim C sayım artı bir sayı. Çünkü arkadaşlar ee, burada B eksi bir sayı. Beşinci kuvvet de yine eksi. C artı olmalı ki bu toplam sıfırdan büyük olsun. Buna dikkat edelim. 1 bölü A küçüktür. 1 bölü B eşsizlikleri sağlanıyor diyor. Şimdi arkadaşlar B sayısı eksi bir sayıydı. Doğru mu? E, negatif bir sayıdan daha küçük olan bir sayıda mecburen ne olacak? Negatif olacak mı? Ben A'nın negatif olduğunu buradaki öncülden çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. A sayısı da negatif. Bakın şimdi size temel kavramlarla ilgili çok güzel bir şey söyleyeceğim. Eğer burada her ikisi de aynı işarete sahipseler tamam mı? Aynı işaret sahipseler pay ve paydaları yer değiştirebilirsiniz. Yani bunu yukarıya, bunu da yukarıya alabilirsiniz ama aradaki şartı değiştirmek şartıyla. Yani A bölü 1 büyüktür B bölü 1 olacak. Yani A büyüktür B oldu arkadaşlar. Siz şimdi normalde A ile B'yi kıyaslayamayacaktınız. Çünkü ikisi de negatif. Ama buradan çok rahat söyleyebilirsiniz. A e, büyüktür B oluyor. O zaman kısacası aslında bunu şöyle düşünebilirim. B küçüktür A diye düşüneyim. C sayısı da pozitif olduğu için en büyük sayı olacak. B küçüktür A küçüktür C. Cevabımız Ceyhan seçeneği olmalı değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar benim sınavda beklediğim tarz sorulardan bir soru. Sorumuzun mantığı bizler için çok önemli. Şimdi dikkat edelim. Sorumuzda bize ne diyor? Neler yapacağız? Diyor ki bize x ve y tam sayı olmak üzere ee, x çarpı y'nin karesi ifadesi 8 ile x artı y'nin karesi ifadesi 10 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? Bakın samimi söylüyorum şu sonun yanına şöyle 3 tane yıldızınızı atın arkadaşlar. Çok önemli bir soru kalıbı. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu sayı eğer 8 ile bölünüyorsa bu sayının x çarpı y'nin içerinde eğer çarpan olarak sadece 2 bulunsa 2'nin karesi 4 olur. Bu 8 ile bölünemez. Demek ki bu x çarpı y'nin ifadesinin içinde minimum 4 ile bölünüyor bu ifade. Minimum 4 ile bölünüyor. Tamam mı? Bunu bir kere yazalım. 2 olsa yetmiyor. Sadece 2 olsa, 2 çarpan olsa yetmiyor. Bu bir. İkincisi. Şimdi zaten bunu söyledim. x artı y kare ifadesi diyor. Bu, bu ifadenin karesi 10 ile bölünüyormuş. Şimdi karesinden eğer 10 geliyorsa arkadaşlar bu x artı y ifadesinin içinde bir kere hani karesi 10 ile bölünüyorsa bu sayının içine bir kere 2 ve 5 olmalı. 2 ve 5 olmalı. Yani dolayısıyla x artı y ifadesi mecburen e, çift olacak. x çarpı y ifadesi de mecburen çift olacak arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki e, hatta şunu da söyleyebilirim. Bak e, x artı y ifadesi 2 içerdiği için bunun karesini aldığın zaman şu ifade yani x artı y'nin karesi ifadesi içinde kesinlikle 4 vardır. Yani o zaman B 4 ile tam bölünebilen bir sayıdır. Zaten bu ifade 8 ile tam bölündüğü için A sayısı da mecburen 4 ile tam bölünebiliyor. A artı B sayısı 4 ile tam bölünebilmektedir. Evet doğru bir yorum çıkarılabilir. B sayısı 125'in bir tam katıdır. Şimdi arkadaşlar bu B sayısının evet içinde 5 içerdiğini söyledik doğru. Bir tane de 5 içerebilir. iki tane de 5 içerebilir ama bana her zaman doğrudur diyor. Bir tane 5 içerse 5'in karesinden e, ne geliyor? 25 geliyor. Dolayısıyla 125'e bölmesi için 5 üzeri 3 lazım. ve bunun içinde 2 tane birden fazla 5 olacağının bir garantisi yok. Bir tane 5 olduğu kesin. Dolayısıyla B sayısının 125'in katıdır demek kesinlikle çıkarılabilecek bir yorum değil. A sayısı 16 ile tam bölünmektedir. Arkadaşlar şimdi x çarpı 4 ile tam bölünüyorsa bunun karesini aldığın zaman mecburen içinde 4'ün karesinden 16 çarpan olarak bulunacak. Dolayısıyla bu ifade de 16 ile tam bölünme hakkına sahip olacak. O zaman bu sorumuzun cevabı denizli seçeneği olmadı. Arkadaşlar kendim yazdığım özenle üzerinde durduğum güzel bir soruydu. Gerçekten sayıları, cebiri iyice hissetmek lazım bu soruyu çözmek için. Ama çok zor değil. Arkadaşlar ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzı. Şimdi ben bu sorunun üzerinde size mutlak değerin bütün mantığını anlatacağım. Bütün dikkatinizi bana verin. Şimdi mutlak değerle ilgili bir olayımız vardı arkadaşlar. M bir gerçel sayı olmak üzere. Olayımız neydi? Eğer M sıfırdan büyük ise mutlak değer M eşittir M idi. Eğer m sıfırdan küçük ise mutlak değer m eşittir. Eksi m idi. Yani ben şu mutlak değerin içindeki ifadenin eğer pozitif olduğunu biliyorsam olduğu gibi çıkarıyorum. Mutlak değerin içindeki şu ifadenin negatif olduğunu biliyorsam eksiyle çarparak çıkarıyorum arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Şimdi burada bana bir eşitlik vermiş. Ben bu eşitlikte işaret tespiti yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bütün dikkatimi soruya veriyorum. Sizler de bütün dikkatinizi soruya verin. Şimdi size öncelikli olarak bir soru yönelteceğim. X pozitif mi negatif mi? x negatif olursa arkadaşlar negatifle 2'yi çarpın negatif negatife 3 ekleyin negatif yani şurası negatif oluyor bir mutlak değerin sonucunun negatif olma şansı gerçel sayılarda mümkün değil peki x 0 olabilir mi 0 2 2 0 eksi 3 çıkarın eksi 3 yapıyor peki bu eksi 3 e eşit olabilir mi olamaz He, demek ki o zaman arkadaşlar x sayısı nasıl bir sayı x pozitif bir sayı pozitif bir sayı bir eklersen yine pozitif olur o zaman burası pozitif sayı mutlak değerden nasıl çıkacak olduğu gibi çıkacak eşittir 2 x eksi 3 yapacağız. Atın bu tarafa arkadaşlar x. Eksi 3'ü atın bu tarafa. 4 x neye eşit oldu? 4'e eşit oldu. 4'ü yeni yazın. 4 bir daha ne geldi? 5 geldi. 4 kere 2 8. 8'den 3 giderse ne geldi arkadaşlar? Yine 5 geldi. O da eşittir. E, şu ifade. Hemen o ifadeyi Tekrar yazıyorum. Yalnız şuradaki eksiye çok dikkat edin arkadaşlar. E, 2 artı 5 y bölü y eksi 2 oldu. İşler dışarı yaparsak arkadaşlar. 5 y eksi 10 eşittir. Eksi parantezinde 2 artı 5y. Ben kafam karışmasın diye eksiği buraya dağıtacağım. Eksi 5y artı 10 eşittir. Mutlak değer içinde 2 artı 5y. Şimdi arkadaşlar elit renge geçiyorum. Bütün dikkatinizi verin. Bir mutlak değerin sonucu bir sayı eşitse burada ne yapacaksınız hemen? Diyeceksiniz ki 2 artı 5y sayısı ya eksi 5y artı 10'a eşit ya da bu 2 artı 5y sayısı bunu eksiyle çarpın arkadaşlar. 5y eksi 10 sayısına eşit. Yalnız burada dikkat edin. 5 yerler birbirini götürüyor. 2 eşittir. Eksi 10 oluyor. Böyle bir şey mümkün olmadığı için buradan bir çözüm gelmiyor. Buraya dikkat edin. Eksi 5 y'yi bu tarafa atın. 10 y. 2'yi de bu tarafa atın arkadaşlar. 8. 10 y 8 ise her iki tarafı 10'a bölelim. Burayı da 10'a bölelim. O zaman y eşittir. 8 bölü 10. Burayı 2'ye bölün. 4. Burayı 2'ye bölün. 5. O zaman y ne geldi arkadaşlar? 4 bölü 5 gelmiş oldu. O zaman y kaçtır? 4 bölü 5'tir diyeceğiz. O zaman cevabımız 4 bölü 5. Arkadaşlar bu sorularda sistem bu. Buna dikkat edeceksiniz bunlara dikkat ederseniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Mutlak değer konu altın videolarımda dinlerseniz bunları defalarca anlattığımı, defalarca benzer sorular çözdüğümü göreceksiniz. Değerli arkadaşlarım, şunu öncelikli olarak belirtmek isterim ki eğer pozitif bölen asal bölen tamam bunların ayrımını eğer bilmiyorsanız öğrenin çünkü bunlar ciddi bir kazanım. A bir pozitif tam sayı olmak üzere ifadesi A sayısının asal bölenlerinin toplamı olarak tanımlanıyor. Tamam. Eşitliği sağlandığına göre A'nın alabileceği iki basamaklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Asal bölen şu 2 benim asal bölenlerim etkilenmez. Neden? Benim asal bölenim 2 ise 2'nin karesi 4 olur ama asal bölenim yine 2'dir. Her pozitif bölenimi etkileyebilir. Ama asal bölenimi etkilemez. Bir kere bunu ben tuzak olarak buraya verdim. Asal böleni biliyor musun bilmiyor musun diye ayırt etmek için. Tamam bunu verdim. 210 sayısının Asal bölenlerini gelin bir bulalım. Hatta şu yukarıyı şöyle az bir temizleyelim. 210 sayısının asal bölenleri arkadaşlar 2, 3, 5, 7. Neden? 30 çarpı 7. 30'un asal bölenleri de 2, 3, 5. Tamam mı? Oradan hemen bulabilirsin. Uzun uzun ayırmaya gerek yok. 30 çarpı 7. 30'un bölenleri de bunlar. Bunu bir kere söyledim. Ee, şurayı da şuraya söyleyelim. 220'nin de asal bölenleri kim arkadaşlar? 2, 5, 11. Bunlar asal bölenlerdir ama yanında bakın çarpı A var. Şimdi normalde burada bir şey dikkat edin arkadaşlar. Burada çarpı A'dan bir de A'dan gelen asal bölenler var ama onların ne olduğunu ben bilmiyorum. Ama 7'yi atmış. Yani 7'yi çıkarmış. Demek ki arkadaşlar bu A sayısında tamam mı? A sayısı 7 içermeyecek. 7 yok bu A sayısının içinde çarpan olarak. Bunu ben buradan çıkarabilirim. Bu birincisi. İkincisi. Bakın dikkat edin. Burada A var. Bakın burada A var. Burada da A var. Şöyle dikkatlice bakın. Ee, 220 var. Bir tek 11 eklenmiş. Yani şu A'dan gelen asal çarpanlar var ama 11'i eklemek gereksinim durmuş. Demek ki o zaman A 11'i içermeli. A kesinlikle 11'i içermeli. Bir dakika. A 11'i içermeli mi? Bir dakika. A 11'i içermemeli. Çünkü niye 11 yok ki 11 eklemiş? Bakın 11 yok ki içinde 11 eklemiş. A A sayısı 11'in katı değil. 11'in katı değil kısacası. Bakın bir kez daha söylüyorum buraya. Ee, burada kutu A'ya sen 11 ekliyorsan buraya göre demek ki ne var? İçine bir tane 11 çarpanı eklenmesi gerekiyor. Sen burada kutu A var, burada kutu A var. Buradan 7 çıkarıyorsan bak burada 7 çıkarıyorsan demek ki senin bu kutu A'nda 7 çarpanı yok. Gerçekten e, böyle kısa ama eleyici bir ÖSYM tarzı soru arkadaşlar. Peki burada A sayısı neleri içeriyor kesinlikle? Arkadaşlar 2'yi, 3'ü ve 5'i kesinlikle içeriyor ama 7'nin ve 11'in katı olmamalı. Şimdi o zaman 2'nin, 3'ün, 5'in katı olan sayıyı biz bulalım. 15, 2 daha 30. 30 olabilir. Bakın 60 olabilir. 90 olabilir. Olabilecek sayılar bunlar. Arkadaşlar bunları da eğer toplarsanız kaç olur? 180 olur. Yani şimdi buradaki espri inşallah anladınız. Buradaki espri şunun üzerine yani buradaki artı 11 diyorsa hani bak burada da 11 var ya bu 11 ile şu 11 birbirini götürüyor. Buradaki e, 7 ile şu 7 birbirini götürüyor. O zaman A sayısının içinde 2, 3, 5 çarpanları bulunmak zorunda kalıyor. Aslında sorunun esprisi bunun üzerine. Yani gerçekten de düşünce olarak çok yoran bir soru. E, i̇nşallah demek istediğimi anlamışsınızdır. Hatta son bir ee, özet yapacağım. Bak şimdi burada da kutuğa var. Burada da kutuğa var. Hani çarpım olduğu için onu bozmaz. Burada 210 var. 210 ile çarpılmasına rağmen buradan 7 çıkarmış. Çünkü 210 içinde 7 var. Demek ki bu A sayısının içinde 7 yok. Tamam. Ama 2, 3, 5 kesinlikle var ki demek ki buna eşit. Burada da bakıyorum. Ne yapmış arkadaşlar? 11 eklemiş. Niye? Sol tarafta 11 var. O zaman bu 11 ile bu 11 birbirini götürüyor. Demek ki bu A sayısının içinde 2 ve 5 kesinlikle var. Tamam mı? 2 ve 5 kesinlikle var çarpan durumunda olduğu için zaten bunlar birbirini dengeliyor. O zaman ben de diyorum ki 30'un katlarını al ala gidelim. 30, 60, 90 diye gidiyor. Burada bulduktan sonra bunu kat alarak gidiyorsunuz. Arkadaşlar bu soruyla ilgili size çok güzel bir taktik vereceğim. Lütfen bu dediğimi dikkate alın. Çünkü artık bu tarz sorular sormaya başlandı. Böyle eşitlikler karışık olarak veriliyor. Burada amaç arkadaşlar sizin dikkatinizi ölçmek. Bunların hepsini ayrı ayrı yazabilmeli bir öğrenci. 3 üzeri a bölü 9 üzeri b eşittir 9. Yine 27 üzeri b bölü 3 üzeri c eşittir 9. 1 bölü 27 üzeri a o da eşittir 9 olarak ifade edebilmeli. Peki burası ne olur? 3 üzeri a bölü 9 üzeri b'yi arkadaşlar 3 üzeri 2b diye yazarsanız tamam mı? Ee, 2b ile yukarı yatarsanız 9 neye eşit oldu? 3 üzeri a eksi 2b'ye eşit oldu. Peki 9 ne demek arkadaşlar? 9 da 3 üzeri 2 demek. Bunu yazalım. Bu 27'yi 3 üzeri 3 de yazın. Üstündeki 3 ile şu B çarpılır. 3B olur. Böyle 3 üzeri C. Peki bu da ne olur? C yukarı eksi olarak atın. 3 üzeri 3B eksi C. 9 yerine de geldim. 3'ün karesi yazdım. Peki burayı nasıl yazalım? Arkadaşlar bunu direkt şu ifadeyi direkt 3 üzeri eksi 3A diye yazalım. Çünkü 27 3 üzeri 3 eşit ama payda olduğu için bu şekilde ifade edilebilir. O da neye eşit? Yine 3'ün karesine. Şimdi tabanlar aynı olduğu için şunu, şuna, şunu, şuna, şunu, şuna eşitleyeceğim. Eksi 3A eşittir. 2. A eşittir. Eksi 2 bölü 3. A'yı eksi 2 bölü 3 diye yazdım. Bu bir. Şimdi geldim buraya. Eksi 2 bölü 3. Eksi 2B. O da neye eşit? 2'ye. Arkadaşlar bunu bu tarafa attım. Eksi 2 bölü 3. Eksi 2. O da eşittir. 2B. Eksi 6. Eksi 8 bölü 3 eşittir. 2B. B de buradan ne geldi? Her tarafı 2'ye bölün. Eksi 4 bölü 3 geliyor. Bakın B'yi de buldum. Güzel. Şimdi sonuncuya geldim. B ve C'ye gideyim. Niye? Bak önce A'yı buldum. A ile B'den B'yi buldum. Şimdi B ve C'den C'yi bulacağım. 3B eksi C. Arkadaşlar 3B eksi C diyor ya ben B yerine eksi 4 bölü 3 yazarsam 3 çarpı eksi 4 bölü 3 eksi C o da eşittir. Neye 2? 3'ler gitti. Eksi 4. 2'yi bu tarafa atın. Eksi 6 eşittir C oldu. Bana A çarpı B çarpı C'yi soruyor. A eksi 2 bölü 3. B eksi 4 bölü 3. C de eksi 6. Peki arkadaşlar buradan ne gelir? Ee, bir kere işlemin sonucunu bulalım. Eksi eksi artı eksi. Bir kere işlemin sonucu eksi. Ee, 6 kere 4 24. 24 kere 2 48. Böyle 3 kere 3 9. Sadeleştirin. Eksi 24 bölü bir dakika. Ee, eksi 3 ile sadeleştirsek 16 bölü 3 olacak. O zaman cevabımız Edirne eksi 16 bölü 3 seçeneği olmalı değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar bu sorular zaman zaman karşımıza geliyor. Bize diyor ki işleminin sonucu kaçtır diyor. Yapmamız gereken paydadan kökü kurtarabilmek. Bunu kökü eksi 2 ifadesiyle bunu da köküç artı 2 ifadesiyle çarpacağız ki bu paydalarda karekök kalmasın. 4 ile kökü çarparsanız 4 kök biliyorsunuz bununla hem payı hem payda çarpacağız. 4 ile eksi 2'yi çarparsanız eksi 8 bölü. Arkadaşlar paydadaki ifade kök 3 artı 2 çarpı kök 3 eksi 2. Bu da tam kare ifadeden kök e, özür diliyorum. 2 kare farkından kök karesi eksi 2'nin karesi olarak yazılabilir. Kök karesi 3 2'nin karesi 4 3'ten 4 giderse ne olur? Eksi 1 olur. O zaman burası ne oldu? Eksi 1 oldu. Eksiyi çektim. Bakın şu eksi çok dikkat edin. Başınıza bela olur. Canınız yanar. Yanar dikkat edin. Şimdi kök 3 2 ile kök 3 2 çarpılacak. Arkadaşlar bu da aslında tam kare ifadelerine gelebiliyor ama ben çarpmayı da göstermek adına buradan 3. Buradan 2 kök 3. Buradan 2 ile bunu çarpın. Yine 2 kök 3. Buradan 2 ile 2 çarpın. Ne yaptı? 4 yaptı. Buradan 3 ile 4 toplayın. 7 artı 4 kök 3 geldi. Yani burası da 7 artı 4 kök 3. Yine arkadaşlar payda değişmiyor. Paydamız yine eksi 1. Arkadaşlar şimdi paydaları paydalar aynı kalsın. 4 kök 3 4 kök 3 eksi 8 bu eksiyi dağıtın. Eksi 7 eksi 4 kök 3 oldu. Bakın bunlar birbirini götürdü. Eksi 8 eksi 7 daha ne yaptı? Eksi 15 bölü eksi 1. Eksi 15 eksi 1'e bölerseniz ne yapar arkadaşlar? 15 yapar. O zaman cevabımız Ceyhan olmalıydı. Arkadaşlar çarpanları ayırmayla ilgili böyle bir soru karşınıza gelebilir x pozitif bir gerçel sayı olmak üzere diyor. Olduğuna göre x kaçtır. Bakın ben size burada birkaç tane mesaj vereceğim arkadaşlar. Mesela bir a eksi b ifadesi gördünüz. Bu a'yı bir öğrenci arkadaş a kök a'nın karesi kök b de kök b'nin karesi diye yazabilir. Ama a ve b pozitif sayı olmak üzere. Böyle yazdıktan sonra da diyebilir ki ya burada iki kare farkı var. O zaman burası kök a eksi kök b çarpı kök a artı kök b diyebilir. Arkadaşlar burada da ne var? A eksi B var. Yani şurayı bu şekilde ifade edebilmelisiniz. Yani bunu. Şimdi ben burada bunun ne işe yaradığını göstereceğim arkadaşlarım. Ee, şöyle yukarıyı sileyim. Bakın dikkat edin. Burası x eksi 1'in parantez karesinin açılımı. Nereden biliyorum? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi. Evet. Yani yukarısı x eksi 1 çarpı x eksi 1 oldu. Bölü Aşağısı kök x artı 1 kalsın arkadaşlar. Şu bölmeyi de ters seviyorum. Yukarıya x artı 1 geliyor. Aşağıya da arkadaşlarım x kare eksi 1 geliyor. Bu x kare eksi 1'i de ben size şurada söyleyeyim. Birbirinin karesidir. Bu da x eksi 1 çarpı x artı 1 demektir. Buraya da de x eksi 1 çarpı x artı 1 yazalım. Sonra kim kimi götürür dikkatlice bakalım. x artı 1 ile x artı 1. x eksi 1 ile x eksi 1 gidiyor. Arkadaşlar yukarıda x eksi 1 bölü. Kök x artı 1 kalıyor. Şimdi asıl en önemli noktaya geldik. Arkadaşlarım x kök x'in karesi. Şu bir de birin karesi. Çünkü x pozitif bir gerçel sayı demişti. Peki buradan ne olur bu? Kök x eksi bir çarpı kök x artı bir olarak yazılabilir. O zaman burası kök x eksi bir çarpı kök x artı bir olarak ifade edilsin. Benim paydamda da kök x artı bir var. Bunlar da birbirini götürdü. O zaman burada kök x eksi bir eşittir dört kaldı. Eksi 1 bu tarafa atın arkadaşlar. Kök x eşittir 5. Peki x ne olursa dışarıya 5 diye çıkar. Kare içi o zaman kaç olmalı? 25 olmalı. Demek ki x 25 olacak. Ya da her iki tarafın karesini alın. x buranın da karesini alın. 25. Cevabımız Bursa seçeneği. Arkadaşlar bu sorular karşımıza zaman zaman geliyor. Çok yeni nesil gibi görünüyor ama halbuki arkadaşlarım yıllar okulda öğrendiniz. bir şeyin ortadan ikiye bölünmesi mantığıyla aynı mantıklı olan sorular. Şimdi sorumuza Şöyle dikkatlice bakalım. Sıfıra yakın ucundaki boşluk miktarı cetvelin boyunun 1 bölü 10'u kadar 18'e yakın ucundaki boşluğun da 2 katı kadar olan cetvel tam ortadan ikiye aşağıdaki gibi olmuştur. Bu cetvelin üzerine yazan en büyük doğal sayı x olduğuna göre cetvelin x'e yakın ucunda olan boşluk miktarı x'ten kaç santimetre azdır? Arkadaşlarım şimdi yazarken özellikle dedim ki hem basama kavramını tekrar edelim hem de denklemleri Tekrar edelim oldu. Varsayalım ki bu cetvelin sol tarafı şöyle olsun. Uzunluk olarak belki tam e, ifade edemedik ama bu şekilde olsun. Şurası da sıfır olsun. Şimdi şunu ben biliyorum. E, sıfırdan 16'ya kadar arkadaşlar. Şuradaki mesafe e, ne kadar? 16 16 değil mi? Buradaki mesafe 16. Evet. Şimdi bize lazım olan şey hatta burası da 16 santimetre. Şimdi Şöyle düşünelim. Bu cetvelin arkadaşlar bir boyu var. Bakın cetvelin boyu bu olsun. Payda da 10 olduğu için ben bu cetvelin boyuna ne diyeyim arkadaşlar? 10B olsun. Diyor ki sıfıra yakın ucundaki boşluk miktarı. Şimdi bakın cetvellerin buralarında arkadaşlar boşluklar var. Şimdi sıfıra yakın ucundaki boşluk miktarı cetvelin boyunun 1 bölü 10'u. Yani 10B dedik ya 10B'nin 1 bölü 10'unu alalım arkadaşlarım. Ne oldu? B oldu. Yani şurada B kadar mesafe var. Burada B kadar mesafe var. Tamam mı? Bunu e, görelim. Şimdi arkadaşlarım özellikle şunu söyleyeyim. Bu cetvelin boyu eğer 10B ise tam ortası da burasıysa o zaman 10B'yi 2'ye bölün. 5B yani şurası ne kadar? Burası 5B. Yine arkadaşlar burası da ne kadar? Yine burası da 5B. Şimdi bunu söyledikten sonra tamam mı? Bunu söyledikten sonra e, şöyle diyebiliriz. 5B eşittir. B artı 16. B artı 16. B'yi buraya atın. 4B eşittir 16. 4B 16 ise arkadaşlar B de eşittir. 4 olmalı. Yani B'nin 4 olduğunu bulduk. Şimdi 4'ü yerine yazalım. Yani şurası neymiş arkadaşlar? 4. 0'a yakın ucundaki boşluk miktarı ne kadar? 4 santimetre. Cetvelin boyunun 1 bölü 10'u kadar. 18'e yakın ucundaki boşluğun da bakın 18'e yakın e, uç neresi? Bu taraf. Bu boşluğun da 2 katı kadarmış. Yani bu 4 bunun 2 katı kadarsa o zaman arkadaşlar burası ne kadar olacak? 2 Olacak. Peki ben B'yi ne buldum? 4 buldum. O zaman 5 kere 4 ne yaptı? 20 yaptı. Benim burada ne kadar uzunluğum var? 20 santimetrelik bir uzunluk var. Bakın burada tam 20 santimetrelik bir uzunluk var. Şimdi bunun 2 santimetresi boşluğa gelene kaldı. 18 16 da 18 yı eklerse arkadaşlar X ne olacak? 34 olacak. X 34 olacak. Demek ki X kaçmış? 34'müş. Bana diyor ki şimdi bu cetvelin üzerine yazan en büyük doğal sayı x olduğuna göre cetvelin x'e yakın ucunda olan boşluk miktarı x'ten kaç santimetre azdır? Şimdi x ne? 34. Buradaki boşluk miktarı ne? 2. 2, 34'ten kaç santimetre az arkadaşlar? 32 santimetre azdır. O yüzden cevabımız denizli olacak. Bakın hem bir basamak kavramıydı hem bir ölçüm sorusuydu. Zaten artık bu sayı doğrusu gibi sorular bol bol soruluyor. Cetvel kırıldı. Üzerindeki sayılar. Üzerindeki sayılara hakim olmak lazım. Bu boşlukları iyice tanımak lazım arkadaşlar. Hatta bununla ilgili çok güzel sayısal mantık soruları da sorulabilir. O yüzden lütfen bu kalıba dikkat edin. Şöyle hafiften bir daha çıkıyorum. Cetvelin boyu 10B. E, sıfır yakın ucundaki boşluk miktarı cetvelin boyunun 1 bölü 10'u kadar diyor. 10B'yi 1 bölü 10'la çarptım. B geldi. Burası B kadar. 0'dan 16'ya kadar burası 16 cm. B ile 16'yı topladığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Cetvelin yarısı oluyor. Cetvenin boyuna dedik 10B. Yarısı ne oldu? 5B. Ee, 5B eşittir. B artı 16'dan B eşittir 4. B'yi 4 yazdım. Ee, son arkadaşlar B'yi 4 yazdıktan sonra e, geldim yerine koydum. 4 kere 5 20. O zaman cetvelin burası da ne kadar? 20. Ee, bana diyor ki 18'e yakın ucu 18'e yakın uç burası arkadaşlar. Bu boşluğun 2 katı kadar. Yani bu 4 bunun 2 katı kadar. O zaman burası 2 olacak. Ee, bunun tamamı 20 olacaktı. Buraya uzan 18 kaldı. 16'yı 18 e ekleyince de ne oldu? 34 olmuş oldu. Gerçekten kazanımları sınavda tek tek lazım olan bir soru. Arkadaşlar fonksiyonlarla ilgili bu sorumuz gerçekten gündem oluşturacak bir soru. Yani sınavda çıksa gündem oluşturur. Şu soru tam sınavın formatında. Sizin fonksiyonları tam anlayıp anlamadığınızı test eden bir soru arkadaşlar. Ben özellikle bu soruyu KPSS denemelerime yazarken dedim ki arkadaşların acaba fonksiyonlarda bir eksiği var mı yok mu kendileri görsünler. Şimdi bu soruyu uzun sürede çözen arkadaşlarım da belki şunu demiş olabilir. Ya hocam bu sorunun çözümü niye bu kadar uzun sürdü? Demek ki bir yeri oturtamamışsın. Şimdi oturtamadığın yeri ben sana göstereceğim. Arkadaşlar üçlü eşitlik var. Bu sorularda taktik şu. Bunların içini böyle tek tek x yapmanız gerekiyor. Şimdi bunun da bir usulü var. Hemen ben usulünü gösteriyorum. Öncelikli olarak g'nin içinde ne var? 3 artı 2x var arkadaşlar. Bu da eşittir. x artı 1'e. Benim burada amacım şuraya x yapmak. Ama harfler karışır. O zaman burayı m'e eşitleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar. 3 artı 2x eşittir m diyorum. Ve böylece ben neyi elde ettim? gm'i elde ettim. Daha sonra bu m'i silip x yazacağım. Unutmayın. Şimdi arkadaşlar buradan x'i çekelim. 3'ü bu tarafa atın. 2x eşittir m eksi 3. Burayı 2'ye bölelim. Burayı da 2'ye bölelim. x eşittir m eksi 3 bölü 2. O zaman burada da yazın. m eksi 3 bölü 2 artı 1. 1 kere 2 2. Ee, o zaman m eksi 3 artı 2'den ne geldi? m eksi 1 bölü 2 geldi. Yani o zaman... Burası M-1 bölü 2 olmuş oldu. Tamam. Ben şu an G-M'i buldum. Buradan M'i silip X yapacağım arkadaşlar. Onu en sonunda yapacağım. Toplu yapacağım. Bu kalsın. Şimdi geçiyorum şuraya. Bakın buradan da korkmayın sakın arkadaşlar. Fog. Fog'un içinde de ne var? 4 artı 3X var. Ee, ve bu da ne eşit? X artı 1 eşit. Şimdi ben burada başka taktikler de gösterebilirim ama ben karışacağından korkuyorum arkadaşlar. Ee, ya da Şöyle bir şey yapalım. Bakın size farklı bir kıyak yapayım. Farklı bir kıyak yapayım. Şimdi burada gm eşittir işte, eksi 1 bölü 2 geldi ya. Burada m keyfi bir değer. Yani sen buna gelip x desen gx eşittir x eksi 1 bölü 2 de olur mu? Olur. Peki ben neden m'den gittim? Harfler birbirine karışmasın diye. Bak ana taktik bu. Tamam mı? Şimdi burada fok 4 artı 3x var ya. Bu şu demek değil midir? F. F'nin içinde g. G'nin içinde 4 artı 3x. Kapa parantezleri eşittir x artı 1. Şimdi sana ne lazım? G'nin içinde 4 artı 3x lazım. E tamam. G'nin içinde 4 artı 3x'i bulalım. G'nin içinde 4 artı 3x. Ben şimdi x'e ne yazdım? 4 artı 3x yazdım. O zaman geliyorum buraya. 4 artı 3x eksi 1 bölü 2 yazıyorum arkadaşlar. Buradan da buradan da bakın. 4'ten 1 gidiyor. E, 3. 3 artı 3x bölü 2 oldu. O zaman f'in içinde ne var arkadaşlar? 3 artı 3x bölü 2 gibi bir sayı var. Tamam mı? Bu da eşittir. Bu da eşittir. X artı 1'e. Peki ne yaptım? Bir daha özetliyorum. G4 artı 3x'i buldum arkadaşlar. Oradan e, onun 3x artı 3 bölü 2 olduğunu buldum. O zaman bunu sildim. Yerine 3 artı 3x bölü 2 yazdım. Ve böylece bu şekilde bir bilgi elde etmiş oldum. Şimdi bakın fofa diyor. Arkadaşlar bakın burada da yine kafanız karışabilir. Benim burada da acizane taktiğim şu. Burayı her zaman fx yapın. O zaman burayı da yine m eşitliyorum bakın. E, hatta m'ler karışmasın. Belki temelinde sıkıntı olan arkadaşım olursa farklı bir gitmesin. P harfini eşitleyeyim. 3 artı 3x bölü 2 eşittir. P diyorum. İşler işler yapın. 3 artı 3x eşittir. 2P. 3 öbür tarafa atın. 3x eşittir. 2P eksi 3. buraya 3'e bölün. Burayı 3'e bölün arkadaşlar. X eşittir. 2P eksi 3 bölü 3 olmuş oldu. Şimdi bu ne oldu? fp artık. Ee, şu x e, şu x'e de 1 ekleyeceğim ya onu da şurada yapayım 2p eksi 3 bölü 3 artı 1 3 kere 1 3 3 ekleyin arkadaşlar ne geldi 2p 3 bölü 3 geldi şu an ben fp'yi buldum fp'ni 2p bölü 3 tamam çok güzel ee, peki fofa diyor Ha, gel bakayım sen f'nin içinde f f'nin içinde a hopa bu da ne eşitmiş 4 şimdi fa'yı bul fa'yı bulmak için p yerine a yaz direkt fa eşittir 2A bölü 3 oldu. Tamam. Şu anda ne yapıyorum? Bak çok dikkat et bana. Şurayı siliyorum. FA yerine ne yazıyorum? 2A bölü 3 yazıyorum. O zaman ne oldu? F 2A bölü 3 eşittir 4 oldu. Şimdi F 2A bölü 3 bulmak için geliyorum. P yerine ne yazıyorum? 2A bölü 3 yazıyorum. O zaman F 2A bölü 3 eşittir. P yerine 2A bölü 3 yazarsam bu P yerine de 2A bölü 3 yazıyorum. 2 bölü 3 ile o zaman 2A bölü 3'ü çarpıyorum. Ne geldi? 4A bölü 9 geldi. Tamam. O zaman geliyorum. Ee, bunun da sonucu olarak ne, ne diyorum? F2 A bölü 3'te ne eşit? 4 A bölü 9 eşit. O zaman diyorum ki 4 A bölü 9 eşittir. 4 bölü 1. Hani 4 eşit ya. E, 4'ler birbirini götürdü. İşler serap A eşittir. Ne geldi? 9 gelmiş oldu. Arkadaşlar emin olun bakın size anlattığım için böyle uzun geliyor ama şu soru çıkmasa bile hadi oldu ki çıkmadı. Ya şu soruyu öğrendiğin zaman fonksiyonda bir özgüven geliyor kendine. Dans etmeyi fonksiyonla öğreniyorsun. O anlamda bakın bu soruya da bir yorum alırım. Bu soruya bir yorum alırım. Bence güzel oldu. Arkadaşlar artık sınavlarda kümelerle ilgili böyle problem, hikaye tarzı sorular geliyor. Yani hemen hemen bir sınavda geldiğini görüyoruz. Şimdi bu sorudaki kural gerçekten çok güzel. Çünkü aritmetik ortalama da yine ÖSYM'nin ciddi kazanımların arasında. Ben bu soruyu da her iki kazanımı da sizlere tekrarlatmak istedim. E, ee, bu anlamda da güzel bir soru oldu. 3 elemanlı bir kümenin elemanlarının aritmetik ortalaması bu kümenin bir elemanı ise bu kümeye ort 3 küme denir. Örneğin 1 2 3 kümesinin elemanlarının aritmetik ortalaması 1 2 3 toplayın 6 3'e bölün 2 olduğundan bu küme bir ort 3 kümedir. Çünkü 2 bu kümenin bir elemanıdır. Buna göre 1 2 3 4 5 6 7 kümesinin elemanlarıyla oluşturulabilecek alt kümelerden kaç tanesi ort 3 kümedir? Şimdi bana 3 elemanlı ee, bir küme lazım arkadaşlar. Çünkü ortuç kümeni 3 elemanlı e, kümelerle yazılabilen kümeler. Peki. Şimdi ben ne yapacağım? aritmetik ortalaması kümenin bir elemanı olacak. Şimdi bu kümenin gördüğünüz gibi 7 tane elemanı var. Mesela bu kümenin elemanlarından e, yani burada 3 tane sayıyı ben topluyorum arkadaşlar. Bakın ben 3 tane sayıyı topluyorum. Ve ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. Ve sonuç ne olacak? Mesela 1 olacak. 1 olacağı zaman arkadaşlarım 1-2 işler dışarı yaptığınız zaman burasının toplamı ne olacak? Bu 3 sayının 3 olması lazım. Peki buradan hangi elemanları seçersen elemanları toplamı 3 olur? Olmuyor. Demek ki 1'den gelmiyor. 2 diyelim arkadaşlar. 2 için 2 kere 3 ne oluyor? 6 oluyor. Yani o zaman senin burada kutu 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 diye seçtiğin sayılar ne olacak? 6 olacak. Aslında 3'ün katları olarak gidecek. Şimdi 6 olması için senin kimi seçmen lazım? 1-2-3'ü seçersen 6 yapabilirsin. Başka da yok. Bak bir tanesini bul oluşturdum. Şimdi devam ediyorum. 6 değil arkadaşlar. Burası 3 olsaydı 3 kere 3 9. O zaman bu 3 kutunun toplamı 9 olacak. Şimdi bakın. En önemli noktayı söyleyeceğim. Sıkı durun. Şimdi bu 3 kutunun toplamı 9 olduğu zaman 9'u 3'e bölün 3 oluyor yani. 3 kümenin bir elemanı olacak. Dolayısıyla bu 3 kutudan birinde 3 kesinlikle yazacak. 3 kesinlikle var. 9'dan 3 çıkartın 6. Dolayısıyla geriye kalan 2 kutuda yazan sayıların toplamı 6 olacak. Hangileri 6 olabilir arkadaşlar? 1, 5, Bakın 1 5'ten 6 gelir. Şöyle kutu için yuvarlak için alayım. Ee, başka? 2 4'ten gelebilir. 3-3 olur ama aynı elemanı iki kere almam çünkü alt kümede aynı elemanı iki kere sayılmıyor. Başka da olmaz arkadaşlar. Bakın bunları buldum. Şu anda yeşille yazıyorum. Hatta şuradaki e, bulduğumu da yine şöyle yazalım kümenin içine. 1-2-3 oldu. O zaman burada 1-2-3 burada 1-5 e, 1-5 değil de 1, 3, 5. Yani kaç tane diye sorduğu için bunlar için bir tane ekürü var zaten. Şimdi anladınız ne demek istediğimi. Şimdi bu üç kutudaki sayıların toplamı. Eğer ee, 9 değil de 12 olsa tamam mı? 12 ile 3'e bölseniz ne olacak? 4. 4 elemanlardan biri kesinlikle olacak. O zaman diğer iki kutudaki sayıların toplamı ne olacak? 8 olacak. Ne olabilir? 1, 7 olabilir. 2, 6 olabilir. 3, 5 de olabilir. Başka da yok. Tamam mı? Bunu da söyledim. Bunları da gelin yeşille ifade edelim. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Eğer buradaki 12 değil de topladığınız zaman arkadaşlar 15 olsa 15'i 3'e bölün 5. Elemanlardan biri 5 olacak. Şu ikisinin toplamı 10 olmalı. Hangisi toplarsam 10 olur? Ee, 6, 4, 10 oluyor. 7, 3 oluyor. Tamam. 3, 7, 6, 4 olabilir. Evet. 3 ile 7. 6 ile 4 de olabiliyor. Başka var mı arkadaşlar? 5 5 olamaz. Çünkü aynı elimi kere sayamam. Bu 3 kutunun toplamı şu anda ben size anlatıyorum diye arkadaşlar. Böyle çokmuş gibi. Öyle ama aslında bunu çözerken çok daha kısa oluyor. 18 olsa. 18 3'e bölün. 6. O zaman bu kutulardan biri 6 olursa şu ikisinin toplamı ne olacak? 12 olacak. Toplamları 12 olan bir tek 5 ve 7 var. O zaman buradan da 5 ve 7 gelebilir. Arkadaşlar bir sonrakine devam ettiğiniz zaman eğer 3 kutunun toplamının tamam mı ne olması lazım? 21 olması lazım. 21 3'e bölün 7. Elemanlardan biri 7 olacak ama bu ikisinin toplamı 14 olması lazım. Burada elemanlar toplamı 14 olan eleman yok. O zaman benim burada yeşille bulabildiklerim benim nedir arkadaşlar? Ortuç küme oluşturmama yarayan elemanlardır. Bakalım kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 Bakın 8 9. O zaman ben 9 tane ortuç küme oluşturabilirim. E hatta oluşturduklarımda size söyleyeyim daha e, daha iyi anlayın arkadaşlar. Mesela burada e, 1 2 3'ü seçtim. Mesela burada 3 kesinlikle eleman olarak vardı. 1 3 5. E 2 3 4. Bakın deneyelim. Topla 9. 9, 3'e böl. 3. 3 senin bir elemanın mı? Evet. O zaman sen ortuç kümesin. 2 3 daha 5 4 daha 9. 9, 3'e bölün. 3. 3 senin bir elemanın Evet. Sen o zaman ortuş kümesin. Bak hatta şunu da göstereyim size. 5 e, 5 eleman olarak var ya. 5, 3, 7. Topla 10, 15. 15'i 3'e bölün 5. Bak 5 senin elemanın. İşte arkadaşlar o yüzden bu sorumuzun cevabı Denizli 9 seçeneği olmalıydı. Bu küme bir ortak küme. Değerli arkadaşlarım bakın bunlar tamamen çıkmış soruların kazanımlarıyla oluşturmuş sorular. Gerçekten bu soru tam sınavın mantığındaydı. Biliyorsunuz sınavda da zaten bu tür sorular zaman alıp yiyip götürüyor gerçekten kümeden de korkuyorsunuz. Bence küme problemleri adına güzel bir soruydu bu. Arkadaşlar şimdi bu sorumuza dikkat edelim. İçerisinde üzüm pekmezi bulunan 150 mililitrelik kavanozların her birinin 30 TL. içerisinde dut pekmezi bulunan 250 mililitrelik kavanozların her birinin 40 TL olduğu bir aktar dükkanından toplam 20 kavanoz pekmez alan Emre bu dükkana aldığı pekmez için 660 TL ödeme yapmıştır. Buna göre Emre kaç litre pekmez almıştır? Şimdi arkadaşlar üzüm pekmezi yazdım. Dut pekmezi yazdım. Şimdi toplam 20 kavanoz aldım. X tane üzüm pekmezi almışsam toplamı 20 olduğu için arkadaşlar ikisinin toplamı 20 olduğu için kaç tane dut pekmezi kavanoz almışımdır? 20 eksi x tane de dut pekmezi kavanoz almışımdır. Yani e, buna dikkat edelim. X tane üzüm pekmezi aldım. 20 x tane de dut pekmez aldım. Kavanoz olarak. Tamam. Peki. Bize ne diyor? Üzüm pekmezinin kavanozu 30 TL. O zaman 30 çarpı x artı. Peki dut pekmezinin kavanozu kaç TL? 40 TL. Demek ki 40 çarpı. Kaç kavanoz almıştım? 20 eksi x kavanoz sayısıyla çarpıyorum arkadaşlar. Bu da kaç paraya eşit? 660 TL eşit. Arkadaşlar şimdi burada işlemi hızlı yapalım. 30 x artı. 40 kere 20 800 e, 40 kere eksi x eksi 40 x o da eşittir 660 olacak 660'ı bu tarafa atalım o da ne yapar 140 yapar 140 yapar 30 x'ten 40 x giderse eksi 10 x ona sağ tarafa atın artı 10 x yapar 10 x 140 ise x ne gelir arkadaşlar x demek ki buradan 14 gelecektir tamam x'in 14 geldiğini bulduk bana diyor ki Emre kaç litre pekmez almıştır. Şimdi arkadaşlar X'e 14 yazalım. Yazdım. 20'den 14 çıkarsa ne olur? O da 6 olur. Şimdi üzüm pekmezinin bir kavanozu kaç mililitreydi? 150. Ee, kaç kavanozu aldın? 14. O zaman 14 çarpı 150 artı. Tut pekmezinin bir kavanozu kaç mililitre? O da 250. 6 çarpı 250 yaptım. Şimdi arkadaşlar işlemi güzelce hesaplamak adına 14 ile 150'yi çarpalım. Ben şöyle bir zihinden çarpacağım. 2100 yapıyor. Zihinden çarptım arkadaşlar. Bunu da zihinden çarpıyorum. O da 1500 yapıyor. Toplarsak 3600 yapıyor. 3600 mililitre demek ki ben toplam aldım pekmezin miktarı. bunu da litreye çevireceğim. Litreye çevirsem de arkadaşlar ne olur? 3,6 olacak. Bir sıfır gider, bir sıfır gider. Bir de virgül koyarım. 3,6 litre olacaktır. O zaman cevabımız Edirne seçeneği olacak. Bu temel problemlerden bir soru arkadaşlar. Bunlar da çözerken işlem hatası yapmamaya dikkat edin. Gerisi gelecektir. Arkadaşlarım zaman zaman bu şekilde konuşma metinli soru geliyor. Bakın bunlar zaman zaman sorulan sorulardır. Her zaman sorulan sorular değildir. Ve gerçekten birazcık sayısal mantık ve muhakeme içerir. Ve zor değildir. Sadece dikkatli okuyup anlarsınız. Çünkü sınavda sadece matematik bilginiz değil. Matematik bilginizi mantıkla birleşip Trip bileşirmediğinizde de test ediyor. İbrahim ve Özbey Selçuk'tan 32, 36, 62, 83 ve 92 sayılarından bir tanesini seçmesini istiyorlar. Selçuk seçtiği sayının rakamları toplamını İbrahim'e bakın. İbrahim'e rakamları toplamını söylüyor. Ee, Özbey'e de rakamlarının çarpımını söylüyor arkadaşlar. Ve İbrahim ve Selçuk, Özbey arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. İbrahim diyor ki Selçuk diyor. Selçuk'un seçtiği sayıyı bulamadım diyor İbrahim. Ben bulamadım diyor. Özbey de diyor ki İbrahim diyor ben de bulamadım diyor. Fakat sen bulamadığını söyledikten sonra ben buldum onu diyor. Buna göre Selçuk'un seçtiği sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada 32, 46, 62, 83, 92 sayılarını şöyle inceleyelim. Önce rakamları toplamını inceleyelim. Bakın rakamları toplama. 5, 10, 8, 11, 11. Rakamları çarpımını inceleyelim. 3 kere 2 6, 4 kere 6 24, 2 kere 6 12, 8 kere 3 24, 9 kere 2 18. Şimdi bakın. İbrahim diyor ki İbrahim'e bu arada neyi söylemişti arkadaşlar? İbrahim'e rakamları toplamını söylemişti. Ee, Özbey'e de rakamları çarpımını söylemişti. Şimdi İbrahim diyor ki ben diyor bulamadım sayıyı diyor. Şimdi İbrahim sayıyı bulamadı yani arkadaşlar. Eğer Selçuk deseydi ki benim tuttuğum sayı rakamları toplamı 5 deseydi İbrahim derdi ki ya bu sayı 32 çat bilirdi. Ama bulamadığına göre demek ki bu sayının rakamları toplamı 11 olan bir sayı ki bu ikilemde kaldı. Yani 83 ile 92'den birini seçti. Aynı şekilde öbür arkadaşımız da rakamları çarpımını bildiği halde bulamıyorsa rakamları çarpımı aynı olan iki sayıdan birini düşündü. O yüzden bulamadı. Eğer e, yani Selçuk ona deseydi ki rakamları çarpımı 12 deseydi der ki 62'yi tuttun sen arkadaşlardı. Ama bilememiş. Demek ki bunlardan birini tuttu. Şimdi burada Özbey diyor ki İbrahim diyor ben de diyor bulamadım ama diyor sen bulamadığını söyledin ya diyor. Ben diyor o zaman diyor anladım ki diyor demek ki bu sayı 83 ile 92'den birisi ki birisi ki ben e, bunu bulamadım. Yani çünkü senin bulamaman için bu ikisinden birini tercih ettin. Bana da diyor çarpımlarını söyledi diyor. Ben diyor çarpımları ben de diyor bulamadığıma göre diyor. Benim de diyor iki tane ihtimalim var. E, demek ki diyor o zaman diyor bu sayı diyor çarpımları diyor 24 olan sayıdır. Yani bu sayı o zaman 83'tür diyor. Çünkü 83 olduğu zaman İbrahim diyecek ki benim diyecek tuttuğum sayı rakamlar toplamı 11. O zaman İbrahim diye, Selçuk diyecek benim tuttuğum sayı rakamlar toplamı 11 diyecek. İbrahim diyecek ki sen 83 ya da 92'den birini mi tuttun diyecek. Ee, ama burada bulamıyor tabi. Mesela 92 dedi. O bulamadığı için diyor ki kardeşim diyor demek ki diyor bu bulamadığına göre diyor tutulan sayı 83 ile 92. Bana göre de 20, 20 şey 46 ile 83 hani çarpımları 24 olan sayılar 46 ve 83. Bu ikisinden hangisidir? O zaman seksiyon 3 oluyor. Yani ortak olana saldıracağız arkadaşlar. Bu soruların taktiği ortak olana saldır. Bakın bu tür sayı soruları da yine zaman zaman karşınıza çıkıyor. O yüzden cevabımız denizli olmalı. Arkadaşlar bu tarz soru hemen hemen problemlerin ilk sorusu olarak gelir. Bakın unutmayın problemlerin ilk sorusu bu tarzda bir soru olarak gelir. Bu problem kalıbına dikkat edin. İlk soruda böyle basit bir kesir problemini muhakkak görürsünüz. Selma bir şişe kolonya satın alıyor. Bu kolonyadan 80 mililitre kullandıktan sonra şişenin kapağını açık unutuyor ve şişedeki kolonyanın 3 bölü 8'i uçuyor. Daha sonra şişede kalan kolonyadan 50 mililitre kullanıyor. Son durumda şişede kalan kolonya başlangıçta şişede bulunan kolonyanın yarısı kadar olduğuna göre başlangıçta şişede bulunan kolonya miktarı kaç mililitredir? Şimdi arkadaşlar böyle bir şişemiz olsun, bunun içinde bir miktar kolonya var. 3 bölü 8'i uçuyor dediği için arkadaşlarım ben bunun içindeki kolonya miktarına 8V diyeyim. Şu an içinde 8V kolonya var. Çünkü bu kolonyadan 80 mililitre kullandıktan sonra şimdi 80 mililitre kullandıktan sonra artık bu şişede kalan kolonya 8V eksi 80 kalıyor. Şu anda bu kadar var. Şişenin kapağını açık unutuyor. Ve şişede kolonyanın 3 bölü 8'i uçuyor. Arkadaşlar 3 bölü 8'e uçarsa bu 8 ve eksi 80'in bakın 8 ve eksi 80'in 3 bölü 8'e uçarsa kalan nedir? 5 bölü 8'i kalır değil mi? Bakın 5 bölü, 5 bölü 8'i kalır. Kalan 5 bölü 8'dir. Çünkü niye? 3'ü uçtu 5 kaldı. Buna dikkat edin. Burada, burayı 8'e bölerseniz v eksi 10 çarpı v 5 5 ve eksi 50 oluyor. Yani şu anda şişede kalan 5 ve eksi 50 uçtu. Uçtuktan sonra kalan bu. Daha sonra şişede kalan kolonyadan 50 mililitre kullanıyor. Bu 5V eksi 50'den 50 mililitre daha kullanırsa son durumda 5V 100 mililitre kolonya var. Son durumda şişede kalan kolonya bu. Başlangıçta şişede bulunan kolonyanın yarısı olduğuna göre başlangıçta şişede bulunan 8V. 8V'nin yarısı ne arkadaşlar? 4V. Bu ne eşit? Son duruma. O da ne? 5V eksi 100. Eksi 100'ü bu tarafa atın. 4 V'yi bu tarafa atın. 100 eşittir arkadaşlarına geldi? V geldi. O zaman V neye eşitmiş? 100'e. Başlangıçta şeyde bulunan kolonya miktarı kaç mililitredir? Arkadaşlar V 100 ise 8 ile çarparsanız ne olur? Başlangıçta çünkü 8 V vardı. O yüzden 8 çarpı 100'den ne gelir? 800 gelecektir. Cevabımız Denizli seçeneği olmalıydı değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım bakın bu soru tarzı değiştirilerek Hemen hemen her sene soruluyor ve değiştirilerek soruyor değerli dostlarım. Bizler bu soruları yaparken bir kere okurken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bunlar da anlarken hata yapabilirsiniz. Yani çok zor işlem değil ama bunları anlamak emin olun işlem yapmaktan daha zor. Şimdi burada mantığa lütfen çok dikkatli bir şekilde bakın. Belli bir sayıda koltuğun bulunduğu tiyatrosuna gelen izleyicilerin 3 bölü 5'i boş koltuklara oturmuştur. Oturan izleyicilerden 1 bölü 3'ü ayağa kalkarsa koltukların 2 bölü 3'ünün boş. Ayaktaki izleyicilerin 5'i oturursa koltukların 5 bölü 9'unun dolu olduğu görülür. Buna göre tiyatro salonundaki koltuk sayısı ve izleyici sayısının toplamı kaçtır? Arkadaşlar şıklardan gidemeyin diye burayı özellikle bu şekilde ben ayarladım. Tamam mı? Şimdi e, burada yapmamız gereken koltuk sayısı var ve izleyici sayısı var arkadaşlar. İzleyici sayısı var. Şöyle yazalım. Tamam mı? Burada bak koltuk sayısını 3'e bölüyorsun. 9'a bölüyorsun. O zaman buradaki koltuk sayısı ne olacak arkadaşlar? 9x diyebiliriz. Yani 9x tane koltuk olsun. İzleyici sayısı bakın 5'e bölünüyor. 3'e bölünüyor. Hem 5'e bölünebilen hem 3'e bölünebilen bir şey olsun. İzleyici sayısı da 15a olsun arkadaşlar. Şimdi baştan okuyorum. Tiyatro sanalına gelen izleyicilerin 3 bölü 5'e. Arkadaşlar 15a'nın 3 bölü 5'ini gelin şurada alalım. 15a'nın 3 bölü 5'ini alalım. Ne yapıyor? 9a yapıyor. 5'e bölü 3'le çarp 9a yapıyorum. 9a kişi boş koltuklara oturdu. 6a kişi şu anda ne arkadaşlar? Ayakta. Şöyle dikkatlice bakalım. kolt ee, burası da tamam. Koltuk sayısı da 9x. Şimdi çok dikkatli okuyun. Oturan izleyicilerden 1/3'ü ayağa kalkarsa. Bakın kalkarsa sağ var. Yani 9a oturmuştu ya. Bu 9a'dan 1/3 ayağa kalkarsa arkadaşlar 3a ayağa kalkacak. Tamam mı? O zaman 9A oturan vardı ya artık burada oturan 6A var. Normalde burada 9A oturan var. Eğer kalkarsa sağ dediğim için arkadaşlar 6A oturan olacak. Koltukların 2 bölü 3'ü boş diyor. Şimdi 2 bölü 3 ise 3'ü boş ise 1 bölü 3'ü doludur değil mi? Yani 2 bölü 3'ü boş ise 1 bölü 3'ü doludur. 9x koltuk vardı. 9x'in 1 bölü 3'ünü alalım arkadaşlar. 3x'i o zaman ne oluyor? Dolu oluyor. Peki dolu olan koltuk sayısı 3x neye eşit arkadaşlar? 3x o zaman 6a'ya eşit. 3x burada. 6a eşit çünkü oturan kişi sayısı 6a. Ayağa kalkanlar olduğu için 6a. 3x 6a ise x ne oldu arkadaşlar? 2a oldu. Ben şu anda x'in 2a olduğunu buradan çıkarabildim. O zaman burası ne oluyor? 18a'lık bir yer oluyor. Güzel. Ama bu bir ihtimalle. Hala oturan kişi sayısı 9a. Buna dikkat edin. Ee, diyor ki Hayattaki izleyicilerden 5'i oturursa yani buradaki oturan kişi sayısı 9 a 9 a artı 5 olacak. Koltukların 5 bölü 9'u dolu oluyor. Peki arkadaşlar 18 a'nın gelin 5 bölü 9'unu alalım. 18 9'a bölün 2. 2 a ile 5'i çarpın 10 a yaptı. Yani 10 a oturan var. O zaman bu neye eşit? 10 a'ya eşit olmalı. Çünkü niye? 5 kişi daha oturdu. Atıyoruz buraya. A buradan ne geldi arkadaşlar? 5 geldi. Ben A'nın 5 olduğunu buldum. Ee, şimdi bana diyor ki tiyatro salonundaki koltuk sayısı ve izleyici sayısının toplamı diyor. Şimdi A'yı koyalım yani. 15 kere 5, 75. Arkadaşlar 75 izleyici var. Ee, 18 çarpı 5'ten A5 ya. 18 çarpı 5'ten ne oldu? 90. 90 ile 75'i toplarsak ne olur? 165 olacaktır. Bakın bir kez daha söylüyorum değerli arkadaşlarım. Bu sorularda hata yapmamak için soruları iyi okuyup anlamak lazım. Burada kelimeler gerçekten birbirine giriyor. Şu anda kafanıza girmişse eğer lütfen kendiniz tekrar başa alarak okuyun ve yazarak bu işlemleri yapın. Çünkü burada ayakta diyor, oturan diyor ve kalkma oturma meselesi var, dolu boş meselesi var. Bu sorular bence sınavın sınavda en zor sorularındandır. Kolay ama beyni yakan sorulardır. Tamam buna lütfen dikkat edin. Bu soruların tarzı e, koltuk değil işte kutu olabilir. Başka tarzlarda karşınıza gelebilir değerli arkadaşlarım. Ama benim banka olarak beklediğim soru tarzlarından bir tarzdır. Arkadaşlar ÖSYM bu tarz bir soruyu DGS'de sordu. Bu sorunun hikayesi değiştirilerek tekrar karşınıza gelebilir. Çünkü bu sorular sınavda okunduğu anda akılda birçok soru işareti bırakan sorular. O yüzden bunlarda okuyup anlama çok önemli. Dikkatli okuyacağız, dikkatli anlayacağız. Çünkü ÖSYM bizi kelimelerle de imtihan edebiliyor. 6 tane aşçının çalıştığı bir yemek şirketinde her bir aşçı farklı yemekleri hazırlamış ve her bir yemeği diğer aşçılardan dördüne tattırmıştır. Belli bir zaman sonra bu aşçıların hazırladıkları yemek sayı, yemeklerin sayısının birbirine eşit olduğu, tattıkları yemeklerin sayısının birbirine eşit olduğu, her birinin hazırladığı yemek sayısının tatlı yemek sayısının yarısının 18 eksiği olduğu görülmüştür. Bu aşçılar kendi yaptıkları yemekleri tatmadığına göre bu aşçıların hazırladığı toplam yemek sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, iyi anlaşılsın diye ben böyle tek tek anlatacağım. Şimdi her bir aşçı eşit sayıda yemek hazırlamış. Nereden biliyoruz? Şurada diyor bakın, hazırladıkları yemeklerin sayısı birbirine eşit. O zaman bu her biri x tane yemek hazırlasın. Her biri x tane yemek hazırlasın. Ve her biri bunu kaç kişiye tattırmış? 4 kişiye tattırmış. Yani bunun tattırdığı kişi sayısı ne? 4x bunun kaç? 4x. 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 Kısacası 4 çarpı 6 yapacağız da ben aklımıza iyice otursun diye böyle tek tek yapıyorum. Toplam tattırma sayısı ne arkadaşlar? 4x çarpı 6 yaparsak 24x'lik bir tattırma var. Bakın 24x'lik bir tattırma var. Tamam mı? Şimdi bu 24x'lik tattırma var. Ben bunu dağıtacağım. Ne diyor bana? tattıkları yemeklerin sayısının birbirine eşit olduğu görülmüş. E şimdi bu 24x tattırmayı 4 kişiye 6 kişiye paylaştırırsanız çünkü 1 2 3 4 5 6 açığı var. Bu 24x tattırmayı 6 kişiye paylaştıralım arkadaşlar. O zaman ne yapıyor? 4x demek ki her biri 4x'te tattı. Yani 4x tattırdı ama 4x'te tattı. Bak bu farklı çıkabilirdi. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Burada de değişik bir şeyler yapabilir. O yüzden hani ben burada tek tek hesaplıyorum. Yani evet burada bu 4x tattırdı ama kendisi ne kadar tattı? 4x tattı. Ama dediğim gibi illa bu aynı olacak diye bir şey de yok. Burada farklı kelimelerle farklı bir dizayn yapılabilir. Sonra dikkat ediyorum. Her birinin hazırladığı yemek sayısının yani mesela şu x tane yemek hazırladı. Ee, yemek sayısının tattığı yemek sayısının yarısının 18 eksi. tattığı yemek sayısı 4x. 4x'in yarısı arkadaşlar 2x. 2x'in 18 de 2x, 2x 18 yapar. Buradan x'i bu tarafa atın x geldi. Eksi 18'e sol tarafa atın. x eşittir. 18 gelmiş oldu. Bu aşçıların hazırladığı toplam yemek sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 x yemek var. Ee, x'de ne? 18. 6 çarpı 18'den ne yapıyor? 108 yapıyor. O zaman cevabımız Ceyhan olacak. Özellikle arkadaşlar bu tarz sorular için yine problemler kitabımı çözebilirsiniz. Problemler kitabımda bu tarz sorulara ben bolca yer verdim. Arkadaşlar bu soru benim soru tahminlerimin içinde olan bir soru. Yanına böyle bolca yıldız atın. Bu tarz bir soru sınavda karşınıza gelebilir. Umut bir mağazanın vitrininde aşağıdaki görseli görmüştür. Umut bu mağazadan fiyatları 40, 60, 80, 100, 120, 140 ve 160 olan 7 farklı üründen 4'ünü seçmiş ve indirimden faydalanarak 470 TL ödeme yapmıştır. Buna göre Umut'un almadığı 3 ürünün fiyatları toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi en pahalı olanına bak alınan her dört üründen en pahalı olanına %10 ile %20 arasına indirin. Bak artık yüzde problemlerinde sorulabilecek soru tarzları bitti arkadaşlar. Kelime oyunlarına geçildi. Yok kampanyada, Yok bunu diyor. Ama Yektumat hocanız problem kitabında olsun. Bir sürü soru tarzına değindi. Hatta size göstereyim. Şu ee, problem kitabında tamam, şu benim problemler kitabında olmayan bir soru tarzı yok hemen hemen. Şimdi Mesela 100 TL'lik ürüne ben %10 indirim yapsam direkt arkadaşlar %10 indirim dediği zaman 90 ile çarpacağız. %20 indirim derse 80 ile çarpacağız. 100'e böleceğiz. Tamam mı? Bunu unutmayın. %10 indirim derse bunun fiyatı 90. %20 indirim derse bunun fiyatı 80. 120'yi hesaplayalım. Ben hızlıca hesaplıyorum tek tek. 120'yi %90 ile çarpın. 108. %80 ile çarpın. 96. Geçtim 140'a. 140'ı %90 ile çarpın. 126. %80 ile çarpın arkadaşlar. Çarpamadım. 112. Geldim 160'a. Bu ürünü %90 ile çarpın. 144. %80 ile çarpın. 128. Doğru mu bakalım? Doğru. Şimdi ben buradan 4'ünü seçeceğim. Bak bir de şunlar da var tabi. 4'ünü seçeceğim. Ee, 470 TL ödemiş olacağım. Arkadaşlar şimdi burada birazcık sınav anında denerken kuyunuz e, sinirlenebilirsiniz. Ama sinirlenmeyin burada şimdi benim 470 sayısına ulaşmam için ne yapmam lazım? Şöyle bir bakalım. Espriyi de göreceksiniz şu anda. 160'ı seçsem atıyorum. 120 seçsem 280. Bir tane bunu seçsem 380 460 yapıyor. Bak bir de indirim alacağım. Olmaz. O zaman 140'ı seçsem 300 Bak bunu seçsem 420 Buradan bunu seçsem 480 480 Şuradaki benim indirim miktarımda ne kadar? Ee, yani şurada 16 TL'lik bir indirim ara, bu arada bir indirim alacağım ya 480'den buraya gelebilir. Bak şu anda yakalamış oldum. İlkinde yakalayamadım ama şu anda yakaladım. Yani 60 TL ürünü, 120 TL ürünü, 140 ve 160 TL ürünü seçersem eğer bir daha hesaplayalım. 300 480 TL yapıyor. Ben burada 16 TL arasında yani bu aralıkta alabileceğim indirim 16 TL. Buradan 470'e gelebilirim. Benim almadığım ürünler ne oldu? 40 almadım. 80 almadım. 100'ü almadım. Toplayın arkadaşlar ne yaptı? 220 TL yaptı. Bak bu arasındaya dikkat edin. Diyeceksin ki hocam sen salladın buldun. Tamam başka bulalım arkadaşlar. 140 e, şu 140 alalım. Bunu alalım, bunu alalım. Toplayın. 260, 360. 80 de koysan 440. Yetmiyor aralık. Bak dikkat edin. Yetmiyor. Mecburen bu şekilde olmalı. Tamam mı? Burada deniyorsunuz. Bu denemeyi yaparken çoğu arkadaş sanki sallıyorum hissiyatını görüyor ama denemeden bunu mezardan profesör gelse yapamaz. Yani fark etmez. Yapamaz. O yüzden cevabımız 220 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu tarz bir soruyu sınavda bekliyorum. Hocam niye diye sorarsanız ÖSYM son yıllarda değişim ve farklı soruları sormaya başladı. Bunu şekillide de sorsa, şekilsizde de sorsa buradan bir soru geliyor. Son yıllarda 2 senede bir sormaya başladı. Dikkat edin. Takat usulüyle alışveriş yapılan bir pazarda 3 kilogram fasulye ile 4 kilogram nohut. 3 kilogram fasulye 4 kilogram nohut eşit. 2 kilogram nohut ile de 3 kilogram pirinç takas edilmektedir. Arkadaşlar 2 kilogram nohut ile 3 kilogram pirinç ise bunu 2 ile genişletin. 4 kilogram nohut ile 6 kilogram pirinç oluyor. Bunu böyle yazalım. Bu bana lazım olacak. Şurayı dikkat etmediğim için şu an soruyu ekranda da ikinci kez söylüyorum. Cemil Bey belli ağırlıkta fasulye ile pazara gelmiş. Elindeki fasulyenin 1 bölü 4'ü ile nohut. 1 bölü 4'ün nohut ile 1 bölü 3'ün de pirinç ile. Şimdi paydada 4 var. 3 var. Bir de şurada da 3 var. Fasulye 3 ile orantılı. O zaman Cemil Bey'in pazara geldiği şu bizim Cemil Bey'imizin pazar arabası olsun. 36 F'lik bir fasulye ile pazara geldi. Bunun 1 bölü 4'ünü alalım arkadaşlar. 36'yı 4'e bölelim. 9 F 36'yı 3'e bölelim. 12 F Arkadaşlar bu da kalandır. Kalan ne olur? 15 F'de kaldı. Şimdi bakın. 3 kilogram fasulyeyle nohut alacağız. 4 kilogram nohut alıyor. 9 kilogram fasulyeyle ne kadar nohut alır? 9 kilogram fasulye bunun kaç katı? 3 katı. Bunu da 3 katını alın. 12 kilogramlık nohut alır. Ama burada ağırlık olarak nedir? 12 F'ye denktir. Çünkü ağırlığına bakıyoruz. Hani 12 F ağırlığında nohut var. Tamam. Geçiyorum şimdi buraya. 3 kilogram fasulye ile 6 kilogram pirinç alır. 12 kilogram fasulye ile 24 kilogram fasulye alır o zaman. Bunu da buraya yazalım. 15 kilogram fasulye de burada var. Burada ne yapar arkadaşlar? 51 F yapar. 51 F de neymiş? Son durumda Cemil Bey'in elindeki fasulye, nohut ve pirincin toplam ağırlığı 136. Yani 51F'lik ağırlık 136'ya denk geliyor. Çok güzel. Peki bana ne soruyor? Pazara kaç kilogram fasulyeyle gelmiştir? Pazara 36F ile geldi arkadaşlar. Burayı 17'ye bölün. 3F. Burayı 17'ye bölün arkadaşlar. 8 oluyor. 12 ile çarpınca 36 oluyor. O zaman bunu da 12 ile çarpın. 96 oluyor. O zaman Cemil Bey pazara 96 kilogram fasulye ile gelmiştir. Evet. Gayet güzel bir soruydu. Bu mantık çok önemli arkadaşlar. Zor bir soru değil ama sınav heyecanıyla bu sorular çok farklı oluyor. Orijinal güzel bir soruydu. Bu da benim yine soru tahminim. Arkadaşlar yüzde problemleri ile ilgili sınavda çıkmasını beklediğim bir soru. Bunun yanına böyle güzel bir yıldız atın. Yektu saksılarda yetiştirdiği bitki tohumlarını fide haline getirmiş ve bu fidelerden günde belli sayıda fideyi bahçesine dikerek saksılardaki tüm fideleri Bahçeyi aktarmayı planlamıştır. İlk 6 gün planladığı kadar fide diken yektu. diğer günlerin her birinde günlük dikmeyi planladığı fide sayısını %20 artırmıştır. Bu şekilde dikerek saksılardaki tüm fideleri planladığı zamandan 10 gün önce bahçesine aktarmıştır. Bak tüm fideleri dikkat edin buna. Tüm fideleri planladığı zamandan 10 gün önce aktarmıştır. Şimdi arkadaşlar fide sayısını bana ne verir? Toplam fide sayısını veren denklemi yazalım. Gün sayısı çarpı bir günde dikilen fide sayısı eşittir toplam fide sayısı. Bakın şu denklemi bir kere yazdıktan sonra denklemi kurmaya çalışın. Şimdi her parçayı ayrı ayrı işleyeceğim arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? Benim normalde gün sayım Y olsun. Günlük dikmeyi planladığım fide sayısı da hani yüzde problemi olduğu için arkadaşlar 10x olsun kendi yani %20'sini alalım. Normalde bu. Bu da kaç eşit? Toplam fide sayısı 3960. Ama ne yapmış? %20 artırmış. 10x'in %20'sini bulalım arkadaşlar. 0 ile 0 gitti. 0 ile 0 gitti. 2x. 2x artırsa artık günlük ben ne dikeceğim? 12x dikeceğim. Ama burayı geçmeden önce şurayı dikkatli okuyalım. İlk 6 gün planladığı kadar file diken. Şimdi 6 gün ben planladığı kadar file dikmişim. Yani benim planımda her gün 10x'ti. Artı. Ama sonra ben ne yapmışım? e, ee, diğer günlerin her birinde günlük dikmeye planladığı fide sayısı %20 artmış. Artık 10x değil de 12x fide dikiyorum ben. Tamam 12x fide dikiyorum. Ee, ve ben bu süreci arkadaşlar planladığım y kadar günden 10 gün önce tamamladım. Yani y 10 kadar gün önce tamamladım. Ben 6 günü buraya harcadığım için arkadaşlar buraya ne kaldı? y 16 gün kalmış oldu. Bakın buna dikkat edin. Tüm fideleri planladığım zaman 10 gün önce diktim. Yani bu toplam bu süreç y eksi 10 kadar gün sürdü. Ama 6 günde buraya eklediğim için y eksi 16 kaldı. Bu da yine ne eşit? 3960'a eşit. Arkadaşlar bununla bu giderse x çarpı y'nin 396 olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Peki burada ne yapabiliriz? Burada ne var arkadaşlar? 60x artı 12xy 12xy eksi 16 ile 12'yi çarparsanız 192x helal olsun doğru. 3960. Şimdi ben şunu biliyorum. X çarpı 396. Arkadaşlar şurası 12 çarpı 396. Tamam mı? Peki o orada kalsın. Sol 3960 da sol tarafa atın. 3960. 60 xten de bunu çıkarırsanız ne yapar biliyor musunuz? 132 x yapar. Eksi 132 de bu tarafa atın. Artı 132 x yaptı. Bak soru çok diyor çıkacak şimdi. 396 parantez alırsanız buradan 12 kaldı. Buradan da 10 kaldı. Eşittir 132x. Arkadaşlar 132 ile burayı sadeleştirin. 3 kaldı. 12'den de 10 çıkartın. 2 kaldı. 3 ile 2'yi çarparsanız da x eşittir. Ne oldu? 6 olmuş oldu. Gayet güzel ayarlamışım denklemi. Güzel emek verdim arkadaşlar bu soruya. X 6 buldum. Demek ki benim günlük dikmeyi planladığım fide sayısı ne arkadaşlar? 10. 6 ile 10x'i çarparsam 10 çarpı 6'dan normalde ben 60 planlıyorum. Ama ee, burada ne var? Hani planımda farklı yapmıştım değil mi? Yani ilk 6 gün böyle diktim. 60 çarpı 6. Geriye 4 gün kaldı arkadaşlar. Geriye kalan günlerin her birinde ne yaptım? E, artık 12 x dikmiyorum. 12x diktim. X de e, 6 olduğu için ne oldu? 72 oldu. Geri kalan 4 günde de 72 diktim. Buradan 360 artı 4 kere 2 8. 7 kere 2 28. Arkadaşlar 360, 460, 560 648 yapıyor. Cevabımız Ankara seçeneği olacak. Soru gerçekten güzel ayarlanmış bir soru. Aman SS alın. SS alın dediğime göre vardır bu adamın bir bildiği. Bu soru bence çok önemli sorulardan bir soru idi. Arkadaşlar denemelerimde olan sağlam sorulardan bir soru. Şimdi bu soruyu dikkatli bir şekilde dinleyin. Size çok lazım olacak. Nasıl mantık yürüttüğümü, nasıl yorum yaptığımı dikkatle seyredin. Faruk doğrusal olan bir koşu pistinde başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru sabit hıza koşmuştur. Faruk'un 9. dakikanın sonunda başlangıç noktasına uzaklığı 20. dakikanın sonunda bitiş noktasına uzaklığının %60'ına eşittir. Faruk'un 12. dakikanın sonunda bitiş noktasına uzaklığı başlangıç noktasına uzaklığından 440 metre fazla olduğuna göre pistin uzunluğu kaç metredir? Arkadaşlar şu soruyu tamamen sizi gerçek sınavda hissettirecek bir soru. Şimdi pistimizin %60'ı da alınabilir ihtimaline karşılık arkadaşlar. Biz şöyle bir pist tanımlayalım. Bu pistimizde de 100x hatta 100p diyelim arkadaşlar. Bu pistin e, uzunluğu 100p olsun. Tamam mı? Şimdi şu olaya çok dikkat edin. 9. dakikanın sonunda başlangıç noktasına uzaklığı. E, şu formülümüzü hatırlayalım. X eşittir neydi? T çarpı V idi. T zaman. V de hızlı arkadaşlar. Burada Faruk'un bir hızı olsun. Biz burada Faruk'un hızına da V diyelim. 9 dakikada Faruk ne kadar yol alır? 9 V'lik yol alır. Şimdi 9. dakikanın sonunda arkadaşlar Faruk'un Başlangıç noktasına uzaklığı ne oluyor? 9v oluyor. Bakın buna çok dikkat edin. Ee, yine devam ediyorum. 20. dakikanın sonunda bitiş noktasına uzaklığının %60'ına eşit. Şimdi arkadaşlar 20. dakikada Faruk ne kadar yol alır? 20 çarpı v'den 20v yol alır. Yani e, o zaman şuraya da ne kadar arkadaşlar? Hatta böyle gösterelim. 11v olur. Top totalde de 20v oldu. Şu bitiş noktasına uzaklığına da nasıl söylerim ben? E, 100p'den şu 20 vyi çıkarırım arkadaşlar. 100p eksi 20V diyebilirim. Şimdi bir daha okuyorum. 9. dakikanın sonunda başlangıç noktasına uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 9V. Bu 9V neye eşitmiş? 20. dakikanın sonunda bitiş noktasına uzaklığının 160'ına. 20. dakikanın sonunda bitiş noktasına uzaklığının. 20. dakikanın sonunda bitiş noktasına uzaklığı ne kadar? Ee, onu da söylemiştik. 100P-20V'ydi arkadaşlar. Bunun %60'ına eşittir diyor. %60 da ne demektir? Hemen onu da şöyle söyleyelim. %60 demek arkadaşlar. 20'ye bölün. 3 bölü 5 demek. O zaman 3 bölü 5'in eşittir olacak. İşler, işler yapın. 45 ve eşittir. 3 kere 100P, 300P. 3 kere 20, 60 V oluyor. Buradan da arkadaşlar bunu öbür tarafa atın. 105 ve eşittir. 300P olacak. Peki buradan nasıl bir sadeleştirme yapabiliriz? Şöyle bir sadeleştirme yapabiliriz. Ee, burası 105 yaptı. Tamam. 3'e bölelim. 100P 3'e bölelim. 35V yaptı arkadaşlar. Şu elimizde kalsın. Şu bilgi elimizde kalsın. 100P eşittir 35V. Tamam. Demek ben bunu bir yerde kullanacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Dikkat edelim. 12. dakikanın sonunda bitiş noktasına uzaklığı Şimdi 12. dakikanın sonunda bitiş noktasına uzaklığını bulmak için 12 dakikada ne kadar yol alır? 12V alır. Piste de ben ne demiştim? 100P demiştim. 100P'den 12V çıkarırsam 100P eksi 12V olacak. Şimdi dikkat edin. Faruk'un 12. dakikanın sonunda bitiş noktasına uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 12. dakikanın sonunda bitiş noktasına uzaklığı 100P eksi 12V. Bu neymiş? Başlangıç noktasına uzaklığından 440 metre fazla. Başlangıç noktasına uzaklığı ne kadar? O da 12V arkadaşlar. 12V'ye 12V'den 440 fazla. E, burada işlemi yapmak için şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu bu tarafa atın. E, hatta şöyle de yapabiliriz. 12 ve direkt onu da atın bu tarafa. 100P yerine 35V yazın. 12V'yi de bu tarafa atarsanız eksi 12V. Eksi 12V de buradan var. Eksi 24V yapacak. Bu da eşittir. 440 oluyor. Buradan çıkarın arkadaşlar. 11V eşittir. 440 oluyor. Buradan V 40 yapar. Her iki tarafı 11 bölün. V 40 yapar. 40'ı da yeni yazın. 35 çarpı 40'dan arkadaşlar. 35 ile 4'ü çarpın önce 140 yapıyor. 40 ile çarpmak için bir sıfır ekleyin. O zaman 100P eşittir. 1400 oluyor. Bana neyi soruyor? Pistin uzunluğunu soruyor. Ben pistin uzunluğuna dedim. 100P dedim. O zaman 100P ne oldu arkadaşlar? 1400 olmuş oldu. O zaman şöyle de diyebiliriz. Pistin başlangıcı olarak arkadaşlar hep e, sol taraf aldım. Bunu da söylemiş olayım. Burası başlangıç. Burası da bitişti. Bunu da söylemiş olalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dikkatli bir şekilde yerleştirirseniz bu soruları yaparsınız. Ama eminim birçok arkadaş burada Kavramlarda böyle şaşırmış olabilir. Başlangıç noktasına uzaklık, bitiş noktasına uzaklık. Ondan sonra o e, ondan azdır, fazladır. Buna karıştırmış olabilirsiniz. Ama bizim burada amacımız sizi sınava karşı böyle dinamik bir hale getirmek. Yani en ufak hatayı yapmanızı istemiyoruz. O yüzden de böyle her kelimeyi ciddi bir şekilde analiz ediyoruz arkadaşlar. Bu soruya da özel bir yorum alırım. E, bu sorunun yorumu da aslan olsun. Arkadaşlar bakın size bir uyarı yapacağım. Küve problemlerinin hikayesine çok aldanmayın. Küme problemlerinde kümeyi doğru çizdikten sonra denklemi kurduğumuzda iş bitti. Bak bu dediğime dikkat edin. Bir pastanedeki 82 müşterinin siparişleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Müşterilerin her birinin siparişinde poğaça, açma ve simit unlu mamullerinden en az biri bulunmaktadır. Yani demek istiyor ki arkadaşlar burada e, sipariş vermeyen kişi yok. Yani herkes bir sipariş vermiştir. Simit siparişi veren herkes poğaça siparişte vermiştir. Arkadaşlar en önemli cümle şu. Ne demek istiyor? Simit siparişi veren herkes poğaça siparişi vermiştir. Şimdi o zaman simitler şu olursa hatta daha büyük çizelim. Şöyle bir simit kümesi olursa poğaça da arkadaşlar dışarı olacak. Niye? Şu anda simit veren herkes poğaça siparişi vermiş oluyor. Önemli olan bir kere bunu çizmekti. Çizdim. Şu şunun bilgi ne demek istiyor? Evrensel küme gerekli çünkü herkes sipariş vermiş. Bir de ne var? Açma var. Arkadaşlar o zaman açmayı da yazalım şuraya. Tamam. Şimdi analize dikkat edin. Açma ve simit siparişi veren kişi sayısı. Bakın neresi? Tam burası arkadaşlar. Neymiş? Bir dakika açma ve simit özür dilerim. Açma ve simit tam şurası. Bu poğaça ve açma yani şurasının üçte 1'i kadar. O zaman arkadaşlar burası x ise burası 2x olacak. Niye? Eee poğaça ve açma veren şurası 3x açma ve simit veren 3x 3'te 1 x olduğu için x. Tamam. Buraya dikkat edin. Bunu da analiz ettim. Zor bir analiz değil. Dikkat ederseniz sağlıyor. Sadece poğaça siparişi veren kişi sayısı sadece simit siparişi veren kişi sayısının 2 katı. Yani arkadaşlar sadece bakın dikkat edin. Açma sipariş veren kişi sayısı. Sadece açma siparişi veren kişi sayısı A ise sadece poğaça siparişi verenler olan olan neresi? Bu 2A olacak. Bakın buraya dikkat edin. İki katı simit siparişi veren kişi sayısının yarısı kadardır. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir olay var. Sadece poğaça siparişi veren kişi sayısı, sadece açlık siparişi veren kişi sayısının iki katı tamam A'nın iki katı, simit siparişi veren sayısının yarısı kadardır diyor. Şimdi bakın ben buraya da yani bu poğaça sipariş veren kişi sayısı İki aya arkadaşlar. Yani sadece pojit sipariş veren kişi sayısı iki aya. Bu simit sipariş veren kişi sayısının yarısı diyor. Simit siparişi veren kişi sayısı olacak o zaman dört a aldı. O zaman simit siparişi veren dört a yani benim şurası dört a'ya eşit. O zaman burası ne olur? Dört a eksi x olur. Tamam. Şimdi oldu. Açma siparişi veren müşteri sayısı altmış altı. Açma siparişi veren müşteri sayısı ne arkadaşlar? 3 x artı a o da eşittir ne? 66. Peki toplam sipariş ne kadar? 82 müşteri var. Ee, her birinin birer siparişiyle ilgili konuştuk değil mi? Sip, siparişten bahsettik. Dolayısıyla 82 tane siparişten bahsediyoruz. Tamam mı? Ee, buradaki şöyle diyebilir miyiz ama bir dakika. Tamam. Buradan toplarsak 82 olacak. Çünkü 82 tane sipariş var. 2A, 3A, 4A daha ne yaptı? 7A yaptı. E, ee, x serbirini götürdü. 7A artı 2x. O da eşittir. 82'ye. Arkadaşlar şimdi bu denklemi güzel bir şekilde çözelim. Nasıl çözsek daha rahat olur. E, ee, tek celsiyle çözmek için bunu direkt eksi 7 ile çarpın. Eksi 21x eksi 7A 7 kere 6 42 x elde var. 4, 7 kere 6 42 4 daha 46 eksi oldu. Taraf tarafa toplayalım. Bunlar gitti. 20 eksi 19x var. Arkadaşlar buradan da 380 yapıyor. Ama eksi 380. X buradan ne geldi? 20 geldi. X'i ben 20 buldum. Poğaça siparişi veren müşteri sayısı kaçtı? Şimdi arkadaşlar x'i senin bulman yetmiyor. 20 yeni koy. 20 kere 3 60. 60 artı a eşittir. 66. A da buradan ne geldi? 6 geldi. Şimdi bana dediği şey poğaça. Poğaça kim? 2a. 4a daha. 6a. Eksi x artı x'i götürdü. 6a artı 2x. A ne 6? 6 kere 6. 36. X ne 20? 20 kere 2. 40. Arkadaşlar 40 36'yı toplarsanız ne yapıyor? 76 yapıyor. Cevabımız Edirne olmalıydı. Benzer soru yine daha önce çıktı. Bu sorunun mantığına aman dikkat edin. Burada sizi en büyük sıkıntıya uğratacak cümle müşterinin her bir siparişinde poğaça açma ve unlu mamillerden en az biri bulunmaktadır. Bu 82 müşteri olduğu için 82 tane siparişi söyleyen cümledir. Yani şurayı söyleyen cümledir. Simit sipariş veren herkes poğaça siparişi vermiştir derken o arkadaşlar şurası o iki kümenin çiziminin böyle olduğu anlamına gelir. Daha sonra gerisi tamamen denklem bilginizle örtüşüyor. Burada tekrar söylüyorum poğaça yerine çamaşır makinesi verir, gofret verir, başka bir şey verir. Biz bunlara aldanmayacağız. Arkadaşlar şimdi bu sorumuzda karışım problemlerinin de ufak bir şekilde özetlemiş olacağız. Aynı zamanda grafik problemlerini de bir ele almış olacağız. Burası kaç derece olacak arkadaşlar? Üçünün toplamı 360 derece olacağı için burası 108 derece olmalı değil mi? Tamam. Şimdi A karışımı, B karışımı, C karışımı. Bu daire grafiği neymiş? A, B, C tuzlu su karışımlarının kütlelerine göre dağılımları aşağıdaki daire grafiğine verilmiş. Tamam e, 36'nın 3 katı 36'nın 3 katı 36'nın 4 katı o zaman arkadaşlar bu 4x bu 3x c de 3x 100'er katını alalım 300x 400x 300x bir oran olsun bunu neden yaptığımı şimdi söyleyeceğim çünkü burada yüzde alacağım için yüzdelik dilimler halinde olması benim için daha faydalı olacaktır. Şimdi A karışımının tamamı yani buradaki 300x'lik karışımın tamamını almışım bu karışımın tuz oranı %40'ın 40, 40 ile çarpıyorum. Artık kutu formülü var arkadaşlar. B karışımının %25'i. 400'ün %25'ini şurada hesaplayalım. 400'ün %25'i kaç yapar arkadaşlar? 100x yapar. 100x bu karışımın tuz oranı da %20 çarpı 20. Artı C karışımının 1 bölü 3'ü. 300x'in 1 bölü 3'ünü alalım. O da ne yapıyor? 100x yapıyor. Ee, bu karışımında tuz oranı %25 çarpı 25. Eşittir yeni karışımın miktarı kadar? 300, 400, 500 x. Yeni oranı bilmiyorum arkadaşlar. Yeni oranı da a diyelim. Olsun yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır diyor ya? Buna da a diyelim. Yüzde a, a kadardır. Tamam mı? Buradan e, 12.000 x artı buradan 2.000 x artı buradan 2.500 x eşittir 500 x çarpı a. 12.000, 14.000, 16.500 x eşittir 500 x çarpı a. Arkadaşlar 2 sıfır birbirini götürdü. x de x de birbirini götürdü. 165'i 5'e böldüğünüz zaman a eşittir ne oldu? 33 oldu. O zaman cevabımız C olacak. Peki ben burada ne yaptım? Ne yaptığımı bir de sizlere söyleyeyim. Karışım miktarı, karışımın tuz oranı. Karışım miktarı, karışımın tuz oranı. Karışım miktarı, karışımın tuz oranı eşittir. Toplam karışım yeni oran. Bakın yeni oran toplam karışım. Birinci karışımın miktarı, ikinci karışımın miktarı, üçüncü karışımın miktarı, birinci yüzdelik, ikinci yüzdelik, üçüncü yüzdelik. Ee, bu da arkadaşlar yeni yüzdelik diye. Tamam. Olayımız bu. Arkadaşlar bu sorunun mantığına çok dikkat edin. Bir örüntü sorusu. Gelin bu soruyla beraber hem örüntü sorularını hem de şu en az en çok kelimesinin manasını gelin bir tekrar edelim arkadaşlar. Semih bir kağıda dikdörtgen çizdikten sonra bu dikdörtgeni 630 tane eş kareye bölmüş ve her bir sütun için aşağıdaki gibi üç farklı boyama yapmıştır. Bakın üç farklı boyama var. Bunlardan birini kullanmış. Bu boyama ile ilgili en az bir turuncu renkli kareye sahip sütun sayısı 50. En az bir mavi renkli kareye sahip sütun sayısı 44'tür. Buna göre bu dörtgende toplam kaç tane mor renkli kare vardır? Arkadaşlar şu bir düzeni, şu iki düzeni, şu üç düzeni unutmayın. 1, 2, 3 düzeni. Şimdi Hareketime çok dikkat edin. Diyor ki en az bir turuncu renkli kareye sahip sütun sayısı 50. Yani şu 2 ve 3 düzenine sahip kare sayısı 50. En az bir mavi renge sahip. Bak en az bir mavi renge sahip olan da 1 ve 2 düzeni. Bunun da sayısı neymiş arkadaşlar? 44. İkisinde de ortak olan ne var? Tekrar yazıyorum. O ikisinde de ortak olan 2 numaralı kare var. Buna x dersem arkadaşlar. Şu x'in tamamı 50 olduğu için buna ne kaldı? 50 eksi x su x'in tamamı 44 olduğu için buna da ne kaldı? 44 eksi x kaldı. Tamam. Peki ben burada neyi buluyorum? Bana diyor ki bu boyama ile ilgili bu dikdörtgende toplam kaç tane mor renkli kare vardır? Şimdi arkadaşlar burada 630 tane kare var ya yapmamız gereken olay ne biliyor musunuz? Bizim şunu yakalamamız lazım bir düzenindeki kare sayısına ben ne dedim? Bir pardon, bir düzenindeki sütun sayısına dedim 44 eksi x. İki düzenindeki sütun sayısına dedim x. Üç düzenindeki sütun sayısına dedim 50 eksi x. Peki bir sütunda kaç tane kare var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 630'u 9'a bölelim. Ne yapıyor? 70 yapıyor. O zaman 70 sütun var arkadaşlar. Toplam sütun sayısı da bu ya. Bunları toplayıp 70'e eşitleyelim. Gelin buradan 44 50 daha 94 artı e, artı değil hatta 94 eksi x eşittir 70 x buradan arkadaşlar 24 geliyor. Demek ki o zaman x'in ben 24 olduğunu buldum. 44'ten 24 giderse 20 24. E, bu da ne yapar? 26 yapar. Hakikaten de toplayın 70 yapıyor. Güzel. Bu dikdörtgende toplam kaç tane mor renkli kare vardır? 1, 2, 3, 4, 5 2 düzeninde 5 tane var. 2 düzeninde kaç tane var arkadaşlar burada? 24 tane var değil mi? 24 tane kare var. Birisinde her birinde kaç tane mor renk var? 2, 3, 4, 5. Bir daha saydım 5 tane. O zaman 5 çarpı 24'ten ne gelir arkadaşlarım? 120 gelecektir. O zaman demek ki bu dikdörtgende toplam 120 tane mor renkli kare vardır. Bakın bir daha söylüyorum. 630 kare var. Her bir sütunda 9 kare var. 639'a böldüğüm zaman 70 sütun yapıyor. Benim toplam burada 70 sütunum var arkadaşlar. 1 ee, düzenindeki sütun sayısı, 2 düzenindeki sütun sayısı, 3 düzenindeki sütun sayısı. 2 ve 3 düzenindeki sütun sayısı 50. 1 ve 2 düzenindeki sütun sayısı 44. Ee, i̇kisinin kestim. 2 olduğu için buna x dedim. Bunların toplamı 44 olduğu için 44-x. Burası 50 olduğu için 50-x. Topladım. 70-x x 24. 2 ee, düzeninde 24 tane sütun var. 24 çarpı 5 tane ne geldi? 120 gelmiş oldu değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar bakın ben ortalama sorusunu sınavlarda fix olarak bekliyorum. Hocam Niye diye sorarsanız. Çünkü bunlar zaman zaman muhakkak karşımıza gelen sorulardan birisi. E, ve ÖSYM bunu seviyor. Ortalama nasıl bulunuyor arkadaşlar? Yaşlar toplamı. Yaşlar toplamı bölü. Kişi sayısı eşittir ortalama. Ben size ama ne diyordum? Bu formülü kullanmayın. Ortalama çarpı kişi sayısı. Ortalama çarpı kişi sayısı eşittir yaşlar toplamı. Sizin kullanacağınız formül bu. Bundan gidin arkadaşlar. Çok daha hızlı süre kazanırsınız. Bu bir tecrübedir. Yazın bu formülü. Bir grup arkadaşın 17 Şubat 2017'deki yaş ortalaması 24'tür. Ee, 17 Şubat 2019'da bu gruba 30 yaşında ve 36 yaşında olan iki arkadaş katılmış ve grubun yaş ortalaması 28 olmuştur. Bu iki arkadaşın dışında gruba katılan veya gruptan ayrılan kişi olmadığına göre başlangıçta bu grupta kaç kişi vardır? Arkadaşlar kişi sayısı x olsun. Bu grubun 2017 yılındaki yaş ortalaması da 24. Şimdi bana diyor ki gruba 30 ve 37 yaşların e, bu arada yaşlar toplamı da ne arkadaşlar? 24x. Şimdi e, 2017 yılı bu 2019 yılına geliyoruz. Arkadaşlar 2019 yılında normalde bakın yaşlar toplamı ne olacaktı? 2 e, yıl geçtiği için her biri 2 yıl büyüdüğü için ortalama 2 artacaktı yani normalde hiç kimse katılmasaydı yaş ortalaması 26 çarpı x olacaktı. Yani yaşlar toplamı 26 x olacaktı. Ama bu 26 x'e 2 kişi gelmiş. Bu yaşlar toplamına 30 ve 36 yaşında 2 kişi gelmiş. Bunların da yaşlarını eklemişiz. Ve bunu kişi sayısı ne arkadaşlar? Yaşlar toplamını kullandım. Kişi sayısı da x artı 2. Çünkü niye x kişi vardı? 2 kişi geldi. Ve yeni yaş ortalaması da ne? 28. Buradan içler dışlar yaparsanız 26x eşittir 26x artı 66 eşittir 28x artı 56 oluyor. Arkadaşlar bunu bu tarafa atın. 2x 56'yı da bu tarafa atın. 66'dan 56 çıkarsa 10. 2x olsa x geldi? 5 geldi. Başlangıçta bu grupta kaç kişi vardır? 5 kişi vardır. Olmalıydı. Gördüğünüz gibi iki formülün ikisini de arkadaşlar şu soru üzerinde tekrar etmiş ama emin olun şu formül daha önemlidir sizler için. Burada şunu da söylemiş olayım. Hani her sene geçti mi grupta gruba giren ya da çıkan yoksa yaş ortalaması bir bir yükselir. Unutmayın. Ee, yani 2 yıl sonra grubun yaş ortalaması 26. Kişi sayısı yine değişmedi çünkü. Normalde buydu ama ne oldu? Bunun üzerine 2 kişi geldi. Bu oldu. Kişi sayısı da 2 arttı. Yeni bir ortalama geldi bu. Buradan x'i buldum. x başlangıçta kişi sayısıydı. O da 5 olmuş oldu. Bu formülü yazın. Arkadaşlar sınavın hani belirleyici soruları vardır ya. Böyle sınavda akılda kalır. Bir soru gördüm dersiniz ya. De, i̇şte bu soru o soru adaylarından bir soru ve çıkabileceğini düşünüyorum ben. Bir sınıftaki öğrencilerin numaraları 3'ten 2 basamaklı mn doğal sayısına kadar olan ardışık doğal sayılar. Bu sınıftaki öğren bu sınıftaki bir öğrenci sınıftaki öğrencilerin numaralarında kullanılan toplam tek rakam sayısının toplam çift rakam sayısına oranını hesaplarken 9 ve 11 sayılarını atlayarak sonucu 1 buluyor. Bir başka öğrenci de 13 sayısını 2 kere sayarak sonucu 9 bölü 8 buluyor. Buna göre M N -E toplamı kaç? Şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken sınıftaki öğrencilerin numaralarındaki toplam tek rakam sayısı T toplam tek rakam sayısı Ç olsun. Bir kere böyle bir şey var. Bana diyor ki bu sınıftaki bir öğrenci sınıftaki öğrencilerin numaralarında kullanan toplam tek rakam sayısının toplam çift sayısını oranını hesaplarken 9 ve 11'i e atlıyor. Arkadaşlar 9'da bir tane tek sayı var. 11'de iki tane tek sayı var. Dolayısıyla 3 tane tek sayıyı atlamış ve ç e, ç'ye bölmüş ve sonucu ne bulmuş? 1 bulmuş. Tamam güzel. Devam ediyorum. Bir başka öğrenci de 13 sayısını 2 kere saymış. 2 kere saydığı için 1 de tek bir sayı, 3 de tek sayı olduğu için bu da ne yapar? T artı 2 bölü ç. O da ne olmuş arkadaşlar? 9 bölü 8 olmuş. Eyvallah. Peki işler de yaparsak ne olur? Ç eşittir. T eksi 3 mu olur? Ç gördüğüm yere T eksi 3 yazıyorum. O zaman T artı 2 bölü T eksi 3 eşittir. 9 bölü 8. Arkadaşlar buradan 8 kere 2 şöyle yapardım. 8 kere t 8 t. 8 kere 2 16 eşittir. 9 kere t 9 t. 9 kere eksi 3 eksi 27. Alın bu tarafa t. Eksi 27 adım bu tarafa atın. Artı 27 37 43. O zaman t ne geldi? 43 geldi. t 43 ise ç ne? 40 arkadaşlar. Bakın ç 40. t de 43. Demek ki benim buradaki öğrencilerin numaralarını kullandığım toplam tek rakam sayısı 43. Toplam çift rakam sayısı 40. Ben bunu nasıl hesaplayayım? İşte sorunun asıl esprisi burada. Arkadaşlar 3'ten 9'a kadar. 10'dan ee, 19'a kadar. 20'den 29'a kadar. 30'dan 39'a kadar. Şöyle şuralara gelince bakacağım acaba burada duruyor mu? Tamam mı? Şimdi dikkat edin. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. 4 tane tek var burada. Bir tek. 1'den 10'a 10, 10'dan 19'a kadar 10 tane sayı var. Her birinde bir kere 1 var mı var? 10 tane var. Bir 11'in yanındaki 1, 13'ün yanındaki 3, 15'in yanındaki 5, 17'nin yanındaki 7, 19'un yanındaki 9. 5 tane oradan var. Burada tam 15 tane tek rakam var. Arkadaşlar burada ne var? 5 tek rakam var. Burada yine 15 tane tek rakam var. Peki aynı mantıkla çift rakamları hesaplayalım. 4, 6, 8. 3 tane çift var. Burada 5 çift var. Burada e, yani buradan böyle böyle gidersek öyle diyorum. 15 tane çift var. Arkadaşlar burada da e, yine 5 tane çift var. 5 tane çift var. Tamam bunu da söyledim. Şimdi ben hani toplam tek rakam sayısını 43 olarak biliyorum ya. Böyle gideyim bir bakayım. 4, 19, 23. Tamam mı? Bir dakika. Ee, 4, 19, 24 39 tane tek rakam var buraya kadar. 39 tane tek rakam var. 43 olması için 41, 43, 45, 47. Bak. 39, 40, 41, 42, 43. Bak şu ana kadar bu sayılardaki toplam tek rakam sayısı ne oldu? 43 oldu. Doğru. Çifti sayalım. 3 8 e, şöyle sayayım 15 20 Bir dakika. 15 20 25 28 2 burada 30. 1 burada 31. 2 burada 33. 1 burada 34. 2 burada 36. 36 1 burada 37. 46 var arkadaşlar dikkat edin. 4 ve 6 39 47'nin 4'üyle ne oldu? 40 yapar. 40. O zaman toplam çift rakam sayısı 40 olması için 47'ye kadar gelmem lazım. O zaman benim MN sayımda 47. 4 ile 7'yi topladığım zaman ne yaptı arkadaşlar? 11 yapmış oldu. Bak orayı nasıl saydığımı bir kez daha göstereceğim. 3 çift rakam burada var. 5 çift rakam burada var. 15 burada var. 5 burada var. Topla 28. Bak 40 41, 42, 43 44, 45, 46, 47, 28, iki tane var. 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 oluyor. O zaman arkadaşlar cevabımız ne? Ankara seçeneği olacak. Gerçekten yani sayısal mantığa da algoritması kayan güzel bir soru. Bence çok ÖSYM tarzı olan bir soru arkadaşlar. Böylece e, rakam mı, sayı mı bu kavramı da artık bundan sonra dikkate almamız gerektiğini görmüş olduk. Hem de bir oran orantı yapmış olduk. Güzel. Arkadaşlar bu sorunun yanına yıldız atın. Ben bu tarz bir soruyu sınavda bekliyorum. Çıktığı zaman söylerim. Haberiniz olsun. Çünkü bu mantık önemli. Yakıt soruları insanı zorlayan sorular, eleyici sorular. 1 litre benzin fiyatının 6 TL olduğu bir zaman diliminde konuşan Serkan ve Yasin arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Serkan diyor ki: "Otomobilim diyor her 100 kilometrede şehir içinde 10 litre şehir dışında ise 8 litre benzin tüketiyor. Yasin diyor ki otomobilim diyor 144 TL'lik benzin ile şehir içinde 200 kilometre şehir dışında ise 300 kilometre yol gidebiliyor diyor. Şimdi arkadaşlar e, 144 TL ile kaç litre benzin alabilir? 144 TL'yi gelin 6 6'ya bölelim. Tamam mı? Ne geliyor? Ne geliyor? 24 TL, 24 litre. Demek ki Yasin'in otomobili şehir içi, şehir dışı yazalım. Yasin, hatta Serkan, Yasin, tamam mı? Şöyle güzelce yazalım. Şimdi arkadaşlar, 24 litre ile şehir içinde 200 gidiyorsan, 100 kilometre için yaptım bu tabloyu unutmayın. 100 kilometre için, her 100 kilometre için yapıyorum. 24 TL, 200 kilometre gidebiliyorsan, 12, pardon, 24 litre ile 200 kilometre gidebiliyorsan, demek ki şehir içinde sen 12 litre yakıyorsun. Yasin'in arabası şehir içinde 12 litre yakıyor. 24 litre ile 300 kilometre gidebiliyorsan ee, 24'ü 3'e bölün. Hani 100'e erişmek istiyorum. 8 litre yakıyor. Şehir dışında Yasin'in arabası 8 litre yakıyor. Şehir içinde 12 litre yakıyor. Tabi bu ne? 100 kilometrede. Tamam mı? Serkan'ı da zaten soru vermiş. Şehir içinde 10. Şehir dışında da 8. Bunu da söyledim. Serkan ve Yasin'in otomobillerinin şehir dışı benzin tüketimleri aynıdır. Evet. Şehir dışı benzin tüketimleri aynıdır. Doğru. Serkan'ın otomobiliyle şehir içi 600 km yol gidebilmesi için gerekli benzin ile Yasin otomobiliyle şehir içi 500 km yol gidebilir. Şimdi arkadaşlar Serkan'ın 600 km şehir içine gidilmesi için 100 idi ya bu. Yani 100 km'de şehir içinde ne yapıyor Serkan? 10 litre yapıyor. Bana ne lazım? 600 km lazım. 6 katı 60 litre benzin lazım. Bu 60 litre benzinle Yasin ne kadar gidebilir şehir? içinde bahsediyor yine. 60 litreyi 12'ye bölelim. Ne gelir arkadaşlar? 5 kere var. O zaman 5 kere 100 giden 500 kilometre yol gidebilir. Doğru. Yasin'in otomobilinin 180 TL'lik benzin ile şehir içinde gidebileceği yolun uzunluğu. Arkadaşlar şimdi Yasin'in otomobili 144 TL'lik benzin ile şehir içinde 200 gidiyor. 180 TL'lik benzin ile bak bunun kaç katı? 4'e böl 5'e çarp. 4'e böl 5'e çarp. 250 kilometre gidebilir. Yani Yasin'in gideceği yol 250 km. Serkan'ın otomobilinin şehir dışında 96 TL'lik. Şimdi Serkan'ın otomobili ee, şehir dışında tamam mı? 100 km'de 8 litre yakıyor. 96 TL. 96'ya gelin ee, 6'ya bölün 16 litre. Yani kısacası aslında Serkan 16 litre ile ee, şehir dışında ne kadar gidebilir? Şimdi 8 litre ile 100 gidiyordu. E, 8 litre ile Şöyle yapalım. 8 litre ile 100 gidiyor. 16 litre ile arkadaşlar 2 katı. O zaman ne yapar? 200 kilometre yol gidecektir. O zaman Serkan'ın gideceği yolda 200 kilometre. Bundan 200 kilometre fazladır diyor. Evet bu da doğru. O zaman ne oldu? 1, 2, 3 3 seçenekte doğru oldu. Arkadaşlar bu soru gerçekten bakın ben çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, ara ara soruluyor. Sorulduğu zaman da ciddi can yakıyor sınavda. Unutmayın. Yakıt sorusu. Bu aynı şekilde yakıt enerjiye çevrilebilir. Elektriğe çevrilebilir. Başka bir şeye çevrilebilir. Tüketime çevrilebilir. Yani kısacası tüketim sorusu bekleyin. Bu bir tüketim sorusuydu arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben bu soruyla sizlere bir mesaj vermek istiyorum. Bu şekilden kutu seçme soruları soruluyor. Onları kaç farklı şekilde boyayabilirsin? Kenarı ortak olacak, köşesi ortak olacak. Burada bu kavramlar var ya o kadar önemli ki eğer okurken böyle gelişi güzel okursanız bu sorularda kaçırırsınız. Aşağıda birim karelerden oluşan 4x4 boyutlarında bir tablo verilmiştir. Bu birim karelerden iki tanesi rastgele seçilip boyanıyor. Buna göre boyanan karelerin ortak kenarının olma olasılığı kaçtır? Bir kere burada arkadaşlar 16 tane kare var. Tüm durum ne? 16 tane kareden iki tane karenin seçilmesi. Bakın öncelikli olarak ben paydama tüm durumumu yazdım. Biliyorsunuz paydada tüm durum olacak. Yukarıda istenen durum. Boyanan karenin ortak kenarının olması. Arkadaşlar bakın. Ben şunu seçsem bir böyle bir böyle iki. Bak dikkat edin. Bunu seçsem bir böyle bir böyle iki. Bunu seçsem bir böyle bir böyle iki. Bunu seçsem bir tek böyle bir, 2, dört, altı, yedi. Burası için yedi tane var. Şimdi bakın buraya geldim, tamam mı? Buraya geldim. Bir bunu bir bunu buraya gelsem bir bunu bir bunu. Bak buraya gelsem bir bunu bir bunu buraya gelsem bir tek altı. Kaç tane oldu? Yedi. Burada kaç oldu arkadaşlar? Yine yedi. Aşağıya geldim en son bir bunu. Aşağıya geldim bir bunu iki aşağıya geldim bir bunu 3 burada da kaç tane oldu üç tane oldu şimdi dikkat edin 7 14 21 24 oldu yani e, yani bu ikililer şöyle olabilir diyorum hani olayı görebiliriz değil mi mesela şu şu şunu seçerim bir durum şunu da şunu seçerim iki durum bak bir kenar ortak şunu şunu seçerim bir kenar daha ortak üç durum mesela şurayı göstereyim. bunu bu bir bu iki 3 4 5 6 7 Tamam mantığını anladınız. Böyle bir algoritma yaptım. Algoritmayı 7'den bir kere yakaladım devamı geldi. Bak bu algoritmalara aman dikkat edin be dostlarım. Aman be. 16'nın ikilisi 16 çarpı 15 Böyle 2 çarpı 1. 16 2'ye bölün 8. 8 kere 15 ne yaptı arkadaşlar? 120 yaptı. O zaman benim paydam 120. Yukarısı da ne? 24. 24 bölü 120'den de ne gelir? 1 bölü 5 gelecektir. O zaman cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Bu boyama şekilleri olay sorular gelebilir. Mesela burada sadece bir köşesi ortak dese atıyorum. Bak şöyle olacak. Şu ikisini seçeceksin. Burada önemli olan karelerin ortak kenarının olmasıydı. Buna dikkat etmeniz lazımdı. Arkadaşlarım gelin şimdi bu katlama kesme sorularını bu soru üzerinde deşifre edelim. Anahtar kelimemiz simetri ekseni. Bakın. Birinci adım A ile B, C ile D çakışacak şekilde sola katlanıyor. A, B, C, D köşeleri çakacak şekilde aşağıdan yukarıya katlanıyor. Katlanma işleminden sonra kağıdın konumu değiştirilmeden bazı parçalar keserek çıkarılıyor. Şimdi bu iki tane adım var arkadaşlar. Bu birinci adım. Bu ikinci adım. Şimdi bana simetri eksenlerini söyleyin. Arkadaşlar burada simetri ekseni şu. Burada simetri ekseni bu. Tamam mı? Bu çok önemli. Simetri ekseni 1, simetri ekseni 2. Ve bunun taktiğini şimdi soru başlamadan önce vereceğim. Geriden başa doğru başla. Geriden başa simetrik ala ala git. Bu sloganı lütfen bir yere yazın. Simetrik ala ala git. Tamam mı? Bunu bir yere yazın. Şimdi ne demek istedim? Uygulayarak göstereyim. Kağıt konumu değiştirmeden katlandığı yerlerden açılırsa bu kağıdın görünümü aşağıdakilerden hangisinde gibi olunur diyor. Bak ikinci adımdan sonra mı? Şimdi simetrini çizeceğim. En son ne yapıldı arkadaşlar? Aşağıdan yukarıya katlandı değil mi? Şöyle katlanmıştı bu aşağıdan yukarıya katlandı. Bak dikkat et. Aşağıdan yukarıya katlandıysa o zaman senin simetri eksenin şu. Bunun simetriğini çiziyorum. Arkadaşlar şöyle dikkat edin. Simetriğini düzgün çizmeniz önemli. Böyle geliyorum. Şöyle çizdim simetriğini. Şöyle olsun. Tamam. Önemli değil. Simetri. Bak bu bununla örtüşüyor. Buradan katla örtüşüyor. Şimdi elit bir renge geçiyorum. Çok profesyonel bir renk alacağım size. O da şu olsun. Simetri eksenim şu şu anda. Bakın benim simetri eksenim şu. Şimdi buradan açıl. E, böyle, bu tarafa doğru katlamıştın ya. Şimdi geri açıyorsun. Geri aç. Simetriğini çiziyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Yakını yakın çizeceğiz. Uzağa uzak çizeceğiz. Unutmayın. Yakını yakın. Uzağa uzak. Bu cümleyi de yazın bir yere. Burada insanlık hali benim de arkadaşlar. Yakını yakın çizersem şu yakın. E, uzağa uzak çizersem şöyle. Şöyle bir şekil oluyor. Hakikaten katla oluyor. Tamam. Güzel. Burayı da çiziyorum arkadaşlar. İyice alışalım. Ee, yakın yakın. Bu böyle yakın. O zaman bu çizgi buraya yakın. Ee, şöyle yukarıya. Şöyle devam. Edelim. Şu da yakın yakına. Uzak uzağa. Şöyle bir şekil oldu. Tamam. Şu anda katladığın zaman evet oluyor. Güzel. Bu da oluyor. Tamam. Arkadaşlar bu şekil hangisi var? A şıkkını tuzak olarak koydum bu soruyu yazarken. A şıkkı değil dostlarım. Burada bir altıgen olacak, var. Burada bir altıgen var, var. Altıgen var, var ama üçgenin yönü çok önemli. Üçgenler içe değil arkadaşlar, uçları dışa bakan üçgenler. O yüzden cevabımız Ceyhan olmalıydı. Çok ince bir soruydu arkadaşlar. Gerçekten bakın dikkat ettiğiniz zaman yapılabilir. Neymiş o zaman slogan neydi? Geriden başa doğru simetrik ala ala git. Yakını yakın uzağa uzak çiz. Bunu yaz. Yakını yakın uzağı uzak çiz. Uzağı uzak çiz. Tamam. Bunu not al. Arkadaşlar bakın burada ne diyor? İkinci adımdan sonra kağıt kesilmiş ve konumu değiştirilmeden katlandığı yerlerden açılmış. Aşağıdaki görünüm elde edilmiş. Buna göre kağıdın açılmadan önceki görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın bu sefer de katlayacağız. İlk başta katlarken benim simetri eksenim neresi? Şurası. Bakın ben buradan katlıyorum. Sağ tarafı imha edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü niye? Sağa sola katlıyorum. Bak unutmayın. Sağa sola katlıyorum. Ee, sol taraf kalacak. Sağ taraf gidecek. O zaman ben sağ tarafı şöyle daha anlaşılsın diye kafanızda karışmasın diye arkadaşlar çok özel yöntemlerimle şöyle sileceğim. Tamam. Sildim onu. Şimdi burada da e, aşağıdan yukarıya katlıyorum bak ikinci adım o zaman arkadaşlar o da şöyle olursa bu sefer de aşağısı gittiği için artık aşağısı olmadığı için aşağıyı şöyle sildim ve arkadaşlar şu görünümü elde ettim peki bu görünüm bu görünüm hangi şekilde var değerli arkadaşlarım şöyle bir bakalım bu görünüm hangisinde var e, Üçgen şurada. Daire burada. Şurada bak. A şıkkını Yanlışlıkla gidip işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. A şıkkını sakın işaretlemeyin. O bir tuzak. O bir tuzak. Hangi seçenek? Hangi seçenek? Bak bulurken ne kadar zorlandım. Edirne seçeneği. Evet arkadaşlar. Edirne seçeneğinde var. Cevabımız Edirne seçeneğinde var. Edirne seçeneğinde var arkadaşlar. O zaman cevabımız Edirne olacak. Bu yöntemleri unutmayın. Bak böyle katlarken de e, katlanılan üzerine getirilen kısım kalacak. Bu aktarılan kısım silinecek. Unutmayın. Buradan da cevabı Edirne Yanlışlıkla Adana diyebilirdiniz değerli arkadaşlarım ama demeyin. Arkadaşlarım sayısal mantığın bir başka problem tarzı da yüzdeli tarzları. Bakın şu anda bir yüzdeli sayısal mantık problemi görüyorsunuz. Yektumat YouTube kanalı kanalın toplu kısmında yapılan bir anketin saat 14.00'da alınmış bir ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Tamam x ve y doğal sayı olmak üzere x üzeri y tek bir doğal sayı ise x hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir diyor değerli arkadaşlar. Şöyle dikkat edelim. Şimdi x ve y doğal sayı diyor. Tamam. Peki x ve y doğal sayısı arkadaşlar. x üzeri y de tek sayı diyor. Tamam. Tek olması için mesela 5 üzeri 0 olsa 1. 2 üzeri 0 olsa 1. Bana diyor ki x hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir. Şimdi soruyu sıhhatli bir şekilde çözebilmek için bu anketi de cevaplamış olalım arkadaşlar. Çünkü aşağıda doğru cevap yanlış cevap gibi hazırladım soruyu. Özellikle ee, en azından cebirsel anlamda da bir tekrar olsun istedim çözerken. Cebiri kuvvetli olanlar da yapsın istedim. Şimdi baktığınız üzere x 5 olsa da oluyor 2 olsa da oluyor. Demek ki arkadaşlar o zaman bu sorunun doğru cevabı bilinemez olmalıydı. Yani doğru cevabı A. Şimdi bana tabi bunu sormuyor ama bunu, bunu bilmemin de faydası var. Saat 15'te ankete oy verenlerin toplam sayısı 150 bin olmuş. Normalde 120 bin 150 bin olmuş ve saat 14.00'a göre anketteki soruyu doğru cevaplayanların sayısı %20 artmış ve C seçeneğinin işaretlerinin sayısı da %70 artmıştır. Şimdi arkadaşlar 120 binin %60'ını bir bulalım. Ee, şöyle kafadan bulmaya çalışayım. 720 bin güzel bulurum böl 4'e. 120 %25'ini bulmak için onu %25 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar. O da ne yapar? Bir dakika şu 72 bin bu arada. o Onu şöyle hatta yazalım mı? 72 bin. Bu da e, 30 bin. Arkadaşlar bu da tamam mı? 18.000 Bunu bir yazalım. Bu saat 14.00 ama bak saat de burada yazıyor. Şimdi diyor ki bana saat 15.00'da bu burası 150 olmuş, tamam. Ee, antiketteki soruyu doğru cevaplayanların sayısı %20 artmış. Normalde 72 binde arkadaşlar, 72 binin e, %20'sini bulalım. Normalde %120 ile çarpacağım ama bu taktiği çok kullanınca bazı arkadaşlar sıkıntı yaşayabiliyorlar, o yüzden kullanmayacağım. Ne yaptı arkadaşlar buradan? 7200, 14.400. O zaman bunu 14400 eklersek ne yapar? 86400 yapar. 86400 yapar. Güzel. Peki demiş ki C seçeneğini işaretlenenlerin sayısı da %70 artmış. 18000'in %70'ini bulalım arkadaşlar. 126 e, ne yapıyor? 7 kere 126 yanına 2 sıfır koyuyorum. 12.600. Buna da 12.600 eklersek ne yaptı? 30.600 yaptı. Peki şu iki arkadaşımızı toplayalım. Ne yapar? Ee, 87 Bakayım bir dakika. Ee, 600 ekle. 87.000 97.000 Ya bir dakika bir hesaplayamadım ya. 87.000 97.000 107.000 117.000 yapıyor. 150 bin de 117 bini çıkarırsanız 33 bin yapar. Yani şurası da 33 bin oldu. Tamam. Saat 15.00'da B seçeneğine oy verenlerin sayısı saat 14.00'da B seçeneğine oy verenlerin sayısına göre yüzde kaç fazladır? Kime göre? Saat 14.00'da B seçeneğine oy verenler. Yani 30 bine göre kaç fazla arkadaşlar? 30 bine göre 3.000 fazla. O zaman e, bunun yüzde kaç dediği için de bir de çarpı yüzümü de koyarım. Hop. 2 sıfırım şöyle gider. Ee, bir sıfırla da şu gider. Bir sıfırla da bu gider. Ee, 30'da üçe 3'e bölün ne yapar arkadaşlar? 10 yapar. O zaman yüzde kaç fazla? Yüzde 10 fazladır olacak cevabımız. Cevap yüzde 10 fazla. Arkadaşlar bu tarz soru geldi. Bu tarz soru geldi. ÖSYM burada gerçekten orijinal sorular soruyor. Haberiniz olsun. Güzel soruydu. Bunu da acele etmeyin. İşlemleri tek tek yapın. Çok rahat halledersiniz. Arkadaşlar şimdi Burada bir şey dikkat edelim. Saat 20.00'da anketteki soruyu yanlış cevaplayanların sayısı doğru cevaplayanların sayısının %25'i kadar olmuştur. Buna göre saat 20'de anketteki A seçeneğin görünümü aşağıdakilerden hangisindeki gibidir diyor. Değerli dostlarım burada en önemli olay ne biliyor musunuz? Burada hangi seçenek doğruydu? A, B, C seçenekleri vardı. Doğru seçenek A idi. Şimdi doğru cevaplayanların sayısı 100x olsun Yanlış cevaplayanların sayısı neymiş arkadaşlar? Doğru cevaplayanların sayısı %25 kadar. Bu ne olacak? 25x olacak. Tamam mı? Şimdi bana dediği şey şu. A seçeneğinin görünümü. Sen burada doğru seçeneğin A bilmezsen sıkıntı yaşarsın. A seçeneğinin görünümü aşağıdakilerden hangisindeki gibidir? Arkadaşlar A seçeneği oranı ne kadar? 100x kişi bilmiş. Toplam ankete katılan sayısı ne? 125x. Peki ee, bunu buna böldüğümüz zaman yüzde kaç olduğunu ki yüzde çarpıyoruz. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 80 geliyor. O zaman yüzde 80 bilinemez olmalıydı A seçeneğinin durumu. Çünkü bana A seçeneğini soruyor. Yalnız ben doğru seçeneğin A olduğunu da biliyorum arkadaşlar. Onu da sorudan tespit etmiştim. Arkadaşlar öncelikli olarak bu soruyu çözmeden mantığına değinmek istiyorum. Kutulara bu şekilde kutu yerleştirme ya da kutulara top yerleştirilme kutulardan top çekilme bu tarz sorular geliyor karşımıza. Bunlar da en önemli şey. Bakın en önemli şeyi söylüyorum. En önemli deşifreyi söylüyorum. Deşifre 1. Buradaki metini iyi anlayacaksın. Metini iyi anla. Tamam metini iyi anla. Arkadaşlarım deşifre 2'yi söylüyorum sizlere. Denemekten korkma. Sakın bu dediğimi unutma. Denemekten korkma. Şimdi gelin şu dediklerim mantığında sorumuza saldıralım kutuya kutu yerleştirme oyunu aşağıdaki gibi oynanmaktadır. Birinci adım şekil bir de kutulardan bir kutu sadece bir girişi olan yarı saydam y ya da k kutusundan birine yerleştirilecek. Tamam. Kutuyu kutu yerleştirirken en sağdaki hangi bölme boş ise o bölmeye yerleştirilecek. Örneğin boş olan y kutusuna bir kutu yerleştirirken kutu c bölmesine yerleştirilecek. Y ve k kutularına yerleştirilen kutulardan art arda bulunan iki kutunun numaraları toplamı asal sayı olacaktır. Örneğin Y kutusunun B ve C bölmelerinde bulunan kutu numaraları sırasıyla 2 ve 3 olacaktır. Çünkü 2 ile 3'ün toplamı asal sayıdır demiş. Bakın ne yaptım anladım arkadaşlar. Psikoloji, moral bozmayacaksınız. Bunu mezardan profesörle çıkarsan, uranyumdan, Mars'tan, nereden profesör getirsen getir, Antarktika'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan, nereden getirsen getir. Ne gelirse gelsin şurayı okumadan bu soruyu anlama, çözme şansı yok. Çünkü bu sorunun bu metni soruya özgündür arkadaşlar. Yazan kişi... Bunu oyunu kendi kurar. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi gelin şu soru üzerinde ben size gerekli kazanımları anlatmış olayım. Değerli dostlarım ilk yaşta yapmamız gereken 1 ve 6 numaralı kutular Y kutusuna şekildeki gibi yerleştirildikten sonra şekil birdeki diğer kutular boş bölmelere yerleştirilecektir. Buna göre K kutusunun D ve F bölmesine yerleştirilen kutularının numaraları çarpımı kaçtır? Arkadaşlarım şimdi ee, ilk başta Bakın benim kalan sayılarım var. Yani 2, 3, 4, 5. Ben bunları hiç kullanmadım. Birin yanına koyabilecek sayım benim çift olmalı. Yani tek yazamam. Çünkü tekle tekin toplamı çifttir. E çiftten de asal gelemez şu anda. 2 artık 2 vaadini doldurdu gitti. 2 bir daha olamaz buradan. E, mecburen o zaman buraya gelebilecek 2 ya 2 gelecek ya 4 gelecek varsayalım ki 2 gelsin. Bak ağzımdan şu çıkana dikkat et. atın şu ağzından çıkana eğer dikkat edersen çok yol alırsın. Varsayalım. 2. Eyvallah dostum. 2'yi de eledim. 3'ü koyayım. 3'ü 4'ü 5'i koyacağım. E, bu ikisi tek sayı. 2 tek yan yana gelmemesin 4'ü ortaya koyacağım. Mecburen 3'ü buraya 5'i buraya ya da 5'i oraya 3'ü oraya koyacağım. 4 ile 3'ü topla 7. 5 ile 4 topla 9. Oluyor mu? Olmuyor. Demek ki ben buradan bu soruyu çözemem. Şimdi bak başka bir renge geliyorum. Beni süper dinle. 2, 3, 4, 5'i yine yazdım. Arkadaşlar 2 değil de 4'ü koyayım ben. 4'ü koydum. 4, 1 daha 5. 1, 6, 7. Tamam güzel. Ben 4'ümü de sildim. E mecburen çifti de ortaya koyacağız dedik. Ya 3 buraya ya 5 buraya ya 5 buraya ya 3 buraya. Ama soruda sana bak buna göre ayarlanmış. D ve F bölmesine yerleştirilen kutuların diyor. Yani D ya da F'den birine ya 5 ya 3 gelecek. Neticede 5 ile 3 gelecek. Bahsi geçen kutular 5 çarpı 3'ten ne gelir arkadaşlar? 15 gelir. Arkadaşlar bu soruyu yazarken Özellikle şu kazanımı ayarladım. Varsayma kazanımını öğrenmelisiniz. Sayısal mantığı mantıdır. Yurt dışı kaynaklarını inceledim. Varsayım bir yöntemdir değerli dostlarım. Burada varsaymazsanız tek seferde kimse bunları yapamaz. Arkadaşlar şimdi şu sorumuzda gerçekten güzel bir uygulama yapacağız sizlerle. Şekilde kutulardan iki tanesi yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde A bölmesini yerleştirebilecek kutuları numaralar toplamı ile... D kutusuna yerleştirebilecek kutuların numaraları toplamının çarpımı kaçtır? A ve D'deki kutuların çarpımını soruyor. Değerli dostlarım ilk yapmamız gereken şey ee, nedir? Kalan kutuları yazalım. 3, 4, 5, 6 numaralı kutular kaldı. E, bir daha aşağı yazacağım. Sebebini şimdi anlayacaksınız. Şimdi ben e, burada 2'nin yanına ne koymalıyım? Numarası tek olan bir kutu koymalıyım. Yani ya 3 koyacağım ya 5 koyacağım. Bakın 3'ü de yazdım. 5'i de yazdım. Tamam Hatta 5'i daha profesyonel bir renkle yazalım. Şu renk bana göre daha profesyoneldir. Yazdım. Evet. Şimdi burada ee, yani hatta yazdığımız yeri yazarsak daha da hoş olur. Şuraya diyelim. 3 buraya. 5 de buraya diyelim değerli dostlarım. Tamam mı? Şimdi bunu söyledikten sonra 3'ü yap. Eğer 3'ü buraya koyduysam 3'ümü ben bir eleyim. 2-3 e, daha 5. Tamam mı? 3'ün yanına ne gelecek mecburen? 4 gelse 7, 5 gelse 8, 6 gelse 9. 4 gelecek mecburen. 4 buraya geldik. 4'ü de eledim. 1'in yanına ne gelecek arkadaşlar? Tek bir sayı. Tekin yanına tek gelmeyeceği için buraya mecburen ne gelecek? 1'in yanına 6 gelecek. 1 6 daha 7. O zaman 5 de buraya gelecek. 5 6 daha 11. A kutusuna gelen kutu 4. D kutusuna gelen kutu 5. Bunu yazdım. Şimdi profesyonel rengime geçiyorum. 2 var, 5 var, 7. 3 4 5 6 bir kez daha yazdım. 5'i eledim. Arkadaşlar yanına ne gelecek? 3 gelse 8 olmaz. 4 gelse 9 olmaz. 6 gelebilir. 11 oluyor. Bak topla 11. Peki burada ne var? 1. Bu arada 6'yı da sildim. 1'in yanına çift gelecek. 4 gelse 5. Burada 3 gelse. 3 ile 4 topla 7. 4 ile 1 topla 5. O zaman D kutusuna gelebilecek kutu 3. A kutusuna gelebilecek kutu 6. A kutusuna gelebilecek kutuların toplamı 4 ile 6'yı toplayın 10. 5 ile 3'ü toplayın 8. 10 ile 8'i çarparsanız kaç olur değerli dostlarım? 80 olur. O zaman bu sorumuzun cevabı 80 olacaktı. İşte arkadaşlar hikayeyi anladıktan sonra bu soruyu çözersiniz. Ama o hikayeyi okurken acele edersen ben buradan bir zaman tasarrufu yapayım dersen asıl zaman kaybını orada yaşarsın. Arkadaşlar sayısal mantıkta son yıllarda karşımıza gelen bir soru mantığı da ne? Sayı tanımlama sorusu. Bakın son yıllarda bu karşımıza geliyor. Bu sayı tanımlama sorularının mantığı da nedir biliyor musun? Bak onu da ben hemen buraya yazıyorum bir formül uydur. Uydur dediğim gerçekten uydur. Sallamayan, Uydurmak demek bu. Sonra dene. Yani değer ver. Teknik bu. Bunun Armstrong sayısı der. Yok bilmem ne sayısı der. Yok şu sayı der. Yok bu sayı der. Ya bunun arka, arkası gelmez. Gelmez kardeşim. Ama bunun mantığını bir otursan daha da kaçırmazsın. Rakamların toplamına tam bölünebilen bir sayı rakamları toplamı kadar artırıldığında tekrar rakamları toplamına tam bölünebiliyorsa bu sayıya aşırı bölüngen sayı denir. Özel yazdığım bir soru. İsmi de güzel oldu. Aşırı bölüngen sayı. <laughs> Her türlü bölünüyor. 24 sayısı rakamları toplamı olan 6'ya bölünüyor. Rakamları toplamını ekleyelim. 30 oluyor. 30 sayısı da rakamları toplamı olan 3'e tam bölünüyor. O yüzden 24 sayısı aşırı bölüngen bir sayı oluyor. Evet. Örneği de iyi anlamaya çalışın. Yani aslında buraya bir madde daha koyabiliriz. Örneği iyi anla. Bence bu da bir safa. Yani üçlü bir sacaya oldu arkadaşlar şu anda. Şöyle onu da sarıyla yapalım. Tamam. Şimdi ne diyor? 4A iki basamaklı doğal sayısı aşırı bölüngen bir sayı olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi 40 0, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 tek tek deneyeceğiz. Çok kolay 4 ile 0'ı topla. 4. 44'e bölünüyor mu? Evet. 40'a 4 ekle 44. 44 rakamları toplamı olan 8'e bölünüyor mu? Hayır. Aşırı bölüngen bir sayı değil. Zaten 41, 4, 1 daha 5, 5'e bölünmüyor. 4, 2 daha 6, 40'e 6'ya bölünüyor mu? Bölünüyor. Tamam. 6 ekle 48, 4, 8 daha 12. Bu da bölünüyor mu? Bölünüyor. 4, 8 daha 12, 48, 12'ye bölünüyor. Bu bir aşırı bölüngen sayı. Güzel. 43 asal zaten bakma. 44 zaten bölünmüyor 8'e. 45, 4, 5 daha 9. Evet 9'a bölünüyor. 9 artır 54. 54 de rakamlar toplamına bölünüyor mu? Evet. O zaman bu da bir aşırı bölüngen sayı. 46, 4, 6 daha 10 bölünmüyor. 47 zaten asal. 48, 48 daha 12. Evet. Rakamlar toplamına bölünüyor. 12 artır 60. 60 da rakamlar toplamına 6'ya tam bölünüyor. O zaman bu da bir aşırı bölüngen sayı. 49 9 daha 13 zaten bölünmüyor. O zaman arkadaşlar A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A 2 olabilir. 5 olabilir. Tamam mı? Başka da kaç olabilir? 8 olabilir. Bunlar da toplarsa kaç yapıyor? 15 yapıyor. A'nın alabileceği değerler toplamı 15 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zor görünüyor ama değil. Denemeyi uslu, usulünü bilirsen yaparsın dostum. Ama usulünü bilmezsen can çekişirsin. Gerek yok buna. Arkadaşlar diyor ki bize A, 2A ve B2 iki basamaklı doğal sayıları aşırı bölüngen sayılar olduğuna göre A çarpı B çarpımının alabileceği kaç farklı değer vardır. Şimdi bakın bunlar aşırı bölünen sayılar. Şimdi ben o zaman öncelikli olarak arkadaşlar burada değer vererek deneyeceğim ama çok da dikkatli olacağım. Mesela 20 rakamları toplamı kaç arkadaşlar? Bakın 20 rakamları toplamı 2, 2'ye bölünüyor. 2 artır 22. 22 rakamları toplamına bölünebiliyor mu? Hayır. Niye rakamları toplamı 4? 22 4'e bölünmüyor. Bak burada mesela yanılıp yalnız da 22 2'ye bölmeye zorlayan olabilir. Dikkat edin. Yeni rakamları toplamına bölünecek. Yukarıdaki örnek öyleydi. O yüzden 20 aşırı bölümen bir sayıydı. 21 rakamları toplamı 3. E, 21 3'e bölünüyor. 3 artır 24. 24 de rakamları toplamına bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Tamam 21'i buldum. Arkadaşlar 22 zaten olmuyordu. Hiç bakmayalım. E, 23 asal bir sayı bakmayalım. 24'e bakalım. 24. 2, 4 daha 6. 6'ya bölünüyor. 6 artır 30. 30 da 3'e bölünüyor. Tamam oldu eyvallah. Seni de aldım dostum. 25 zaten rakamları toplamına bölünüyor. 26 yine bölünmüyor. 27. 9'a bölünüyor. 9 artır 36. 36 rakamlar toplamına bölünüyor. Bu da oldu. 28 8, 2 daha 10 olmaz. 29 9 2 daha 11 olmaz. Bitti. Bak aşırı zor gibi görünüyor ama değil. Algoritmayı bir oturtursan gerisi kolay. Algoritmayı oturt tamam mı? Algoritmayı ne yap? Oturt. Güzel. Şimdi B2'ye geçelim arkadaşlar. O da 12. 12'den başlayalım. onu da hatta mavi renk yapalım. 12 rakamlar toplamı 3. 3'e bölünüyor. 3 artır 15. 15 rakamlar toplamı 6 bakın. Bak yalnızca ben mesela denerken 3'e deneyebilin diye özellikle bunları ayarladım. Gelip burada 15'i 3'e bölmeyin. Yeni rakamlar toplam 5 1 daha 6. 15 6'ya bölünüyor mu? Bölünmüyor. Ama biz buradan tabi bu da bölünmüyor. 11'in zaten olmadığını direkt hemen gördük. 13 asal bir sayı zaten bakma. 14'e bakalım arkadaşlar. 14, 1, 4 daha 5 olmaz. 15'e bakalım. 1, 5 daha 6 olmaz. 16'ya bakalım. 7 olmaz. Ama bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok özür diliyorum. Biz burada işi karıştırdık. Bir B2 sayısıydı. Bak benim burada. Bak gördün mü? Hemen ufak bir karıştı. B2. 12 olmadı. Ne yapalım? 22'ye bakalım. 22'ye bakalım. Orada az sözü geri aldım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Az sözü geri aldım. Şimdi 22'de rakamlar toplamı 4. 4'e bölünmüyor. Ee, o yüzden o da olmadı. 32 rakamlar toplamı 5 bölünmüyor. 42. 42 rakamlar toplamı 6'ya bölünüyor. 6 6, 48 48, 48. 48 48 daha 12 o da o bölünüyor. Bunu buldum. 52 5 2 daha o, 7 olmaz. 62, 62 daha 8 olmaz. 72, 72 daha 9 oluyor. 9 artı 81 o da oluyor. Bu da oldu. 82, 82 daha 10 olmaz. 92, 92 daha 11 olmaz. Evet. Arkadaşlar, o zaman ben B'nin alabileceği 2 tane değer buldum. Birisi 4, diğeri 7. B'nin değerleri 4 ve 7. A'nın değerleri de 1, 4, 7. A'nın değerleri de 1, 4, 7. Bana şimdi A çarpı B çarpımını alabilecek kaç farklı değer vardır diyor. 1 kere 4 4. 1 kere 7 7. 4 kere 4 16. 4 kere 7 28. 7 kere 4 28. 7 kere 7 49. Kaç farklı değer diyor. 28'i 2 defa saydıysanız C şıkkında sizi öptüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Cevap denizde 5 seçeneği olacaktı. İnadına yaptım. Sayarken bunlara dikkat edin. Çünkü burada hata yaparsın. Telafisi var ama gerçek sınavda yok. Buna çok dikkat et. Ee, o yüzden burada 5 farklı değer var 6 farklı değer yok soruyu yazarken de özellikle çok e, dikkat etmiştim e, buralarda, Burada bir kasıt var dikkat edeceğiz arkadaşlar çünkü bak burası çok zor olmadı e, Burada dikkatinizi de ölçmemiz lazım biliyorsunuz sınavlarda psikolojide ölçülüyor O yüzden güzel oldu yani arkadaşlar ne yaptık aslında 2 ile başlayıp a ile biten 21, 24, 27 bu sayılar Son 2 ile biten 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 denedim. Bunlardan da sağlayanlar kim oldu? 42 ile 72 oldu. Başka da sağlayan yoktu değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar son yıllarda bu tarz sorular ağırlıklı olarak sorulmaya başlandı. Ben bu soruların altyapısından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar eskiden bu tür bir şekil vardı. Bunun içinde taş hareket ettiriyordu, karınca yürüyordu. Böyle bölgelerin puanı vardı. Bunun birazcık daha... E, hikaye edilmiş hali şu anda karşınıza. Bu tarz sorular artık son yıllarda sorulmaya başlandı. Ve bunlar da en önemli dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar olur dediği şeyler bakın olmaz dediği şeyler eğer buna dikkat etmezseniz bu soruları yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü hikayeyi okurken insanın gözünden bu detay kaçabiliyor. Şimdi bakalım en düşük risk puanına sahip bölgeyi seçenin oyunu kazandığı bir oyunun kuralları sırasıyla aşağıdaki gibidir. Her bir oyuncu arkadaşının seçtiği daireden farklı bir daire seçecek. Bakın, farklı bir daire seçecek. Her oyuncunun seçtiği daire ve bu daireye teğet olan daireler oyuncunun bölgesi olacak. Bakın, seçtiği daire ve bu daireye teğet olan daireler oyuncunun bölgesi olacak. Oyuncunun bölgesindeki dairelerin özelliklerine göre risk puanı hesaplanacaktır. Evet. Mesela bunlar yana dağ bölgesi, bu deprem bölgesi, şu Sel bölgesi, şu da risksiz bölge. Her bir yanardağ bölgesi artı 12 puan, her bir deprem bölgesi artı 8 puan, her bir sel bölgesi artı 4 puan ve her bir risk e her bir risksiz bölgede eksi 4 puan olmak üzere her bir oyuncunun risk puanı bölgesindeki puanların toplamına eşittir. Örneğin K dairesini seçen oyuncunun risk puanı, bakın iki tane yanardağ var değil mi? Bak seçtiğin zaman şöyle yeşile boyum arkadaşlar. Bölgesi neresi? Şu seçtiklerim. Ateş olduğu için 12. Ee, deprem olduğu için 8 sel olduğu için 4 2 tane de risksiz yeri var onların sebebi ne oldu arkadaşlar eksi 4 olmuş oldu şimdi diyor ki bakın en önemli öncül burada oyuncular bölgesini seçtikten sonra bölgesi başka bir oyuncunun bölgesiyle ortak 2 daire içeren ve seçtiği dairenin 4 tane komşu teğet dairesi olmayan oyuncuların risk puanı hesaplanmayacaktır arkadaşlar ne demek istiyor Mesela sen şu daireyi seçtin. Senin 1, 2, 3 3 tane teğet dairen var. Bak burada bir daire yok. O yüzden senin ne oluyor? Risk puanın hesaplanmayacak. Senin şu anda risk puanın ne yapılmıyor? Hesaplanmıyor. Bak buna dikkat edin. E, ortak iki daire içeren diyor. Orta 2 daire içeren. Yani örnek veriyorum. Birisi burayı seçti. Onun bölgesi böyle. Geldi bir arkadaş da şurayı seçti. Onun bölgesinde bak 1, 2, 2 tane üst üste bindi. Gördünüz mü? Yani bu arkadaşların risk puanı hesaplanmayacak. Arkadaşlar bu soruyu kendim yazdım. Gerçekten de hani yazarken ciddi anlamda uğraştım bu soruya. Şimdi dikkat edelim. E, listeye sadece risk puanı hesaplanan oyuncular alınacak ve aynı risk puanına sahip iki oyuncu listede olursa ikisi de kaybetmiş olacak. Bak aynı risk puanına sahip iki oyuncu olursa ikisi de kaybetmiş olacak ve listede en düşük risk puanına sahip oyuncu oyunu kazanacak. Yani risksiz bölgeyi seçen oyunu kazanır arkadaşlar. Tamam ben az çok anladım. Ee, Tabi bunu daha önceden de sizin okumanız lazım arkadaşlar. Bir, en az bir, bir kere daha ki tam otursun. Şimdi buna göre aşağıda verilen bölgelerde oynanan oyunda alınabilecek en yüksek ve en düşük risk puanlarının çarpımı kaçtır? Arkadaşlar benim tespit edebildiğim burada en risksiz bölge. Şöyle bakıyorum. Bakıyorum. Şura çok riskli. Riskli. En risksiz bölge burası arkadaşlar bence. Bakın 1, 2, 3, 4 tane Riskli bölge var. Eksi 4, eksi 4, eksi 4. Deprem bölgesi var. Depreme ne veriyordu arkadaşlarım? Bakalım depremde neydi? Deprem bölgesinde artı 8 puan veriyordu. Artı 8. Arkadaşlar şunlar şöyle birbirini götürür. Eksi 8. En düşük alınabilecek puan buradan. Eksi 8 puan. En yüksek puanı bulalım. Bu soruları yapması kolay oluyor ama anlaması zor oluyor arkadaşlar. Bunu da özellikle not alın. Tamam mı? Hani korkuyorsunuz sınavda ama korkmayın e, ee, anlaşılması zor çözmesi kolay bunların. En yüksekte bence neresi Bak şurası gelebilir arkadaşlar size. Tamam bak belki çok arkadaş geldi burayı seçti. Bakın iki tane yanardağ var. 12 artı 12 artı 12. Bir tane deprem bölgesi var. Artı 8. İki tane risksiz bölge var. Eksi 4 eksi 4. Bak belki bunu seçtiniz ama bence burada e, daha doğru seçilmesi gereken yer şurasıydı en yüksek risk için. Burasıydı arkadaşlar. Bir de bunu hesaplayalım. 3 tane deprem bölgesi var. Artı 8, artı 8, artı 8. Bir tane yanardağ var. Artı 12. Bir tane de risksiz bölge var. Eksi 4. Hesaplayın bak. 12, 24, 32, 28, 24 yapıyor arkadaşlar bu. 8, 16, 24, 36, 32 yapıyor. Bakın hangisinin risk puanı daha yüksek bunun. Yani burada iki tane yanardağ kapılabilirdiniz. Özellikle bu soruyu yazarken bunu bilerek yaptım arkadaşlar. Sizi elemek için falan değil. Yani buradaki Burayı seçin. Hani dikkat edin. Yani burada iki güçlü olanı seçtiğin zaman olacak diye bir şey yok. Güçlü olan ama iki tane güçlü var. Bak buradaki seçtiğim bölgede bir yanarda üç tane deprem bölgesi var. Ama burada iki yanarda bir deprem bölgesi var. Tamam mı? O yüzden şurayı seçmek daha doğru sonuçlar verir size. O zaman arkadaşlar ne oldu? En yüksek risk puanı da ne? En yüksek risk puanı da 32. Peki eksi 8 ile 32 çarparsanız ne olur arkadaşlar? Eksi 256 olacaktır. Tamam mı? Olayın mantığı bu. Yani bunda tekrar söylüyorum, hikaye uzun olur. Hikayesi zordur bunların ama çözmesi çok kolaydır. Ama yeter ki hikayeyi doğru anla. Bence şu soru tam bir sınav adayı bir soyudur arkadaşlar. Gerçekten yazarken yaklaşık e, yalan olmasın ama 3-4 saatim sadece şu soruya gitmişti. Ciddi emek verdiğim bir soru. Bazen görüyorsunuz ki video falan çekmiyoruz ama işte hocanız böyle kayboluyor. Diyorsunuz ki hocam bizi unuttunuz. Hocam bize içerik üretmiyorsunuz. Ama bu adamın günahını alıyorsunuz. Hayır sizlere içerik üretiyoruz. Bak bu soruları yazmasak bugün burada çözme şansımız yok arkadaşlar. Burada ne diyor bize? Alparslan, Baybars ve Cenk'in oynadığı bir oyunda Alparslan ve Baybars'ın seçtiği daireler üzerine isimlerinin baş harfi yazılmıştır. Oyunu Alparslan kazandığına göre Cenk'in seçebileceği kaç farklı daire vardı? Şimdi arkadaşlar Alparslan'ın risk puanını hesaplayalım. Bir tane yanar yanardağ var. Artı 12. İki tane sel bölgesi var. Artı 4. Artı 4. İki tane de risksiz bölge var. Eksi 4. Eksi 4. Alparslan'ın puanı 12. Risk puanı. Ee, Baybars'ı hesaplayalım. Baybars'ınkini arkadaşlar. Baybars'ta iki tane deprem bölgesi var. Artı 8. Artı 8. Ee, üç tane de e, şey var. Risksiz bölge var. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 4. Arkadaşlar onlar birini götürdü. 8'den 4 gittiği zaman ne geldi? 4 geldi. Şimdi bak normalde oyunu Baybars kazanacak. Ee, çünkü neden? Baybars'ın bölgesinin risk puanı daha düşük ama oyunu e, Alpaslan kazanmış. Demek ki Alpaslan kazandığına göre arkadaşlar e, Baybars kazanması gereken elenmiş. Baybars'ın elenmesi lazım. Baybars'ın elenmesi için e, ya benim 4 puan almam lazım ya da Baybars'la ortak 2 daire içeren e, bir daire seçmem lazım. Mesela ben şurayı seçsem bak şuraya ve şurası olduğu için ne oldu? Baybars eleniyor. Çünkü Baybars ortak iki daire seçtim. Yani burada Baybars'ı eleyeceksin. İşte sayısal mantık yürütme bu. Tamam mı? burada Baybars'ı elemen gerektiğini sen düşüneceksin. Burada mantık gerekiyor işte arkadaşlar. Baybars eleyecek. şuraya gelsen iki tane var bak Baybars'la. Yine Baybars elendi. Şurayı seçsen bir, iki tane ortak var. Yine elendi. Hatta önce size Baybars'ın bölgesini gösterelim. Baybars'ı yeşille gösterelim arkadaşlar. Burası Baybars'ın bölgesi. Bak şu seçtiğim bölge Baybars'ın bölgesi. Ben şimdi bay elemek istiyorum. Şurayı seçsem ikisiyle ortak. Şurayı seçsem ikisiyle ortak. Şurayı seçsem ikisiyle ortak. Bay bars elenir. Peki. Şurayı seçsem arkadaşlar. Orayı seçsem ne olur? Ee, 8, 16, e, ee, 10, ee, bak. Orayı seçtiğim zaman dikkat edin. Artı 8, artı 8, eksi 4, eksi 4, eksi 4. Arkadaşlar ne oldu? 8'e şunlar ikisi 4 puan aldım. E, Baybars aynı puan aldığı için de Baybars'ı elerim. Bak burayı seçersen eğer Baybars ile aynı puan alıyorsun. Dolayısıyla buradan ne oluyor? Baybars elenmiş oluyor arkadaşlar. Sonra geliyorum şurayı seçsem ama burayı seçersen ne olur biliyor musun? Alparslan'ı elersin. Alparslan çünkü elenmek zorunda kalır. O yüzden orayı sakın seçme. Eee, burayı seçme. Alparslan'ı eleme. Burayı seçsen yine Alparslan'ı elersin. Olmaz. Eee, burayı seçsen Baybars'ı elersin. Güzel. Eee, şöyle. Başka? Şurayı seçsen Baybars'ı elersin. Şurayı seçsen Baybars'ı elersin. Şurayı seçersen e, hem Baybars'a hem Alparslan'ı elersin. Olmaz. O zaman arkadaşlar benim seçebileceğim yerler burası. 3, 4, bir dakika. 4, 7 tane. O zaman benim 7 farklı daire seçebilirim. Bak şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bu soruyu yazarken de ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Sizlere şu kazanımı kazandırmak için özellikle bak. Burada hani şu, bak şu, şu, şu. Tamam bu, bu, bu. Bunlar Baybars'la ortak bölgeyi seçtiği için elendi. Şu. Baybars da aynı puanı aldığı için elendi. Yani sen burada 6'yı işaretle diye ben burada asla inat yaptım arkadaşlar. Belki birçok arkadaş 6'yı işaretledi ama bana kızmayın. Çünkü ben bu burada sizi geliştirmek istiyorum. Sınav anında bu hataları yapmayın canlarım. Belki bugün bana dislike atarsınız. Belki arkamdan başka şeyler söyleyebilirsiniz ama burada önemli olan benim e, sizin canınızı yakmak değil. Sizin canınız yanmasın diye ben şimdiden bilinçli olarak yakıyorum ki arkadaşlar. Oralarda dikkat edin. Bak aynı puandan da eleyebiliyor. Çünkü burada e, kategoriye bakın. Diyor ki 4 tane komşu teğet dairesi olmayan oyuncuların risk puanı hesaplanmayacak. Tamam. E, ne diyor? Şurada. Aynı risk puanına sahip iki önce listede olursa ikisi de kaybetmiş sayılacak. Ve listede en düşük risk puanına sahip oyunu kazanacak. Bak ne diyor bir de. E, 4 tane komşu teğet dairesi olmayan oyuncuların puanı hesaplanmayacak. Ortak 2 daire içeren diyor bak. Ortak 2 daire içeren ve aynı risk puanına sahip diyor. İşte sayısal mantığı gerçekten güzel ifade eden bir soru e, olmuş oldu. Arkadaşlar şimdi bütün dikkatinizi soruya verin. Aykut ve Ceyhun'un oynadığı bir oyunda Aykut'un seçtiği daireler üzerine isminin baş harfi yazılmıştır. Oyunu kazanan olmadığına göre Ceyhun'un seçebileceği kaç farklı daire vardır. Şimdi arkadaşlar Ay Aykut burayı seçmiş. Aykut'un bölgesi bura. Bu daire teğet olan 4 daireyi seçti. Tamam mı? Şimdi ben bu oyunda kazanan olmadığını biliyorum. Benim Aykut'un seçtiği bölgenin risk puanını hesaplamam lazım. 2 tane deprem bölgesi var. Artı 8 artı 8. 2 ta 3 tane risksiz bölge var. Eksi 4 eksi 4 eksi 4. Ne yaptı arkadaşlar? 8'den 4 gittiği zaman 4 yaptı. Aykut'un seçtiği bölgenin risk puanı 4. Şimdi benim Ceyhun'un seçtiği böl bölgenin risk puanının ya 4 olması gerekiyor ya da Ceyhun'un seçtiği bölgenin Aykut'un seçtiği bölgeyle ortak iki tane daire içeren bölge olması gerekiyor. Çünkü neden? Ee, oyunu kazanan yok. Yani ben bir şekilde aykutu eleyeceğim. Arkadaşlar mesela burada seçilebileceğim yer puanımın da hesaplanabileceği yer. Mesela ben burayı seçsem. Tamam ben burayı seçsem. Yanardağ artı 12. Ee, burada sel var. Bakın dikkat edin. Yanardağ artı 12. Sel var. Artı 4. 3 tane riskli bölge var. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 4. Hop. Ne yaptı? Bak 4 puan yaptı. Evet. Ben 1 numaralı bölgeyi seçersem eğer Elerim. Çünkü niye? Aykut'la e, risk puanım aynı oluyor. 2'yi seçersem 2 tane ortak dairemiz var. Aykut elendi. 3'ü seçersem 2 tane ortak dairemiz var. Aykut elendi. Bak şunlar. 4'ü seçersem 2 tane ortak dairemiz var. Bak dikkat edin. Aykut elendi. Bak 4'ü seçersem. Bak burayla bura ortak. 5'i seçersem. Bakın ortak daire yok ama puan hesaplayayım. Yanardağ'dan dolayı artı 12. 3 ee, tane risksiz bölge var. Eksi 4, eksi 4, eksi 4. Ne geldi arkadaşlar? Hatta kaç tane risksiz bölge var? 4 tane. Eksi 4 geldi. O oyunu kazanır. Kim kazanır? Ee, Ceyhun kazanır. Çünkü daha az riskli bölgeyi seçti. Dolayısıyla 5 olamaz. O yüzden arkadaşlar ben oraya 5'i yazmayacağım. Tamam mı? Olan yerlere yazalım. Yani 5'in olduğu yer saçma. Olmuyor. Sağlamıyor. 5 burası olsa Aykut'la iki daire var olur. Aynı daireyi seçemeyeceğimi biliyorum çünkü soru başta belirtmişti. Demişti ki herkes farklı bir daire seçecek. Peki 6 burası olsa ortak iki daire var elendi. Arkadaşlar 7 burası olsa bakın şimdi dikkat edin. 4 tane sel bölgesi, 3 tane sel bölgesi var. 4 4 4. 2 tane risk bölge var. Eksi -4 eksi -4. Çat 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 4 puan. E benim risk bölge puanım Aykut'un risk bölge puanıyla aynı. O zaman e, yine ikisi de elenir. 8 olsa ortak iki bölge var elendi. Şu 9 olsa ortak iki bölge var. Yine elenir. Arkadaşlar 10 olsa ortak iki bölge var. Yine elendi. Tabi ee, yine elemiş olduk. Şimdi arkadaşlar aşağılardan bir şey seçemezsiniz zaten. Buradan seçsen ne olur ki? Senin risk puanı hesaplanmaz. Oyunu kazanır. Dolayısıyla burada yapmak gereken en mantıklı olay Aykut'u bu şekilde elemekte arkadaşlar. Eee, o zaman Ceyhun'un seçebileceği kaç farklı daire vardır? 10 farklı daire vardır diyoruz. Arkadaşlarım şimdi özel üçgenleri bakalım ne kadar biliyoruz ya da bilmiyoruz. Muhteşem üçlüyü ne kadar biliyoruz ya da bilmiyoruz. Bunu bu soru üzerine göreceğiz. Şimdi değerli dostlarım ilk başta soruda her zaman burayı okuyalım arkadaşlar dikkatli bir şekilde. A, B diktir A, C. Tamam görebiliyorum. A, D diktir D, onu da görüyorum. A, D eşittir D, E eşittir D, C. Bakın. A, D eşittir D, E. O da eşittir D, C. Arkadaşlar şunu özellikle ben size bir hatırlatayım. Bakın. Bir dik üçgenimiz var. Bu dik üçgende eğer şu kenar ortay hipotenüsü eşit parçaya bölüyorsa burada ne var? Muhteşem üçlü var. Şimdi bakın şurada bir dik üçgen var. Burada Burayla bura eşit. O zaman burada bir muhteşem üçlü olmaz mı? Bakın şöyle bir eşitlik meydana geliyor. Güzel. Peki şu AD ile DE'nin birbirine eşit olmasından bakın. Şu da ikiz kenar dik üçgen olmaz mı? O zaman burası 45 olacağı için buraya 30. Buraya da 45 kalmaz mı? Kalır. Peki burasının tamamı 90'da. 30 buraya kaldıysa o zaman buraya ne kalır arkadaşlar? 60 kalır. Bu eş 60 bu eşitliği görüyorsa bu eşitliği gören burası da ne olur? 60 olur. O zaman burası da ne olur arkadaşlar? 60 olur. Peki bana ne diyor? ABC üçgeninin alanı ADE üçgeninin alanının e, oranı kaçtır? Tamam. Burada e, bura 90, bura 60. Şurası da ne oldu arkadaşlar? 30 olmuş oldu. Bakın 30'un gördüğüne mesela K diyelim. 30'un gördüğüne K diyelim arkadaşlar. 60'ın gördüğü K. Bu 60'ın gördüğü de ne oldu? K oldu. Burası da K oldu bu arada. Peki burada 45'in gördüğü K. E, şu AD üçgeni ben şuraya ayrıyetten gelip çizeceğim arkadaşlar. Daha rahat yapalım. AD üçgeni şurası K. Burası K olan bir üçgen. Şu ABC üçgeninde e, şöyle çizeyim. ABC üçgeninde de şurası gördüğünüz gibi K. E, 60'ın gördüğü de K kök olacak. Yani şu AC 60'ın gördüğü o zaman burası da K kök 3. Şimdi bana diyor ki ABC üçgenin alanı K çarpı K kök 3 bölü 2. E, AD üçgenin alanı K çarpı K bölü 2. Arkadaşlar oranlayalım şöyle. K'lar birbirini götürür. 2'ler de birbirini götürür. Ne kaldı? Kök kaldı. O zaman cevabımız ne olacak? Kök olacak. Cevap denizli seçeneği değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yine özel üçgenlerle ilgili aynı zamanda da yamukla ilgili bir e, soru. Şimdi AC'nin 24 olduğunu ben biliyorum. BD ile DC eşit demiş. Tamam gördüm. EB diktir BD'ye. Onu da gördüm. Eee AB eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olduğu için ben buraya 60, buraya 60, buraya da 60 yazabilirim. E, ABC doğrusal dediği için bunu tamam 180. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 30 kaldı. Üçünün toplamı 180 olacağı için Eşitlik olduğu için bu eşitliği gören 30 olduğu için arkadaşlar bu eşiti görende ne olacak? 30 olacak. 30, 30, 60. O zaman şurası ne olur? 120 olacak. Evet orası 120 olacak. Peki. A, C, D, e, yamuğun alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi. A, e, şöyle yapsak. 60'ın gördüğüne A desem. Bu 60'ın gördüğü de A. Bu 60'ın gördüğü de A olur değil mi arkadaşlar? Evet. Peki bir yerden acaba mantık yürütebilir miyiz? Şöyle dikkatlice bakalım. Şuradan mantık yürütebiliriz. ACDE yamuk diyor arkadaşlar. Yamuğun en büyük özelliği neydi? Şu iki kenarının birbirine paralel olması. Şimdi bu paralelliği göz önünde bulundurursak eğer bakın şurada Z kuralından dolayı burası 60 ise şu Z'den dolayı o zaman burası ne olur? 60 olur. O zaman burası ne olur arkadaşlar? 30 olur. 90, 60, 30. 30'un gördüğü A ise 60'ın gördüğü burası ne olur? A kök 3 olur. 30'un gördüğü A kök ise o zaman bu 30'un gördüğü de yine A kök olur. Ee, peki şu üçgenin kuralını hatırlıyor musunuz? Ee, 120, 30, 30 üçgeni. Neydi arkadaşlar? K, K, K kök 3 idi. A kök 3, A kök 3. O zaman arkadaşlar burayı da kök ile çarparsanız ne gelir? 3A gelir. O zaman AC'nin uzunluğu ne oldu? A ile 3A'yı toplayın. 4A oldu. 4A neye eşit arkadaşlar? 24'e eşit. O zaman A ne gelir? 6 gelecektir. Peki. Bunu bilmek yeter mi? Bize yetmez. A'nın 6 geldiğini biliyoruz. Bana yamuğun alanını soruyor. Arkadaşlar 30'un gördüğü A ise 90'ın gördüğü ne? 2A. A da neydi? 6. O zaman burası ne geldi? 12. Alt taban ne? 24. Alt taban da komple 24. Onu da şöyle yazalım. Şimdi ben şunu yapabilirim. Şöyle yukarıdan yamuğun yüksekliğini bulmak için şöyle bir dik çekeyim. Burası da ne oldu? 30 oldu. A'yı da 6 yazdım. 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü 3. 60'ın gördüğü de ne oldu? 3 kök 3 oldu. Bu yamuğun yüksekliği ne oldu arkadaşlar? 3 kök 3 oldu. Yamuğun alt tabanı 24. Üst tabanı 12. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik ne? 3 kök 3. 24 12 daha ne yaptı arkadaşlar? 36 yaptı. 36'yı 2'ye bö 36, bölelim direkt. 18 çarpı 3 kök 3. 18'e 3 kök 3 çarparsanız ne yapar? 54 kök 3 yapacaktır. O zaman cevabımız Adana 54 kök 3 cevabı olacak arkadaşlar. Şimdi benim burada severmek istediğim bir mesaj var. Bakın yamukta karşılıklı kenarların birbirine paralel olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada bir şöyle Z kuralından bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Ya da burada bir Z kuralından bahsedebiliyoruz. Yamuğun alanı neymiş? Alt tavan artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Bunu da özellikle söyledik. Bir de burada sayıları güzel yerleştirdik. İş bitti. Arkadaşlar şimdi bize diyor ki A, B, C, D, G, C, E, F birer kare olmak üzere B, K, F noktaları da doğrusal. GC'nin D, GC'nin orta noktası diyor. Bakın benzerlik bilgimizi tekrar edeceğimiz bir soru. Bakın bu D, GC'nin orta noktası. Yani şurayla şurası birbirine eşit diyebiliriz. Hatta şöyle de desek buraya uzunluğunu A desek o zaman karenin bir kenarında ne olacak? A, A. Şurası da A bakın. Hatta orayı şöyle çizeyim. Buraya da A diyelim. Ama bana sorduğu yer orası değil. DK bölü Şu ufak yeri soruyor. Şimdi sıkıntı orası. Nereden yararlanacağız arkadaşlar? Bakın bu karenin bir kenarı ne oldu? 2A oldu. Bu ikisi de bir kare. Bakın burası 2A oldu. Şu kelebeği herkesin görmesini istiyorum. Bakın şu kelebeği şöyle dikkatlice bakın arkadaşlar. Şöyle. Bakın ÖSYM'nin kazanımlarının arasında bu kelebek ciddi anlamda var. Şöyle kelebeğimizi gördük. Peki burada ne yapabiliriz? E ee, 2a'nın a'ya oranı 2'ye 1 oran var değil mi? Güzel. Peki şuraya arkadaşlar farklı bir renk alayım. Şuraya x dersem hani bunun tamamı şöyle a'ya. O zaman burası da a-x kalmaz mı? a-x kalır. Güzel. Şimdi 2a'nın 2a'nın a'ya oranı eşittir tamam mı? x'in a-x e oranına 2'ler gitti. 2A eksi 2X eşittir. A artı X oluyor. Atın bu tarafa A. Eksi 2X'i bu tarafa atın. 3X yaptı. A neymiş arkadaşlar? 3X'miş. O zaman A'nın gördüğünüz yere 3X yazın. Bana DK diyor. DK ne? X. KC. KC ne arkadaşlar? O da A. O da 3X. X bölü 3X yaparsak ne olur? 1 bölü 3 gelecektir. Cevabımız Bursa seçeneği olmalı. Bakın benzerliği de ne yaptık? Özetlemiş olduk. Burada kareden o geçişi görmek önemliydi arkadaşlar. Gördüyseniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakın yine ben bu tarz bir soru bekliyorum. Bunun yanına yıldız atın. Bu sorular bizler için önemli sorular. Bana şu HBF üçgenin alanının 18 kökçü olduğunu vermiş. Karenin alanını soruyor. Arkadaşlar bir yerden başlamamız lazım. Burada şunu çok iyi biliyoruz. Burası A ise burası da A'dır. Tamam mı? Şimdi karenin bir kenarıyla altıgenin bir kenarı ortak. Dolayısıyla buralarda A, buralarda A, Bakın arkadaşlar, şurası nedir? Altıgenin bir iç açısı 120 derece. A A, burası ne olur? A kök 3 olur. Tamam. Şimdi bana diyor ki, HBF üçgenin alanı. Yani A kökü, HBF üçgeni geniş açılı üçgen. Taban A kök 3. Yükseklik, bakın yükseklik dışarıda olduğu için A bölü 2. O da neye eşit? 18 kök 3 eşit. Kök 3 kök gitti. 2'yi de çarpılar karşıyatın A kare eşittir 36. A da buradan ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Tamam. A'nın 6 olduğunu bulduk. Şimdi A'ya 6'yı yazalım. Bana diyor ki karenin alanı kaç birim karedir? 6'nın karesi nedir arkadaşlar? 36'dır. Çünkü karenin bir kenarı 6. 6 kere 6 36. O zaman cevabımız Ceyhan olmalı. Burada 120 üçgenini şu kuralına yemek lazımdı. Düzgün altıgende 30, 30, 120 oluyor. A, A, A kök 3. Ve arkadaşlar altıgenin şurası ile ilgili sınavda bir soru görebilirsiniz. Burası A kök 3. Bakın şunu da söylemiş olayım. Şu çizdiğiniz de ne? Bu da 2A oluyor. Altıgenin bir kenarı A ise bu da 2A oluyor. Lütfen bunlara e, dikkat edin değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce size bir taktik vereceğim. Bu taktik tüm çıkmış sorularda işe yarıyor. Bunu kullanacaksınız. Bana da dua edeceksiniz. Tamam mı? Bakın şurası yarıçap R1 olsun. Şu yarıçap R2 olsun. Tamam mı? Ya da şöyle bir yarım daire var. R1 olsun. Yine şöyle bir yarım daire var. R2 olsun. Ama olay aynı olacak. Yani tam dairesi tam daire, yarım dairesi yarım daire, çeyrekse çeyrek olacak kıyas yaparken. Tamam mı? Yarı çaplar oranı çevreler oranı eşit. Yarı çaplar oranının kareleri eşittir. Alanlar oranı eşit. Bunu yazın bir yere. Bak bu, bu şimdi şu soruyu ne kadar kolaylaştıracak. Bu bir deşifredir. Bakın. Dostlarım bu bir deşifredir tamam mı? Şimdi burada anlatmış bir tahtaya o merkezi bir çember çizildikten sonra her birinin çap uzunluğu bu çemberin yarıçap uzunluğuna eşit olan ve tek nokta tek noktada kesen iki yarım çember bak şu şu ikisinden bahsediyor gördünüz mü? Bunlar çizilmiş daha sonra yarıçap uzunluğu bu çemberin çap uzunluğuna eşit olan çeyrek çember çizilmiş. o da bu daha sonra da bu şekilde boyanmış daire oluşturulmuş. Buna göre sarı renkli boyalı bölgenin alanını kırmızı renkli boyalı bölgenin alanını ona kaçtır arkadaşlar şimdi bak çok dikkat edin. Şurada yarı çapı R. Burası da R olsun. Ee, şimdi şu sarıyla şu kırmızıyı kıyaslıyorum. Çok dikkat edin. Sarının yarı çapı R. Kırmızının yarı çapı 2R. Karesini al. R kare. Karesini al. 4R kare. O zaman sen buna A var. A'lık bir alan var dersen şuna da kaç A'lık alan var diyeceksin. 4A'lık alan var diyeceksin. O zaman yani şunu yapmam lazım. Şuna ben A alanı dersem Şunun alanı da o zaman ne olmalı? 4A olmalı. Tamam mı? Bu 4A'nın aynısı aşağıda da var. Çünkü bu böyle tamamen düşündüğüm zaman. Ee, o yüzden aşağıda ne kalır? 4A kalır. Hani burası çeyrek çember olduğu için 2A, 2A ne yapar? Paylaşır arkadaşlar. Şurası 2A. Ee, yani şöyle. Burasının komplesi 2A olacak. O yüzden buraya A kalır. Yine burası A olur. O zaman burası ne olur arkadaşlar? Yine A olacaktır. Bakın. Yarım daireler arasında geçiş yaptım. Şimdi çeyrek daire var elimde. Şöyle çok dikkatli bakın. Şu çeyrek daire bir de şuradaki çeyrek daire. Ben onlara arasında kıyas yapacağım. Şu çeyrek dairenin yarı çapı 2R. Şu çeyrek dairenin yarı çapı bakın burası 2R olduğu için bunun çeyrek dairenin yarı çapı da 4R. Şimdi bunun alanını bulalım. Ee önce bunun karesini alıyorsunuz. 4R kare. Bunun karesini alıyorsunuz. 16R kare yapıyor. Şimdi bunu Çeyreğine gelen alan 2A. 4 r kareye 2A geliyor. O zaman 16 R kareye ne gelir arkadaşlar? 8A gelir. Çünkü neden? 4'ün yarısı oranladığımız zaman 16'ın da yarısı olacak 8A. Yani şunun tamamı 8A olacak. O zaman 4A burada olduğu için buraya da ne kaldı? 4A kalmış oldu. Aslında burada şu bilgi de ortaya çıktı. Demek ki e, böyle içeriye koyduğumuz zaman alanlar böyle ne oluyor arkadaşlar? AA olarak paylaştırılıyor. Bunu da görmüş olduk ama tabi ezber yapmayalım. Yani e, çeyrek dairenin içine yarım daire koyarsan ee, alanlar eşit oluyor. Bir daha söylüyorum. Bak çeyrek dairenin içine şöyle yarım daire eğer koyarsan şu alanla şu alan birbirine eşit oluyor. Bunu da burada keşfetmiş olduk. Tamam. Şimdi bana diyor ki sarı renkte boyalı bölgen alanı. A, A, 2A, 4A daha ne yaptı arkadaşlar? 6A yaptı. Bölü kırmızı renkli boyalı bölgen alanı. 4A, 5A, 6A. 6A'nın 6A'ya oranından ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. İnanın ha verdiğim bilgileri bir oturtursanız var ya çok çıkmış soruyu çözersiniz. Bu bir deşifredir arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Arkadaşlar şimdi güzel bir silindir sorusu çözeceğiz. Silindirin özetini de yapmış olacağız bu soru üzerinde. Silindirin hacmini ben size bir hatırlatayım arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik unutmayın. Taban alanı çarpı yükseklik. Peki taban alanı ne? Pi re kare yükseklik ne arkadaşlar? O da h. Yarı çapları birer birim olan yükseklikleri dörder birim olan özdeş, 3 özdeş küçük silindir şekil 2'deki gibi birbirine yapıştırılmıştır. Bu silindirler yarı çapları yarı çapı 2 birim yüksekliği 10 birim olan silindirin içine şekil 1'deki gibi yapıştırılmış ve bu silindirlerin tamamı suyun içinde kalana kadar büyük silindire su eklenmiştir. Daha sonra büyük silindir ters çevrilerek şekillikte konuma getirilmiştir. Buna göre son durumda silindirin içindeki suyun yüksekliği kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar büyük silindirin yüksekliği 10. Küçük silindirlerin yarı çapı 2. Hatta pardon 1. Yarı çapları 1. Şöyle bir tane yarıçapı Yarı çapı 1. Yüksekliği de 4'müş arkadaşlarım. Tamam mı? Yüksekliği de 4'müş. Şimdi benim burada bir küçük silindirin hacmini bulayım. Bir küçük silindirin haçmini bulayım. Pi çarpı 1'in karesi çarpı 4 ne gelir? 4 pi gelir. 3 tane olduğu için bunların toplam hacmi 12 pi. Toplam hacmi kimin? Küçük silindirlerin toplam hacmi 12 pi oldu. Şimdi büyük silindirin ee, hacmini bulmayalım arkadaşlar. Şuradaki bilgiye dikkat edin. Diyor ki bu silindirlerin tamamı suyun içinde kalana kadar büyük silindire su eklenmiştir. Yani şu silindirin şu seviyesine kadar şu seviyeye kadar silindire su eklenecek. Arkadaşlar yarı çapı 4 olduğu için su seviyenin yüksekliği 8. Dolayısıyla hani bunu böyle tammış gibi düşünürseniz eğer pi çarpı büyük silindirin yarı çapı kaç? Ee, onu da bu görelim. 2 birimmiş. 2 birim. Pi çarpı 2'nin karesi çarpı 8. Ne geldi? 32 pi geldi. Yani normalde şurası 32 pi'lik bir hacim ama e, küçük silindirlerin içine su girmediği için küçük silindirlerin hacmini çıkarırsam hatta su rengi bir şeyle boyayayım şurayı. Daha iyi anlaşılsın. Şu su şuralarda olacak. Bakın şu su buralarda olacak. Şöyle tamam mı? Bu suyun da hacmi 32 32'den 12'ye çıkarın. 20 piyelik bir su var. Tamam mı? 20 piyelik bir su var. Şimdi ben bu kabı ters yemişim. Zaten yapıştırmıştım. Şekil 3'teki gibi oluyor. Yine 20 piyelik bir su olacak. Şimdi arkadaşlar suyun yüksekliğini benim bulabilmem için öncelikli olarak bakın şuna çok dikkat edin. Burada bir varsayım yapalım. Acaba bu buraya kadar olabilir. Mi? Mesela burası 4 kadar ya şurası da 6. Burası da 6 e, ee, su bakalım buraya kadar ge gelebiliyor mu? Pi çarpı yarı çap büyüğün yarı çapı 2 2'nin karesi 4 yükseklikte 6 ne geldi arkadaşlar? 24 pi geldi. Şimdi suyun hacmi ne kadardı? 20 pi. Dolayısıyla su yukarı çıkamıyor. Yani su buralarda bir yere gelecek. Hani yukarıda değil. Tamam onu anladık. Bakın değerli arkadaşlarım gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız benim şu şu anki söylediğim şeyi bir yere yazmanız gerekiyor. Çünkü ben çok ciddiyim. Şu an gelişi güzel bir iş yapmıyorum. Şöyle suyun yüksekliği h olsun. İşte bunu bu kelimeyi ağzınızdan çıkmazsa istersen matematik öğretmen ol yine yapamazsın. Çünkü benzer soru çıktı. Benden daha iyi matematik öğretmen arkadaşlarım ee, daha zorlaştırmış sorusu da yapamadı. Ben de yapamıyordum sınav anında. Şimdi suyun yüksekliği h olsun. Şimdi suyun hacmi de 20 pi olacak. Ben buradaki suyun hacminin de şöyle bir su var. Bunun hacminin yine 20 pi olduğunu biliyorum. Ben bu suyun hacmini nasıl bulabilirim? Şuradan bunu büyük silindirden hani şöyle komple düşünürsem pi çarpı yarı 2 2'nin karesi 4 çarpı h eksi şu küçük silindirin şu hacmini çıkarayım. Onun yarı bir ne? 1 pi çarpı 1'in karesi çarpı. Peki arkadaşlar bakın buradaki yükseklik ne olacak? Şimdi orayı tam söyledik. Ama silindirin burada belli bir yüksekliği bunun içinde. Onu nasıl söyleyeceğim biliyor musunuz? Şimdi hani iki e, bunun bir tanesi 4, bir tanesi 4 yukarıda ne kalıyor aslında? 2 kalıyor değil mi? Şimdi o 2 bakın şurası 2. Hatta birazcık daha incelteyim. Şurası 2 birim. E tamamı da h ya. O zaman şuraya ne kaldı? h 2 kaldı. H eksi 2 kaldı. O zaman H eksi 2 ile ben ne yapacağım? Çarpacağım. Bu küçük silindirin hacmini bulmak için. Tamam mı? Çünkü silindirin suyun içinde kalan hacmi H eksi 2'lik kısmı hacmi. Bu da kaç eşit olacak arkadaşlar? Suyun hacmi 20 pi'di. Bu da 20 pi'ye eşit olacak. Buradan 4 pi H eksi eksi pi ile H çarpın. Eksi pi H. Eksi pi ile Eksi 2 çarpın. Artı 2 pi eşittir. 20 pi yapıyor. Atın arkadaşlar bu tarafa. 18 pi. 4 pi h'dan pi h gitsin. 3 pi h. Pi gitti. 3 h eşittir 18 ise h eşittir. 6 olacak arkadaşlar. O zaman ben e, son durumda sinir içindeki su yüksekliğine ne diyeceğim? 6 birim diyeceğim. Arkadaşlar gerçekten sınav tarzında bir soru. E, emin olun. ÖSYM katı isimlerde bazen çok özgün sorular sorabiliyor. Evet bu da bir Özgün soruydu. Yani dikkat etmeniz gerekiyordu. Burada tüm mesele şurası haş olsun dedikten sonra ona temel bilgileri kullanmak. Dikkat edin. Ben şu soruda sadece temel bilgileri kullandım ama gerçekten bütün bilgilerimi oturttuğumu, yorum yapabildiğimi soru üzerinde göstermiş oldum. Arkadaşlar bu soruyla beraber hem doğru anetini özetleyelim hem de bu soruyla beraber bir soru tahmini yapmış olalım. Dik koordinat düzleminde y' x doğrusu ile Eksi 4 A noktasında kesen D doğrusu aşağıdaki gibidir. Y eşittir eksi X doğrusu D doğrusu ve Y eşittir sıfır doğrusu tarafından sınırlanan sarı boyalı bölgenin alanı 12. Arkadaşlar Y eşittir sıfır doğrusu demek X ekseni demek. Unutmayın. X eşittir sıfır doğrusu demek de Y ekseni demek. Sarı boyalı bölgenin alanı 12. Tamam. Ee, olduğuna göre boyası bölgenin alanı nedir? Y eşittir eksi X Y ekseni ve D doğrusu tarafından sınırlanan şu boyası bölgenin alanını soruyor bize. Evet soruyu okuduğumuz zaman bu anlaşılıyor. Şimdi şu noktanın apsisi eksi 4 ise bakın eksi 4 A noktası demiş. Yani şurası A. Ama burada şöyle bir şey yapabiliriz. Eksi 4'ü gelin arkadaşlar burada koyun. Eksi 4 ile eksiyi çarptığınız zaman y ne oldu? 4 oldu. O zaman bu nokta ne oldu? Eksi 4 de 4 noktası oldu. Dolayısıyla şurasının yüksekliği ne oldu? 4 oldu. Bunun bir de tabanı var arkadaşlar. Tabanına da A diyelim. Taban A. Yükseklik 4 bölü 2 yaparsanız alan geliyor. Alanda ne? 12 e, ee, buradan A ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. 6 kere 4. 24. 2 bölü 12. O zaman burası ne oldu? 6 oldu. Tamam. Ben şu anda e, şu noktanın eksi 6'ya 0 noktası olduğunu buldum. Tamam mı? Aynı zamanda şu noktanın eksi 4'e 4 noktası olduğunu buldum. Şu an D doğrusunun denklemini yazabilmek için elimde yeterince veri var. Eksi 4'e 4 noktası var. Eksi 6'ya 0 noktası var. Tamam mı? Bir de x'e y e noktası olsun denklemini yazmak için. Bakın denklem nasıl yazılıyor? Dikkat edin. 4'ten 0 gitti. 4. Eksi 4 eksi 6'dan ne geldi arkadaşlar? Artı 2. Ee, bölü 0 eksi y'den eksi y. Eksi 6 eksi x. Böyle. 4'ü 2'ye bölün 2. 2'yi 2'ye bölün 1. Ne geldi buradan? Eksi 12. Eksi 2x eşittir. Eksi y. Arkadaşlar bu taraf atın hepsini. Y eksi 2x Eksi 12 eşittir 0 oldu. Ben şu anda D doğrusunun denklemini buldum. Şimdi D doğrusunun Y eksenini kestiği yeri bulmam lazım. O zaman X'e 0 verdiğiniz zaman Y eksi 0 eksi 12 eşittir 0. Y buradan ne geldi arkadaşlar? 12 geldi. O zaman şurası ne oldu? 12 olacak çünkü bu nokta 12 noktası oldu. Tab taban 12. Yükseklik 4 arkadaşlar. Ee, o zaman 12 çarpı 4 bölü 2 yaparsanız 48 bölü 2'den ne gelir? 24 gelecektir. O zaman sorumuzun doğru cevabı 24 olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani koordinat ekseni birazcık daha bilgi istiyor gerçekten. Hani hem bilgi hem yorum istiyor. Mesela burada şu noktanın eksi 4 olduğunu veriyor ama burayı vermemiş. Onu nasıl bulduk? Bu nokta şu şunun üzerinde. Arkadaşlarım bir Türkiye geneli denemenin sonuna geldik. Gerçekten bir yorumunuzu bekliyorum videonun altına. Ee, ...özgün sorular olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sınavdaki kazanımlara uyduğunu düşünüyorum. Hazırlarken çok ciddi zaman verdim. Çok ciddi emek verdim. Ee, hayırlı olur inşallah. Sınavlarınızda iyi geçer. Güzel temennilerle gerçekten ben de yoruldum. Ee, çözüm videolarını yaklaşık 3 günde... ...sadece çekmem tuttu. Yani 3 günde ancak çekebildim. Ee, güzel bir... ...atmosfer olduğunu düşünüyorum. Ee, hayırlı sonuçlar alırsınız inşallah... Matematiği de halledersiniz. Yolunuz açık olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Arkadaşlar güzel bir denemenin sonuna geldik. Deneme hakkındaki görüş ve önerilerinizi muhakkak ki yorumlara yazın. Bir kez daha söylüyorum. DGS'ye ait arkadaşlar birçok kitabım var. Açıklamadaki linkten oluşturabilirsiniz. Bir problemler kitabım. Bir sayılar ve cebir kitabım. Yine şu şekilde DGS 20 denemem. Yine bu şekilde 16x12 problem denemem. Yine aynı şekilde bir problem denemem daha var. Onu da göstereceğim. Şu şekilde bir problem denemem var. Bu kaynakları çözerseniz DGS'de hem cebir hem problem hem sayısal mantık arkadaşlar çok rahat fullenir. Bunlar size tüm konuyu ve DGS'yi kavratacak nitelikte kaynaklar. Bir kurs gibi arkadaşlar. Bunları ben tek tek özenerek hazırladım. Yılların emeği. Çözüm videoları da var. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. İnşallah e, sınavınız sınavınızda iyi geçer, başarılı olursunuz. Bizi tanıyan arkadaşlarımız bu kaynaklarımızı tanısın. Yeni başlayacak arkadaşlarımız bu kaynakları kullanabilir. E, tavsiye ederseniz sevinirim, mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.